İyi akşamlar değerli izleyiciler. Artık maçlar bitti. Herhalde rahat rahat oturup bizi seyredebilirsiniz. Galatasaray beklendiği üzere Beşiktaş'a yenildi. Beşiktaş şampiyonluk yolunda bir önemli adım daha attı. Artık son maça kaldı her şey. Ve biz de maçı bitirdikten sonra buradayız. Murat Bardakçı hariç buradaki herkes maçla ilgiliydi. Murat Bardakçı konuya pek takılmadı. Ayak topu olarak görüyor konuyu. Evet, bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Her şeyi bilen adam diyebiliriz onun için. Hakikaten her şeyi bilen adam. Tanıyınca zannediyorum siz de bizim kanaatimizi paylaşacaksınız. Murat Bardakçı'ya bile çomağını saklatacak kadar her şeyi bilen adam. O yüzden keyifli bir program olacak herhalde. Konuğumuz sevgili abimiz Turgut Kut. Turgut abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Bardakçı, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce şeyi söyleyeyim. Turgut Bey'le ailece bir tuhaftır. Şimdi bizim 2-3 hafta önce çıkan Gönül Hoca, Gönül Tekin. Gönül Tekin. Eşinin ablasıdır. Evet. Eşi Türk Edebiyat Hocalarının duayenidir Türkiye'de. Profesör Günay Kut. Yani bununla ayrıca bir tuhaf olan okurlar, kitap şey yapanlar, böyle şeylerle uğraşıyorlar. Şimdi göreceğiz daha. Yani lüzumsuz işlerle uğraşıyorlar yani. Yani. Gereksiz. Ne ölüye ne diriye yarar. Canım, Murat'la baş etmenin imkanı yok bir kere. Abi yani Murat ona... Belge denedi. Kim efendim? Murat Belge. Tanır mısınız? İsmen tanırım. Bir onu soracağım ya. Ne oldu Murat Belge'nin? Şimdi bir izleyiciler bir anlasınlar yani. Sen bir yazı yazdın. Şimdi efendim, yukarıda odaya bir arkadaş geldi. Evet. Gazeteden bir arkadaş. Evet. Yahu çok eğlendik dün dedi. Boğaz turuna çıkmıştık dedi. Murat Belge İstanbul'u öğretiyor dedi. Şimdi şeyi de alt parantez söyleyeyim. Bizim İstanbul uzmanları İstanbul'da doğup büyümüş, burada yaşamışlardır. Ama şehri yabancıların kitaplarından öğrenirler. Bu Strolling Through İstanbul'da öğrenmiştir o da. Ama dedi güzel kitaptır. Güzel kitapta da Türkçesi başka isimle çıkıyor. Başkasının ismiyle. Kimin efendim, çıkıştı? Murat Belge. Öyle mi? Frehley'nin kitabı. Frehley'nin kitabı. Boyutta Frehley'nin kitabı. Evet, Frehley. Yani İstanbul'u bir de söylüyor. Çok ilham aldım diyor. Kardeşim, İstanbullusun sen. Yani yabancıdan da öğreneceksin. Peki nereden çıktı? Yani. Bir hikayeyi bir anlatsana. Şimdi geldi. Arkadaş odaya geldi. Müşterek bir dostumuz. Ya dün dedi çok eğlendik dedi. Murat Belge'nin İstanbul turuna katıldık. Şeyi anlattı dedi. Esma Sultan'ın zamparalıklarını. Gençlere meraklıymış. Sonra da hepsi de öldürülmüş dedi. O devirde böyle bir şey. Yani bunlar dedikodu olarak vardır. Reşat Ekrem de yazmıştır. Samet Muhtar da yazmıştır. Çok iyi yapmıştır ama bunu bir gerçek diye anlatılmaz. Ben de ya olur mu diye hafif bir yazı yazdım. Vay efendim, ne tetikçiliğimiz kaldı. Efendim, ne Soros grubuna saldırı. Bugün Halil Berktay da yazmış. Bugün Halil Berktay yazmış. Bu grupta bir paranoya var. Bunlar kendilerini öyle önemsiyorlar ki, öyle mühim. Ben sana talimat vermişim, ona yazmışsın. Sana da yukarıdan gelmiş. Evet. Sen de şahitsin, odana bir arkadaş anlattı. Evet. Şimdi salı günü Halil Berktay'a da vereceğim cevabını. Fakat enteresan. İnanamadım ya. Bunlar ya benim, şey... Abi benim konudan haberim yok. Yok. Ben abi. Haberim yok olaydan. Murat'ın yazısını da gördüm. Murat yazmış. Evet. Murat Belge'ye böyle bir döşenmiş. Dedim ki niye bu, nereden çıktı bu dedim. Dedi ki ya bizim işte ismi lazım bir arkadaşımız tura katılmış. Böyle bir palavrayı da gerçek diye anlatmış. Onlar ben dedim ki şaka yapmıştır. Sonra çocuğu geldi arkadaş, bir daha anlattı konuyu. Şaka falan diye yani gerçek gibi anlatmış. Murat da bir yazı yazdı. Evet. Sonra Murat Belge, Murat'ın yazısına 3 yazıyla cevap verdi. Ama içinde yok yok. Tetikçisinin tetikçisi. Paranoya baştan şartlanıyor. Yani ben demişim ki Murat'a sen bunu yaz, Murat Belge'yi sana bir rezil et. Bana da derin devlet demiş falan böyle. Bir abuk sabuk bir şey. Hadi onu savuşturmuştu Murat. İşte o da ona 2 yazıyla cevap verdi sonra. Bugün de Halil Berktay yazmış. Ordinarius doçentlerimiz bunlar bizim. Ordinarius doçent. Evet. Bir de ortada profesör de getirebiliyorsun. Evet. Mesela şimdi, zaten şimdi mesela ben esas şunu merak ediyorum şimdi. Murat Belge nasıl profesör abi? Hangi eseriyle profesör? Valla ona bir bakacağım. Şimdi profesörlüğü yok vermiyor artık. Üniversiteler veriyor. Mukayeseli edebiyat veriyorsa mukayese edebiyat konusunda kitabını bilmem olması lazım. Yani Joyce tercümesi mukayeseli edebiyat değildir. Mukayeseli kültür değildir. Bir. İkincisi neyle neyi mukayese edeceksin? Tek İngilizce bilmekle bu iş olmaz. Latince, Grekçe falan. Kültür tarihi budur. Klasik dilleri bilmektir. Bunları bilmeden o meseleyi bir şey yapacağım. Halil Berktay da ortada profesör diye geziyor. Profesör falan. Zannedersem doçent. Doçent bile olmayabilir mi acaba? Yok, doçent oldu. Doçent oldu mu? Galiba iktisat doçenti. Çünkü tarihçilik dersleri veriyorlar. Onların gözünde tarih, milliyetçi tarih adidir. Bu faşizmdir.
yok olması gerekir. Tarih böyle anlaşılmayan cümlelerle, bir sürü Fransa şeyler, terkipler, terimler, şunlar bunlar. Bu devlik cümle olacak bir de. İşte süreçsel yapıtlardaki etkileşim prosesinin, konstitüsyonel alaşımlarının bilmem nesel bilmemiz bu oluyor tarih. Şimdi onlar şey yapıyorlar, yani bunlar kendilerine bir güç, bir şey vermediyorlar. Sanki çok önemli bir şey bunlar. Biz bir de ya bak, bir şey söyleyeyim mi sana? Ediyorlar. Sen olmasan, İlber Hoca olmasa, bunların var ya yüzüne bakan olmaz da siz tarihi biraz böyle bir popüler hale getirdiniz de bunların da tarihçi diye bunlara gün doğdu. Efendim Halil Berktay geçenlerde birkaç ay önce bir televizyon kanalına tarih programı yapmaya şey yaptı ama ideolojik bir yayına başladığı için programı kaldırılmış. Bunu anlatamazlar şeylerini. Fakat bilirler nasıl mi peki? Sana sorayım mı? Yazdıklarını gördük. Bilmezler. Bilirler mi abi? Nasıl? Halil Berktay nasıldır? Sen tanırsın Halil Berktay'ı. Hayır, ben onları ya yetkili değilim tabii, ben onların şeyleri... İlmini eleştirmek. Değil. Fuat Göbülü'ye hakaret ama, etmek tarihçilik değildir. Murat Belge ve bildiğim kadarıyla İstanbul Üniversitesi'nin İngiliz Filolojisi'nden mezun. Orada asistanlık, doçentlik, profesörlük yapmış. Oradan bir profesörlük, bilgiden. Öyle mi? Evet. İşte bilmiyorum o kadarını. Parlak o zamanki söylenen, o aşağı yukarı benden belki biraz daha sonra veya aynı dönemlerde İstanbul Üniversitesi'nde. Yoksa onlar yani. Edebiyat Fakültesi'nde tabii onlar. Orada benim pek fazla bir şeyim yok. Ama inanılmaz işte, bir paranoy. Acayip paranoy. İnanamadım ben. Okudum, inanamadım. Bir de şey olarak tarih toplumda... Edepsiz bir üslupla yazıyorlar. O üslubu ben iyi kullanırım yani, açık söylemek gerekirse ama... Hayır, şimdi ben anlamıyorum ya. Bunları eleştirdiğin anda itibaren birdenbire işte derin devlet, faşizm... Hayır, hiç kimse bunu ben eleştirmedi. Tabii inanamadım ben ya. Hiç kimse eleştirmedi şimdiye kadar. Bir ilah gibi baktılar. Söyledikleri kelamullah da bunların. Her şey doğrudur. Hayır efendim, değildir. Ve bütün mesele de şeyden çıkıyor zaten. Ermeni konferansı bilmem ne falan, onların toplantısı, şu sorusu. Biliyorsun o ilk konferans toplandığında İlber bu iş filologlara mı kaldı dedi. Rezil oldu Murat. Evet. Hala onun acısını çıkartma. Hala hepsi İlber'e saldırıyorlar. Şurada, yani mesele bu. Yani anlamıyorum, ne zannediyorlar kendileri, ne olduklarını düşünüyorlar. Tut derin devlet talimat vereceksen sen bana yaz diyeceksin. Bir de dediğim gibi edepsizce yazıyorlar. Yakala dedi falan filan diye. Herhalde onlar öyle oldukları için, onlar birileri talimat verdiği için efendim, diyorlar ki biz bu işi talimatla yaptığımıza göre bunlar da talimatla yapıyordur. Tabii yani mesele o. Yani. Ya şu dünyada bana talimat verecek, sana talimat verecek bir adam var mı ya? Allah aşkına ben kimden talimat almadım? Ben babamdan, anamdan talimat almadım ya. Efendim şimdi dediğim gibi o seviyeye indirirsem meseleyi, ben de Ermeni Konferansı'nın talimatından başlarım. Bilmem mesele kadar götürürüm işi. İnmiyorum yani o... Belli bir düzeyde tutmak lazımdır. Ama dediğim gibi ben didişmeye bayılırım. Şirretlik olduğu vakit iyi yaparım bu işi. Bence bunlarla, bunlarla didişmemek de lazım, biliyor musun? Çünkü hakikaten şey yani sınıf aşağı inmek lazım bunlara didişmek için. Çukura çünkü inmek, çukura. Cahiller, bilgisizler, okuyamıyorlar, anlayamıyorlar. Ve üstün körü bilgiyle o üstün körü bilgiyi popüler bir entelektüellimsi camiada popüler bir fikrin etrafına yapıştırıp pazarlıyorlar. Ya ne demek tetikçinin tetikçisinin tetikçisi? Şimdi ben ona söyleyeceğim bir şey var da... Neyse. İşte üslubu beyan ayniyle insandır. Neyse ama salı günü Halil Berktay'a o cevabını vereceğim. Ya bunlara cevap vermekten asıl yazılığımı yazamıyor. Bence sen bunlara cevap vermiyor. Vallahi ben. Hakikaten verme. Değer, ve değer diyor işte de. Habertürk milliyetçi çevreyi ele geçirmek için başka bir gazetenin yerini almaya çalışıyormuş. Bu o politikanın bir devamıymış. Ya inanılmaz bir paranoya. Anlatamıyorsun arkadaş, o da anlattığı şey bu buymuş. Okuyucu çalmak istiyormuşuz biz. Talimat da alıyormuşuz. Ben de tetikçinin tetikçisi olarak saldırıyormuş. Hasta. Hakikaten hastalar ya. Hakikaten hastalar. Allah şifa versin, ne diyelim. Allah şifa versin. Allah bilgi versin. Ya bu yaştan sonra ya, olmaz. Ya iki padişah arasında iki tane boşluk yapan adam, ben tarih yazıyorum diyor ondan sonra yani. İki padişah arasında iki sene. Bilmediğimiz bir fetret devri varmış da farkında değilmişiz. Osman Gazi ile Orhan Gazi arasında iki sene fetret devri varmış. Fetret bir, fetret iki var diyor Osmanlı'da. Aha, neyse. Neyse, Tokut abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nereden başlayalım abi? Gel istersen müteferrikadan başlayalım. Hayır. Yalnız müteferrikanın ne olduğunu söyleyelim. Çünkü
Biz bir tarihin arka odasında bir saat falan bir müteferrika konuştuk. Sonra baktım dünya kadar mesaj gelmiş. Müteferrika'yı sözlükte baktık bir askeri terimdir diyorlar dediler. Yani İbrahim müteferrika. Evet onu işte söylüyorum. Müteferrika maddesini de şey yazdı. Erhan yazdı. Ansiklopedide Erhan yazdı. Yani İbrahim müteferrika Türkiye'ye matbaayı getiren doğrusu, adam. Getiren Osmanlıca adam. Matbaayı getiren. Osman, var, Osmanlıca ne demek Osmanlıca? Eski Türkçe. Eski Türkçe. Matbaa. Ha eski harfler. Eski harfler. Ama İstanbul'da matbaa var daha önceden değil mi? Var tabii olmaz mı? O bizden evvel tabii. Ama ya... onlar Latin alfabesiyle yazıyor. Hayır kendi Latin, alfabeleriyle. Kendi alfabeleriyle yazılıyor. Kimlerin var? Tabii önce biliyorsunuz Yahudi seferatlar İspanya'dan Türkiye'ye göç ettikten sonra... Aşağı yukarı 1492, bir yıl kadar sonra, bir yıl sonra yani 13 Aralık 1493'te bunlar Rabbi Jacob Asher İstanbul'da ilk Yahudi matbaasını kuruyor. Ve burada da Erba'a Turim diye, dört emir diye İbrani harfleriyle ilk kitap basılıyor. Yani Türkiye topraklarında ki bugünkü sınırları da alırsak daha ilerlere gitmeden ilk matbaalardan yani Avrupa'da dahi ilk kurulan matbaalardan bir tanesi İstanbul'daki Yahudi matbaasıdır. 1493'te. Evet, 93 aynı zamanda da Aralık ayı da söylediğim gibi 13 Aralık 1493. Ondan sonra Ermeniler... Bir haham kuruyor matbaayı. Evet, Rabbi zaten. Ondan sonra bir Ermenilerin de Sivaslı apkarımız var. Bu önce Venedik'e gidiyor. Venedik'te Katolik kendisi zaten, Katolik Ermeni. Orada bir matbaacılığı ve öğrendikten sonra İstanbul'a geliyor bu. İstanbul'da da bunun bir gene bir rahip sınıfından Pokor diye birisiyle beraber bugün Vefa Stadı'nın bizim Karagümrük'ün alt tarafındaki Kefeli Mescid'de ilk şeylerini matbaalarını da orada. O da Ermeni alfabesiyle. O da Ermeni alfabesiyle. O da 1567. 1567'de de kuruluyor. Onlar da pardon. Onlar genellikle dini yayınlar mı basıyorlar? Tabii ilk basılan kitaplar hep dini nedense. Bizde de lügattir. Ondan sonra bu bastığı kitapta Pokur Keragunutyan Ermeni harfleriyle ilgili, basit Ermeni harfleriyle ilgili bir kitap. Ondan sonra tabii sırasıyla işte bunlar matbaacılık yapıyorlar. Tabii matbaalar yerli yerinde durmuyor. Şeylerin başka yerlere de daha sonra geçiyor, taşınıyorlar tabii. Kefeli Mescidi'nde bunlar Katolik olduğu için Kefeli Mescid de bir Katolik tarikatının şeyi altında o yıllarda. Yani gittinizse Kefeli Mescid'e bizim tipik camiye de benzemez orası biliyorsunuz. Ondan sonra, pardon. Yahu öksürüp durdum. Eskiden katran ilacı vardı öksürüğe karşı. Hiç içtiniz mi siz? Yok katran abi. Öksürük şurubu içendesiniz. Neyse. Üçüncüsü de Rumlar geliyor. Rumlardan da meşhur işte Nikodemos Metaxas. Bu da öğrenimini İngiltere'de vesaire bu matbaacılık meselelerini öğrendikten sonra o da gene malzemesiyle beraber İstanbul'a geliyor. Evet. 1627'de İngiliz sefaretinin civarında bir yerde de o da ilk Rum matbaasını kuruyor. Onlar da gene bir dini kitap 1627'de. İskenderiye Patriği Pargalı Gregorius gibi hakkında bir kitap. O da dini bir kitap. Tabii onlar gerek Museviler, gerek Ermeniler, gerek Rumlar bütün matbaacılıklarını bizden eski oldukla İstanbul'da yürütüyorlar. Ya 220 sene fark var. 220 sene fark var. Değil mi? Ya bu burada ben tabii Ermenice ve Rumcalar için pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama Ermenilerin ve Rumların bastığı kendi alfabesiyle Türkçe kitaplar var. Yani Armeno-Türk denen Ermeni harfleriyle Türkçe kitaplar var.
O birileri de Greco-Türk, Grek harfleriyle Türkçe. Yani bugün nereden baksanız 2000'e yakın elimizde Ermeni harfli Türkçe kitap var. Ve 2-3 kişinin dışında da bundan başka kimse uğraşmamıştır. Biri benimdir, biri başka bir arkadaştır. O kadar yani. Bunu ben 70'li yıllarda üniversitedeki tarih bölümündeki bazı, hepsi çoğu rahmetli oldu. Arkadaşlar ya ne işe yarar, ne yapacağız bunlardan bilmem ne gibi. Halbuki bu kitapların da büyük önemi var. Sağ olsunlar işte bir tane Erivan'daki bir Hasmika'nın kataloğunu yayınladı. Onun İstanbul'da ikinci baskısı yayınlandı. Grek harfleriyle de işte Evangelia Balta biliyorsunuz. Az eski dostum, ahbabım, arkadaşım. O da büyük bir emek vererek bunlara daha evvel Salevi'nin yaptığı kataloglara ek yaparaktan onun mesela yani ne var içinde? Ne var içinde diyelim? Mesela dini kitapları bir tarafa bırakırsak, halk hikayelerini ele alsak, halk hikayelerini ben size söyleyeyim, hepsinin Ermeni harfleri Türkçesi de var. Grek, yani Köroğlu mesela, Tahir ile Zühre mesela. Var mı hepsi? Var tabii. İnanılmaz derecede Ermeni harfli poliglot, lügat vardır. Yani Ermenilerin lügate karşı da büyük bir istidatları, bir şeyleri var yani böyle. Yemek kitapları var. Hı. Ermeni harflerinden basılmış. Dili Türkçe ama. Türkçe. Bakın, Ermeni harfleriyle istediğiniz Osmanlı Türkçe, eski harflerle bir metin yazılabilir. Çünkü sesliler var. A var, E var, Ö, Ü, I, İ. Hepsinin de fakat Grek harfleriyle biraz zorluk, diakritik işaret lazım. Onlar da, bizde olan harfler onlarda yok. Onların işte beta, bita meseleleri. Yani onun için yani bunlarla muhakkak ilgilenmek. Romanlar var. İşte hala o şeydir. Bir tanesini Vartan Paşa'yı Tiçe yayınladı mesela. Akabi hikayesini. Vartan Paşa'nın bir hikayesinde boşboğaz bir Adem, işte ben de onu hazırladım, verdim birisine. O da yakında basılacak. Sen bir Almanca sözlük yayınlamıştın Amerika'da bir yerde. Türkçe. Ha şeyle, Robert Dankoff'la beraber. Evet. Eski harflerle ama Ermeniceydi evet. O. İçinde de abuk sabuk şeyler de vardı tabii. destanlar sonra. Yani bugün Ermeni harfli Türkçe destanlar o kadar çok ki. Neyse, o işin daha sonraki kısmı. Tabii matbaa İbrahim Müteferrika ile her ne kadar Türkiye'de... Peki abi bu 220 senelik fark neden kaynaklanıyor? Niye? Şimdi tabii onun için hattatlar var. Hani efendim hattatlar yazmamış da hokkalarını bilmem ne vesaire vesaire. Olur, yani beceremedik demek ki yani. Geç hani, girdi biraz. Okumuyoruz. İlbadi olmaz öyle okumuyoruz. Yani, Türklerin okumaya merakı yok. Şimdi şey yayınlandı Müteferrika'nın. Tereke evrakı yayınlandı ölümden evet. Sonra. Bulgar Türk'ü. Çok güzel bir kitap. Çok güzel bir kitap. Çok yani güzel. Şeyi görüyoruz. Hiç öyle bugüne kadar... Basmış, alan olmamış kitapları. Satamamış adam. Evet, satamamış. Çok iyi bir ticari kafa var adamda sonra. İlk birkaç kitap satılmayınca gramer ve sözlük şeylerine dönmüş. Yabancı dille, Fransa şeyli, Latince şey falan dışarıya satmış. Ona satmış. Ama Türkiye'de bastığı kitapla satılmamış. Dolayısıyla... Yok, Hacı Hoca takımı şey yapmadı. Hattatlar karşılaştı, böyle bir şey yok. Okumamışız. Peki okuma yazma oranları ne o zaman Osmanlı'da? Vallahi bilmiyorum. O da bir araştırma konusu herhalde. Ya biliniyor, ben bilmiyorum. %1 mi acaba? Bilinmiyor. Bilinmiyor. Yani oran bilinmiyor. Evet, bilinmiyor. Bilmiyor. Tabii işte ilk kitabı Van Kulu'nu 1727'de basıyoruz. Aman abi Van Kulu'nun içerine girmeyelim. Yok, girmeyeceğiz içeri. Lügat. Yani biz de ilk pardon, basın. Divan Lügat Türkçe. Yok, Van Kulu mu? Orhan abinin yaptığı. O tabii. Anladım, hatırladım. Bu Van Kulu Lügat'ı mı?
Şeyin tabii son zamanlarda tabii yapılan o kadar da durulmuyor. İyi araştırmalar da yapılıyor. Biz mesela şeyin İbrahim Müteferrika'nın ki Kasımpaşa'ya inerken mezarı oradaydı. Sonra o Galata Kulekapı Mevlevi Hanesi'ne taşındı. Okunmaz, çok kötü halde bir taş. İşte oradaki şeyin şair Nevres'in o iki yıllık yanılmıyorsam bir şey vardı. Erhan da onu düzelttiydi bir yazısıyla. Çünkü onun taradığı gerçek kayıtlar onlar. Arşivdeki kayıtlar. Şakası yok tabii. Ölüm şeyleri. Oradan o farkı buldu. Onu da yayınladı. Yepyeni bizim için bir şey. Sonra o Bulgar arkadaşın, evet. Bulgar asıllı mı? Yok, Türk. Ben nereden çıkarıyoruz Bulgar? Orhan... Hatırlayamadım şimdi. Evet. Çok güzel, kalın, şeyli. Yani son zamanlarda yapılmış çalışmalardan en iyilerinden bir tanesi. Deme lazım ona da şey etmek burada. Zaten geçen bir programınızda Murat onu vurgulamıştı. Çok güzel kitap olduğunu vesaire söylemişti. Şeye kadar yazmışlar. Evindeki tencerelere kadar. Bir satmayan kitapların listesi var. Satmamış, satamamış adam. Yani bizim Van Kulu'yla, pardon, Van Kulu'yla şöyle söyleyeyim. Yani Müteferrika ölmeden, yani 1727'den 1747'ye kadar Müteferrika 17 tane kitap basıyor. 17 tane kitabın toplamı da ciltlere göre ikişer ciltte 23 tane kitaptır. Yani o, Müteferrika gördüğümüz, göreceğimiz şey bu. Ondan sonra... Yavuz Sultan Selim'de işte şeyi, evi, matbaası vesairesi. Onlar da son bulgulara göre gayet ilginç sonuçlar çıktı. Ondan sonra matbaayı tabii şey olarak başkası devralıyor. Ve içeride kitaplar da var hala. Satılmamış kitaplar var. Yani şey bile, en fazla göstereceğiz bunu da, Holderman bile pek fazla şey edilmemiş. Bu da yabancılara Türkçeyi öğretmek için. Ondan sonra işte ikinci Müteferrika bizim dediğimiz yahut kitap tarihinde öyle geçen kitaplar var. Onlar da işte 8 tane sanıyorum. Yani 1856'dan nedir o? Tercüme-i Sıhhah, o da bir lügattir, Cevheri'nin. Yani 4-5 tane daha kitap basılıyor. Ondan ama sonra... Ama onlara basan Müteferrika değil. Değil, hayır. Müteferrika'nın matbaasıyla. Müteferrika 17 kitap. 17 kitap. 22 mi, 23 müdür onlar? Cilt 23'tür. 23. Yani, var mı yukarıda? Evet, yukarıda var. Yukarıda var. Mesela istersen o bir tanesini gösterelim şeyin, Müteferrika'nın şeyi ilk bastı. İlk harita basıyor İlk Müteferrika harita bir kere. O da mı, bu mu? Bu nerede, orada? Hangisi? Şurada, şurada. Şu dik olan. Uzun şu olan. Şu. Uzun olan. Ama hikayesini de anlat. Anlatacağım. Bunu siz isterseniz bir gösterin. Bu Müteferrika'nın ilk bastığı, yani baskıcılığa bundan başlanıyor. Bu haritayla. İlk bastığı bu mu matbaa? Budur. Bunun kalıbı... Türkiye'de basılmış ilk Türkçe eser. İlk şey harita. 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 Ama özelliği bunun şey bu. Bunun şimşir... Hikayesini anlatırsınız bunun. Bunun hikayesi bu, yanılmıyorsam 1980'lerde bir ana kızın elindeydi bu. Marmara Denizi bu. Evet, Marmara Denizi. Bunu satmak istediler. Bu benim elime de geldi. Aynı şey anlaşılmadı. Klişe gibi. Klişe, kalıbı. Yani şimşirden yapılmış klişesini kalıbını gördüm ben. Kalıbını satmak istiyorlar. Kalıbı satmak istiyorlar. Neyse, kadın izin verdi. O zaman da bizim Gazanfer Ağa Medresesi'nde müzenin yanında birileri kağıt üretiyordular. Böyle ilk güzel el sanatlarıyla uğraşıyorlardı. Orada... Bu şeye gazete kağıdıdır bu. Bunun üzerine ben mürekkep, özel bir matbaa mürekkep alıp bunu çıkardıydım. Yani elimizde, bu daha evvel yayınlandı başka yerde de. Ama ben kalıbı gördüm ve kalıbın üzerinden aldığım harita budur. Bu cihannumadan falan mı? Hayır, bu tek başına. Cihannumada bu arada yok. Harita basmıştı. Harita, ilk bastığı harita budur. Şurada okunmayan bir şey vardır. İkincisi, bunun... Ölçeği belli değildir. Bu haritanın... Şu alttaki ölçek değil mi? Oradaki... Hayır, değil hocanım. Yani şeyleri de yok. Arzı, tuğlu de yok. Tuğlu diyor şurada ama şey orada yok. Orada bir şey, bir hesaplar bir hesap var. Bir hesap var orada çünkü.
Ondan sonra işte resimli kitapları, haritalı kitapları, 17 tane kitap. Bugün tabii onlar kendi ürettiğimiz meta olduğu için oldukça kıymetli. Yani kendi değerlerimiz. 23 adet kitaptan toplam kaç tane basmış? Şimdi efendim onlara şeyleri var işte kayıtlardan. Yani 500'den 1000 arası. Çünkü Batı'da da canım şeyden Gutenberg zamanından da pek fazla kitap basılmıyor. İşte bugün Gutenberg'in İncil'i, o 42 satırlık İncil'i tespit edilmiş Avrupa kütüphanelerinde. 40-45 tanedir. Ya şurada enteresan bir not var altta. Benim devletli efendim, eğer fırsatınız galiba bu feraset bir şeyiniz olursa dahi büyükleri yapılır 1136. Bu, ha, padişaha bunu yollamış. Padişaha sundu. Belki de bakın Topkapı. Belki askeri harita yapmak istiyordu. Askerlere Topkapı bir şey yapmış. Toplar Gelibolu şeyi falan burada var. 20 mil bir derecede demiş ama şey ölçüyü ölçüyü şeyi vermemiş. Koymamıştır. Ölçeyi vermemiş. Şimdi Funkut abi bunu ben bunu görmedim ben daha önce. Bunu harita olarak mı basmış? Evet böyle. Ve bu adamın, gönderildi muhakkak var. Şimdi bakın, bu adamın kitapları dışında bir de haritaları var. Tabii bu işte. Bu. İlk bastığı şey bu. Bundan evvel kitap, yani Van Kulu'ndan evvel basılıyor. Hepsinden önce bu. Hepsinden önce bu. Bir de şu var. Şimdi Topkapı Sarayı'nın kütüphanesi hep yazmalarıyla bilinir. Ama Topkapı Sarayı'nın bir de matbu koleksiyonu vardır ki pek fazla kimse de bilmez ben size söyleyeyim. Ben Filiz'in zamanında... Çağman. Evet, Filiz'in zamanı. Filiz benim çok eski bir arkadaşımdır üniversiteden. Müteferrika ne bastıysa veya daha evvel ne bastıysa, ne çevirttiyseler, yabancı bir kitap diyelim, Latince veya İngilizce, Fransızca özellikle. Topkapı Sarayı'nda hem onun aslı vardır, o çevrilen kitabın aslı vardır, bir de gönderilen provalar vardır. Yani kitapların provalarını ben Topkapı Sarayı'nın matbu kitapları arasında gördüm. Çok enteresan. Evet. Hatta yeri gelirse mesela bizdeki hurufat, şimdi harf. Matbaa ilerledikçe işte en önemli Keokyan Haçık Efendi'nin harfi, ondan evvel Mühendisyan. Hatta onu bugün bulamadım. Şeyin Mühendisyan Efendi için hatta bir heykel teklifi vardır İstanbul'da. Şu adamın heykelini yapalım diye. Niye, önemi nereden? Harf. Bütün Mühendisyan'ın hem Ermeni, pırıl pırıl Ermeni harfleri, hem bizim değişik puntolardaki eski harfleri Mühendisyan Efendi hak etmiştir. Onun örnekleri de kağıtlar üzerinde bizim İstanbul Üniversitesi'nin Merkez Kütüphanesi'nde var. Hepsi böyle şeylerden, böyle sayfa sayfa burada üzerinde işte nesih, efendime söyleyeyim başka şeyler ve puntoları. Mühendisyan Efendi çok iyi bir matbaacı bir kere. Hangi yıl abi? 19. yüzyıl, 1800. Yani onun bastığı 1800 yanılmıyorsam 60'lı yıllardan bu tarafa. Harika şeyleri vardır, kitapları, aman baskı örnekleri vardır. Şeyde ise, bizde ise ilk defa işte 31 Ocak 1929'da sizin Türk Matbuat Cemiyeti İbrahim Müteferrika'yı hatırlıyor ve bir sergi hazırlıyor orada da, onlarda. İşte konferanslar veriliyor. Daha sonra 29'dan sonra yanılmıyorsam 32 yıllarında İbrahim Müteferrika'nın da bir yere bir heykelinin yapılması isteniyor. Yalnız hatırladım o sergi şeyinde Müteferrika Üsküdar'da gözüküyor metfun oldu. Hayır değil, o şeye Kasımpaşa'ya inerken sonra yerine geldi. Şimdi orada fakat şeyi pek, şimdi Galata'da değil mi? Galata'da ama taşı iyi cins öyle bir taş yandı. Değil. Silinmiş. Evet, yani zaman aşımıyla. Okunmuyor biraz üstündeki. Okunuyor biraz ama ya boyarsanız tabii bir tebeşirlen başka bir renkte okunur, o okunmayacak diye bir şey yok.
Sonra Fatih, bu matbaacılık bizde. Yabancı çevirilerle, özellikle harple ilgili, askerlikle ilgili mesela fenni muhasara, bir şeyi nasıl muhasara eder? Fenni harp, roban, nasıl harp fenni, ne yapılacak, ne edilecek? Ondan sonra fenni harp, fenni muhasara gibi büyük boyda gayet güzel baskılı kitaplar. Ve o arada da bu kitapların ön sayfasında eski harfleri olduğu gibi şeyleri de Latin harfleriyle de bunlar basılmıştır. Tabii kitapları getirmenin hepsinin şeyi yok. Bu benim şu mesela işte Usulü Marif. Ah, buyurun. Şunu istersen. Şunlar. Mesela böyle. Bu birebirdir yalnız. Hı hı. Şeyleri aldığım. Ne bu, alfabe mi? Hayır, şeyleri söylüyorum. Boy olarak. Boylar bile diyorsun. Yani fotoğraf çekilirken. Sonra basılmış kitaplar yani. Bu Roma'da basılmış. Ayrı bir şey. İbn-i Sina. Mesela İncil-i Şerif. O da ayrı bunlar. 1666. Bu neymiş efendim? Bu İncil. Tümü Türkçe ilk basılı kitap. Bakın 1666. Bobovski tercümesi değil mi? Ha, o ayrı konu, oraya gelme. O ayrı. Bu? Hayır, yok yok. Başka bir şey. Bobovski'nin çevirdiği o bir çeviri meselesi, onun hikayesi de uzundur. Önce o basılıyor Bobovski'ninki, daha sonra bir Avusturyalı hakkında kitap da var onun. Yanlış şey dedi diye. Yani İlk basılan İncil'in Bobovius, Aliufki yani İncil'inin orijinalini bulmak çok şeydir. Dikkatle incelendiği zaman orada bazı ahdi atik veya özellikle ahdi ciditte yani yeni ahitteki o forma çıkarılmış, buraya yenisi yapıştırılmıştır. O hemen belli olur. Onun sayısı da bellidir şey olarak da. Bir şey anlayabildim ben. O gayet ilmi. Şeyin ondan sonra bu fenli harp, fenli lağım, fenli muhasara gibi kitaplar çıktıktan sonra bu sefer matbaamızı biz Hasköy'de görüyoruz. Aynı matbaa. Tabii o değişikliklerle Hasköy'de görüyoruz. Hasköy'deki basılan kitaplar ise orası mühendishaneyi Bahri Hümayun değil mi? Bahri Hümayun. Evet. Yani mühendishane. Ona Hasköy ya da mühendishane baskısı diyoruz. Ben onun şeyini de getirdim yani size. Yani bu tersanenin olduğu yer. Evet, orada. Onun meşhur şeyi Fonton mührü. Türkiye'de kitap mı çıkartmış? Bu tabii. Bu da şey. Antoine Fonton, pardon. Şu mühür budur. Armut şeklinde. Neyin mührü bu? Matbaanın mührü. Matbaanın. Mühendishane matbaasının mührü budur. Mühendis matbaasında da bakın ilk kitabı Hafid Efendi'nin Mihahül. Mühendishane-i Humayun der Hasköy 1216. Şunu gösterelim, bu çok o güzel. O değil, pardon. Bu efendim, bu işte siz Raif Efendi'nin. Tablo de Nouvelle bu şey. Meşhur bu da bizde bakın bu Fransızca basılmış, evet. Bir kitap. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni kuralları. Evet. 1798. Basılıyor. Bu da kaç? Bu da içinde bu tam bir nüshadır yalnız. Bizde baskı değil mi? Tabii tabii. İstanbul baskısı. Bakın şurada dört tane şey var. Mühür. Bu nedir biliyor musunuz? O bu çok az basıldığı için muhakkak önemli birisine verilmiştir bu. Buraya da ve ona verildiğine dair bir zarf içinde buraya. Ben de o zarf yok, bilmiyorum kime verildiğini. Aa, eksik yani. Ne münasebet eksik. Basma Turgut abinin damarına. Eksik kitabın ne? Ha bu tamam, bakın bu nadir. Bunu her matbaada şeyde pardon kütüphanede tamamı yoktur bunun. Resimler de baskı değil mi? Hepsi. Peki müteferrikalardaki resimler baskı mı? Tabii. Ama elle çizilmiş gibi. Ağaç baskı. O zaman. Ve renklendirmişler. Hayır.
Gerçek bir müteferrika renkli olamaz. Tophane. Şimdiki Tophane. Ama ya, çok güzel bir baskı değil tabii burası. Yani Turgut abi yakışmıyor. Niye? Eksik bu kitap. Buradaki zarfı yok. Buyurun. Eksik. Turgut abi kafasına vur kitapla. Ve kitaba yazık. Niye vurayım? Kitaba yazık. Şeyde de dediğim gibi yani 1795'ten 3 sene 1798'e kadar da Hasköy'de mühendishane matbaası iş görüyor. Orada da gene genellikle humbara cetvelleri, ders kitapları. Askeri ders kitapları. Askeri değil, ders kitapları. Bonikasıllar, matematik vesaire vesaire. Her kitapta bu ayva büyür vardır. Ve her kitabın sınıfı bilmem ne, üçüncü sınıf şakirdanından falanca beye, şeye, neyse o zaman rütbesi ona tevdi edilmiş diye de bir kayıt vardır. Onun için piyasada o kitaplar pek fazla dolaşmamıştır. O onu gösteriyor şey olarak da. İşte o ayrı, ona da şu lafımı bir müsaade et, bir bitireyim. Ay. Sonra mühendishaneden Üsküdar'a geçiyoruz. Üsküdar'daki o Selimiye can o civarda, hatta Süheyl Bey'in yaptığı bir resim de vardır ama ne kadar onu doğrudur bilemiyorum ben. Matbaamız Üsküdar'da faaliyete geçiyor. Kışlanın yanındaki caminin orada mı? O civarda, evet, evet. O tepede. Orada biliyorsunuz şey biraz sonra işte şeyin üst tarafı oluyor değil mi o? Salacağın, Salaca. Evet. Bu tarafta aşağıya yani, Salacak tabii. Meseleleri. Cenaze kapısı yani evet. Bu da 1200 yani 1798'den pardon şuraya bir bakın. Ha. 1805 evet o civarlara kadar. Şöyle göstereyim. Bu da Üsküdar Matbaası'nın baskısı. Artık harekeler de şey çünkü bu öyle harfler şeydi. Başka. Harfler başka. Biraz alışılmış harfin dışında. Şeyi evet. Farklı. Nokta nokta gibi ya. Değişik. Harekeli falan yazmışlar. Niye öyle? Çok nadir niye harekeli bizim. Bu ne? Baksana Risale-i bir gibi. Ya ezberleyecek adam onu. Onun için ha. Tabii ezberleyecek onu. Tuhfeler. Ben bunu görmemiştim hiç. Onlar ezberlemek için. Şimdi bak. İş bu Risale-i Mergube-i Enderun-i Humayun'da mevcut Musanif hattıyla olan Nüsa'dan tahrir olunu Badehu mukabil istasyon olmuş Nüsa'dan. Ha, saraydaki yazarının yani Birgivi'nin kendi el yazısı olan Nüsa'dan kopya çekildi. Sonra kontrol edildi. Efendim senesi Aşrin ve Bademiyet'in ve 1220'de şeyde Üsküdar'da basılmış. Şimdi burada da 1803'ten... Ama abi şey enteresan, sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Fi Medine'tül Üsküdar diyor. Evet, tabii Üsküdar işte. Üsküdar şehrinde diyor. Tabii. Şeyi. Bunlar şey, şöyle, ya ilginç kitaplar bunlar. Şey baksın. Bunlar lazım mı? Sonra veririm sana. O bende yok çünkü. Şimdi bakın. Şimdi şu kitabı el sürünce... Kabartma gibi. Bu ayrı. Bir de... Elinizi sürersen harflerin artık forsa vermiştir burada. O neyi gösteriyor? Hurufat eskiyor. Hurufat kim bilir kaçıncı baskı? Tabii. Bu müteferrikanın bazı kitap, bir kitap eğer böyle forsa vermişse o şey eskimiştir. Yani veya harf, basılan harf bağlarken kalıbı is kalmıştır. Matbaa hamballarını da çeviriyor şeyi. Is kalıyor. Tek iz kalmayan kitap taş baskısıdır. Taş baskısı. Bunlar taş baskısı bu, değil. Ha, bunlar hangi neydi? Tahta hurufat mı bunlar? Hayır, değil o kadar değil artık. Geçtik onu. Geçtik onları. Evet. Oho. Bunlar şey hurufat. Şimdi bir kitaba eliniz sürer de böyle dümdüz bir şey görürsen o şeydir. Litografyadır o. Taş baskısıdır. Ama muhakkak bir eski kitaplarda mesela bizim İzzi Tarihi, Sami Supi
böyle harfler artık batmıştır, evet, kağıttan böyle üzerine kabarcık aynen şeklinde. Yani körler bile okuyabilir yani. Çerçeveler de yırtılır. Hayır. Kenardaki çerçevesi de yırtılır, kağıdı yırtar. Tabii litografya biraz daha zor bir iş. Şöyle ki gene kalıp aynı şekilde sıkıştırılıyor fakat nedense ilk sayfa baş şeyi mihrabiyeli olan çatlıyor veyahut da son sayfası kolofonu gösteren. Hadi bu sefer yeniden yazdırılıyor onlar. Bu sefer sizin elinizde bir şekil, benim elimdeki başka şekil, bunun elindeki. Ya, bu demek baskı ama sanki el yazması gibi birbirinden evet, farklı. Bir yeri, birisi kırılmıştır onun. Onun için. Allah Allah. Öyle. Ne zahmetli işmiş ya. Tabii. Ve neler, binlerce sayfa basmışlar. Bir de şey zannediyor Turgut abi. Bizde taş baskısı çok kıymetli zannedilir. Yok. Eskisidir. Hayır. O zanneden var. Var mı? Taş ama baskısı. Tabii şimdi Kayol'ün yanım senin elindeki o nedir? Ne mecmualarıdır onlar? Güfte mecmuaları, Haşim Beyler filan. Ona Nuri Beyler. Cevahirnameler, maden kitapları vesaire onlar öyle şaka şaka bulunacak şeyler değil. Artık eskiden nispeten bulunuyordu. Yani benim çok yani meraklı vardı olduğum zamanlar. Vardı ben 17-18 yaşındayken onları topladım. Şimdi yok. Sonunda 7 Nisan 1824'te de matbaamız Üsküdar'a. Hayır. Beyazıt'a geliyor. Nereye geliyor? Hep bir matbaam var o zaman İstanbul'da. Bundan sonra biraz artık başlıyor matbaalar. İzin veriliyor çünkü. Onlar şey edildi. Daha önce izin verilmiyor. Hayır, bir matbaayı açmak için izin almak lazım canım. İzinsiz bir şey yapamazsın. Neresi biliyor musun? Hala. Şeyin üniversite kapısının sol tarafında sokak vardır. Orası eskiden Takvimhane Sokağı'ydı. Şimdi ismini değiştirdiler galiba. Hangisi? Esnaf Hastanesi'nin olduğu tarafta. Oraya çıkar. Ha o sokak. Orada biliyorsun Merkez Kütüphanesi evet var. Yanında da cami vardı. Yani cami yakın zamana belki Murat da hatırlar. Orası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin deposuydu. Evet. Sonra tamir olurken cami açtılar sonra bir ara. Sonra tekrar yani benim bildiğim, içine de girdiğim orası deposuydu. İşte o bir de hamam var onun yanında. O hamamın yanında da matbaa var işte. Bu 1824'te açılan matbaa da orada. Şeyi de abi? Pardon, matbaanın kitabesi de bugün Sultanahmet'te Türk İslam Eserleri Müzesi'nin taş koleksiyonunun arasındadır. Bu efendim, bu da bir bunu da bir şey olarak yani bu belli ki bir bu Avrupa cildi. Fakat önemli birisine yapılmış bu. Tuğra kimin? Mecit. O. Yani illaki padişaha verilmesi şart değil bunların. Yanlış mesela şey. Bakın işte ya, al bu İtalyan, bahsetti yabancı gene. Bu. Bakın şey bu. Ebru. Ebru ama matbu ebru bu. Basma ebru mu orijinal? Basma ebru işte, bu. Buna ama mermer Avrupa. Ebru. Bu Avrupa. Ya yani mermer yani ebru dedi. İlahi sanat işte falan filan dedikleri İtalyan'dır. Hep kitapların içinde olur eskiden. Kur'an hariç. Evet. Niye Kur'an'a koymazdı? Çünkü öt kullanıyor. Hayvanın dışkısı karışabilir. He. Temiz gözükmüyor. Ödü dışkısından ne alakası var adam? Keserken karışabiliyor. Ha peki. Kur'an, ha tamam. Hiçbir eski el yazması Kur'an'da şey yoktu. Ucuz Ebru sonra. Döneminde yapılmış. Ucuz bir de. Ucuz iş. Ucuz o malzeme. Ucuz malzeme. Şimdi bu kaç baskısı? 1843. Ve 43 bunu da işte haritalar için bu şey olarak. Bu ne baskısı? Bu Paris baskısı. Paris canım baskısı. Bunu şey olarak götürdüm. Yani hem şunu senin bahsettiğin zamanında Ebru'yu bir de ne güzel bu bizi ilgilendiren. Bu Ampir Otoman haritaları efendim. Şöyle yani Osmanlı İmparatorluğu haritaları. Şöyle kapağı bir şey yapabilirsek böyle. Ama içinde bunları da açmak. Evet biraz şeydir. Şöyle haritalar o zaman basılmış. Bayağı bugün gördüler yakın haritalar. Tabii canım, tabii. Bunlar şeydir. Şöyle görüyoruz. Mısır. Dünya kadar haritalar var. Şimdi Tripoli, Libya tarafı bu. Çok güzelmiş. Bu Türkiye'de basılmamış. Hayır. Bu Paris baskısı. Bunu ben hem bir Avrupa cildi hem bir Ebru örneği hem de işte bizle ilgili haritalar. Tabii yani bu, Avrupa'da da Ebru basıyorlar içine. Tabii işte Ebru İtalyan sanatıdır. İtalyan sanatıdır zaten. Marble dedikleri şey bu işte. Bakın haritalar sonra ne hale geliyor ne de nasıl neler oluyor mesela.
Şimdi ipeğe basılıyor harita. Besmeleyle açıyor. Bakalım. Ucunu şun. Yırtılmaz değil mi? Yırtma. Bu neresi efendim? Plan de Constantinople. Galatasaray, Pankaltı, Feriköy ve Şişli. La Nouvelle Orientale. Bu ipeye basılmış. İpeye basılmış. Evet. Sene kaç Turgut abi? Bir şurada var yazıyor senesi. Orada, yazıyor orada. Görüyor muyum? 1895-96. Bu efendim Anier Orientallerin yıllıkların, Servati'nin yıllıklarının içinde çıkan. Hepsi ipek olmaz bunların. Bir kısmı da kağıttır. İpek biraz daha lüks baskıya giriyor herhalde. Fakat çok güzel saklanmış herhalde. Turgut abi sende kaç tane var bunlardan, ipek haritalarından? Niye merak ediyorsun? Çalacak. Hanımına göstermiyor. Evet. Yani ilk defa Günay Hoca bilmiyor. Herhalde hoca seyrediyordu değil mi Günay Hoca? Bilmem, İşte bunlar var kocanızda hocam. Aman çaydan uzak tutalım. Tutacağız da şimdi. Bir katlayabilsek. Evet öyle abi. Bir katlayabilsek. Şunu. Gülme. İpeğe basıyorlar. Harita. İpeğe basılıyor. Niye kağıt mı yok? Hayır. Dedim ya bu bir statü. Zenginlik meselesi. Zenginlik meselesi. İsterse kağıtları da var bunların. Kağıt olan haritaları da var. Gene mesela 1821 bir İstanbul. Ama şu zarfını göstereceğim. Al sen göster bu o Ebru. Zaman. Bu da Avrupa. Evet tabii. Bakın sevgili seyirciler Ebru'lar yani hep Avrupa'dır. Avrupa Ebru'su kullanılıyor. Kaçtı sene? 1821. Ama çok güzel baskı. Bakır. Oh oh. Bu İstanbul'un en muteber, geçerli bir şeyidir yani. Ekrandan bakayım, evet. Çok güzel. Çok detay, çok güzel. Çok güzel yani. Bir haritadır bu da. Murat baksan evi görürsün ha burada. Evet. Evet, şimdi canım internetten de evinizi... Google Earth'ün o zamanki modeli. Evet, Google. Bu kaç, bu da 1890'lar mı? Yok, yok 1821. 21 bu. Bu da şey Paris baskısıdır ya değil mi? Evet Paris bakmadım baskısı. Bakmadım oluyor. Kofer. Meşhur Kofer. Kofer. Haritası bu işte. Berlin. Ve o kadar Berlin. Güzel ki Berlin. Yani bu hala bu bugünkü durumuyla bu bölgenin üzerine başka bir şeyden konursa tutar. Değişiklikler de olur. Peki çok enteresan. Bak Kasern Taksim kışlası i̇şte. Şuradayız. Evet. Peki siz buradaki bu Talimhane'deki futbol sahasını bilir misiniz buradakini? Yok biz burada şeyi biliyoruz. Harekat ordusu gelip burada durmuş. Buradaki futbol sahasını bilen var mı? Yok değil mi? Ha, burada futbol sahası var. Turgut abi bir şey sormak istiyorum. Allah geçinden versin de senden sonra bunlar ne olacak? Çünkü 30 binden fazla Canı azizim ne isterse kitap... onu yapacağım. Efendim rahmeti rahmana kavuşunca... Canı azizim. Ya sen şey benim ölümü mü bekliyorsun? Güzel sözlüklerin var evinde, çok güzel lügatlerin var. Aa. Niye yalan söyleyeyim, ben yalan söylemem. Doğru da söylemem. Muazzam da o kütüphanesi. Tamam da her doğru da söylenmez diyor. Her göz ölecek. Ayrıca kim bilir kim hayır, önce ölecek. Hayır bunu yıllardır aynı şey. Bakarsın biz abi. Turgut abiyle gelip senin evi tahan ederiz. Bir de Sapanca'ya taşıdı. Şimdi kamyonet tut, getir varislerinden önce. Bu nedir abi? Bu da... Şeyin... Yani Fatih mübalağa etmiyor. Bakın... Yüzlerce böyle şeyin... Şöyle koy şunu da kırmayasın. Bu... Müteferrika'nın bastığı Mısır-ı Cedid. Bu da işte 500 civarında basılmış. Fakat bu harita... Yeni Mısır. Hayır. Evet, Yeni Mısır. Her nüshasının içinde yoktur. Benim İstanbul'da kütüphanelerde bir veya iki tane Süleymaniye'de gördüm. Başka bir yerde görmedim. Satıldığı zaman da pek... Sizinkinizin haritası var mı yok mu? Onu da harita bilmiyorum. Var da bu yok galiba. Turgut abi. Efendim? Bizdekinde var. Siz... Bizdekinde var. Var mı? Onların ikisinde her şey vardır. Yavaş söyleyeceğiz. Her şey var. Her şey. Bu var. Demek ki öyle değilmiş. Ne yok biliyor musun burada? Süveyş kanalı yok. Eksik o zaman eksik harita. Hadi göre göre. Yani bu da yaramaz. Demek ki kitaplarda zarf evet, eksikti. Zarf eksikti. Bunda da Süveyş kanalı yok. Yani öngörememişler. Yani koca müteferrika Süveyş kanalı öngörememiş. Bu tabii tarihi kaç bunun? 1700... Beşinci, altıncı kitap mıdır nedir burada? 1730'lar. Ha, o tamam. İlk baskı Süveyş kanalı yok. Yaramaz. 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 Evet. İşte iklimi bozuk. Mısır.
Bu şey yani nadir bir haritadır. İklim-i Mısır. Aa, bakmayın ben bunu eve asmak için değil. O zamanında bir Yapı Kredi'de bir sergi yapmıştık. O sergi için kaldı. Ben de hala bunu iç... Bu orijinali mi? Evet orijinaldir. Abi Zat-ı Kürsi ne işe yarar şu? Oo nelere yaramaz o? Şu şöyle gösterelim. Niye yaramaz yalnız? Şöyle bir... Bu müteferrika buna çok meraklı. Evet. Jiroskopa benziyor. Kiminmiş bu? Krimi'ninmiş. Ameli Krimi. Krimi. Meşhur. Evet. Hepsini yani çizmiş. Şeylerin, haritaları çizenlerin, ustalarının isimlerini de biliyoruz hepsinin, onların. Bir de bu arada geçenlerde gene Muratlar'la Erhan'ın konuştuklarında bu yeni bir kitaptan bahsedildi. Türkler için dualar, beddualar vesaire vesaire. Enteresan bir kitap. Şimdi. Tanrım bizi Türklerden korur. Şeyde... Mainz'da matbaasını kuruyor. Aslında para yetiştiremiyor. Zarar ediyor, bilmem ne ediyor. Ondan sonra tekrar işte Mazarin vesaire, Mazarin İncil'i diyorlar zaten o 42 satırla. Benim söylemek istediğim o bahsedilen dualar filan o 1501'den 1600'e kadar Türkler hakkında rakamını da söyleyeyim. 2462 tane kitap basılmış. Avrupa'da. Avrupa'da. Hepsinin adında 2 sayfalık, 5 sayfalık, 15 sayfalık. Luther'in bütün vaazları Türkler aleyhine vesaire vesaire. 1500-1600 arası 2462 tane elimizde kitap var. Bunu da Karl Göllner diye birisi, Turkeka diye 3 cilt halinde basmıştır. Ve orada o yıllarda eğer seyahatnameler varsa... Gayet güzel seyahatnamelerdeki resimler vesaire. Mesela o saraylardaki yemek, içmeler, kahve, şey pardon, pilav tepsileri vesaire. Hepsi orada. Onlara resmi alışmışlar. Onun için evet. Karl Göllner'in kitabı çok önemli bir kitaptır. O kitapta yok mu? Hangisi? Türklerden Koru kitabında. O kitabı almamış. Vallahi yanılmıyorsam o kitabın hazırlayanı Göllner'i almamış. Belki yanılabilirim. Ama şöyle baktığımda ben Karl Göllner'in bu kitabını, şeyini, ismini söylediğim kitabını. Karl Göllner tam ne yapmış ben anlamadım. Karl Göllner bir bibliografi hazırlıyor. Evet. Ve Türkler aleyhine... Hayır, pardon. Hazırladığı bir bibliografi. Yani 1501'den 1600 tarihine kadar 99 yıl Avrupa'da boyunca Avrupa'da basılan Die Europäischen Türken, Türken Drucke... Avrupa'da Türklerle ilgili baskılar diye 2462 tane kitap basıyor. Basarken de bu kitapların, bedduaların, duaların vesaire vesaire kitapların hangi kütüphanelerde bulunduğunu gösteriyor. Kitap da 1961'de 3 cilt olarak basılmıştır. Mesela enteresan, 1615 ilk Türkçe ve Fransızca baskılı kitap. Evet. Yani... Fakat Turgut abi şu nedir? Bu. Hangisi? Şöyle bir şey şimdi okudum da enteresan bir şey. Oku. Şunu şöyle bir gösterelim önce. Bir kitabın kapağı bu. Diyor ki Haşmetlu Franche İmparatoru ve Padişahı Hazretleri. Fransız Padişahı. Tarafından senat tabir olunur. Kübera ve Hükema Meclisi'ne hitaben bahsettikleri kelamın tercümesidir. Yani Fransa Kralı'nın kendi meclisinde yapmış olduğu konuşma. Nutku. Nutku. Evet. Ey Kübera'yı bilmem ne. Fransa, o bakalım bizde var mıymış o Fransa padişahı diyor. Hayır. Bizde Ali Emiri'den mi? Ben onu nereden bilmiyorum. Enteresan bir şey bu. Evet çok. Dur da şundan sonra bir kopya alabilir miyim? Alırız. Alırız. Yukarıda bir çekelim şunu sonra. Bunu ben hiç görmedim. Şeyin ve o kitaplar tabii bir hayli zengin. Üzerinde de tabii o Almancayı, o dönemin de dilini anlamak da biraz kolay bir iştir. Herhalde uzmanları var, yok demiyorum tabii. Allah Allah. Ya 1802'de Tarih de Duan, günlük. Evet, günlük tarzı çıkartmış. Evet, bu çok önemli. Fransa'da, İstanbul'da. Tabii. İstanbul'da basılıyor. Günlük tarifesi basmışlar. Osmanlı günlük tarifesi. Evet, bir Fransızca basmışlar. Bizden gidenler ve gelenler. Bakın bu şey... Bu bende var. Söyle, ne hattı bu? Şey soracağım, kapitülasyonlar varken gümrük alınıyor mu? Var tabii. Tabii var. Her şey sahnesi değil. Bir şey olur.
Bu Yesari değil ki mi? Tabii. Yesari hatta değil mi? Evet, çok güzel. Biliyorum. Ben mühendis yan. Bilmeyeceğim zannetti. Ha. Evet. Onun, bende var. Hile-i Hakani. Durgun abi, sen de yok ne çok yok. Çok güzel bir şey. Ha, şimdi bu bir de... O çok güzel şeyi göstermeden bir kısa reklam arası vereyim mi? Verelim. O çok güzel şeyi reklamlardan sonra gelin. Olmazsa bir şey. Değerciler, kısa bir arıyoruz. Kitaplarla başladık. Enteresan kitaplara bakıyoruz ama daha çok şey konuşacağız. Tekkeler. Tekkeler. Miskinhaneler. Rakı, kahve. Rakı, kahve. Kuru Osmanlı fasulye. Mutfağı. Kuru fasulye. Milli içkimiz bizim ayıp milli yerler. Mi? Genel evler. Genel evler çünkü genel ev tarihçiliğini yaparlar. Estağfurullah, nereden çıkardın? Ansiklopediyi sen yazdın abi. Ay canım kim? Bakın İstanbul Ansiklopedisi. Umumhane maddesini sen yazdın. Tarih Vakfı İstanbul Ansiklopedisini çıkardı. Umumhane maddesi efendim. Şimdi bunu bir malum ansiklopedi bir defter basmışlar. Bütün maddeler içinde. Şimdi bunu dağıtıyorlar. Mesela diyorsun Fatih sen ne yazacaksın? Ben bunu yazacağım diyor. İsmini yazıyorsun. Bir de şu maddede olsun diyor. Geldi bana defter. Kimse Abanos Sokağı'nı yazmamış. Kimse de talip dinlesi. Çok ayıp bir şey herhalde. Ben üstlendim onu. İşte hata ettim. Murat'ın dine düştü. Efendim. Yani fuhuş tarihçiliği. Bir sosyolojik yuvan. Allah Allah. Fakat genel evlerin dosyaları onda. Tarih. Tarih tabii. Öyle olur. Belgeli. Hayır. Şu. Bundan kaç sene oldu bilmiyorum. O da gördü onları. Bir gün ben şeyin, Ayhan Aktar'ın dükkanında şeye inerken yüksek kaldırımda oturuyordum oraya. Bir öğleden sonra bir kış, yaz günü bir adam elinde bir torbayla geldi. Elinde böyle böyle uzun uzun şeritler. Bizim Puzant Akbaş da orada, şimdi Turkuaz kitabı evinde. Ben almam dedi bunları. Ya getir bakayım ben ne dedim bunlar. Bunlar o 40'lı yıllarda, 40'lık 5'li yıllarda... Şeydeki Alageyik Sokağı'ndan yani yüksek kaldırımdaki umumhanelerden aşağı ininceye kadar olanlara verilmiş evin sahibi, sermayeleri, bardakçıları bir de. Yani temizlikçileri. O söz nereden gelir? Neyse şimdi. Rusçadan gelir söyleyeyim o zaman. Ona bardakçı bardak, kadın deniyorlar. Bardak niye ama Rusçada ne demek bardak? Tamam. Fahişe demek. Söyleyin. Efendim? Fahişe demek. Hayır. Ne demek? Genel şey. Umumhane. Umumhane. Bu ne? Kömür verilecek eve. Şey çıkarmışlar. Böyle böyle muhtar. Üç bu bir muhtarın. Atılmış. Birisi de görmüş onların bir kısmını. Bende işte kaç 60-70 tane var. Ev numara numara. Sahibi. Bilmem nesi. Şusu busu kaç şey çalışıyor. Resmi. Kaç nüfus, ne? Nüfus örneği. Kaç ne çalışıyor? Şey kişi dediğin. Çalışıyor. Tek kişisi. Derken bir tanesinin sahibi Avusturyalı çıktı. Ben rahmetli... Yabancı sermaye girişi olmuş yani. Sahibi. Bakın. Ben bunu abime gösterdiydim. Abim de benim Fatih savcısıydı. Bu da tanır bunu. Ya ver bakayım dedi şunu bana. Aradan bir süre geçti. Bunun şeyini buldu bana. Ailesini buldu. Ve oraya gitmişler, göç etmişler bilmem ne vesaire vesaire. İş edindiydi. Bana bulduydu. Hala duruyor. Ve resimleri var kadınların. Avusturyalı genel ev sahibi. Evet. Neyse ona başka Avusturyalıların da tabii bir sürü şeyleri var. Artık bir su mu içelim? Bir ara verelim. Değerli izleyiciler, biz dedik ki işte miskinhaneler, mutfak falan derken. Kerhaneler. Pardon, genel umumhaneler de girdi işin içerisine. Reklamlardan sonra konuşmaya devam edeceğiz bu konularla ilgili. Evet değerliciler, çok değerli Turgut Kut'la sohbetimiz devam ediyor. Nerede kaldık Turgut abi? Genel evlerde. Yok canım. Yok ya. Allah Allah. Genel ev defterleri vardı ya sen de ondan sermaye hayır, listeydi. Hayır. Şeyin bu bir de Müteferrika'nın gene 8. kitabı. Abi oraya koyduğun sayfalar ne? Söyleyeyim, biraz rutubet var gibi geldi bana, korkuttu. Bunun özel kağıtları olması lazım ama işte hala edinemedim, gelmedi. Bu yabancı... Pelur kağıdı bunlar. Evet, bildiğimiz eski daktilolarda kullanılan ama onun da özelliği şey çeker.
Bir süre daha burada. Ben şunu göstereyim. Dur, bir dakika. Söyle. Dur. Şimdi bu sen söyle. Bu Holderman'ın Gramer Türk adlı. Yani müteferrika Türkçe kitap satamayınca yabancılar için Türkçe öğreten kitaplar basıp Avrupa'da pazarlıyor. Evet. Bu meşhur Holderman'ı. Cildi de yeni yani. Çok maalesef. Güzel. Evet. Ne yapalım? Ama cildi, şey var. Cildi parçalanmış mıydı? Var. Hayır. Bu kitap benim nüshan Holderman'ın imzasıyla. O sayfayı göstereceğim. Ve el yazısıylandır. Yani burada bir takım düzeltmeler yapmış. Şöyle arkadaşlar şey yapabilirsin. Holderman var. Müteferrika baskısı. Holderman'ın altta imzası kendi var. Kendi eliyle yazdığı. Bunun için bu özelliği vardı. Birisi ölmüş. The World Revenant yazıyor altında. Evet, bir şeye yazıyor. Papaza, psikoposa. Evet, birine. Bakın o zaman şu kenarlarda şeyi demin gördüm. Holderman'ın kendi tasihleri var evet. Bunlarda. Onun için önemli ve kıymetli bir şeydir o yani sanıyorum. Bilmiyorum. Boş sayfalar var orada. Onu kullanabiliriz ya da. Bu kadar bunun kıymetli olması seninle ilgilendiriyor. Satmasın, ben ilgilenmiyorum etmezsin. Ben. Bakın. Ben şeye ilk meraklı olduğum zamanlar 1255'e kadar yani Tanzimat'a kadar ben basılı kitapları toplardım. Taş baskılarını bir de bulak baskılarını. Ve o zaman kitap boldu. Bulak baskısı nerede? Bulak baskısı Bulak Limanı'nda Mısır'da basılan çok önemli bir matbaa orası da. Ve onun da özellikleri var tabii. Tahsihleri çok iyi. Yani bir Bulak baskısı divanla bir İstanbul baskısı divan arasında büyük fark vardır. Bulak durum, daha kaliteli. Tabii. Kağıdı daha güzel. Daha şey. O devirde Osmanlı'da kağıt da yok. Mesela pardon. Şöyle şey yapabilirsek. Şu sayfada Holderman'ın kendi el yazısıyla tasihler var. Evet. Bu sayfa baskı kitabın orijinali. Evet. Burada düzeltmeleri var. Benim için yani şey değil, bir koleksiyon, bir birlik şeyindeydim ve kitap ayırmazdım. Sonra o arttı, tabii daha ileriki tarihlere kadar kaydı, işler de karıştı zaten. 4130 baskısı. 40 bin kitap var mı? Yok canım o kadar. Bak var, 40 bin var, kitap var. Abartmayın. 40 bin kitabı, 90 santimlik yer en fazla raf olmaz. 90 santime giren, lik rafa girenin standart kütüphaneciliğe göre bir adedi vardır. Yani şu duvarı ölçelim, raf şeyini hesaplayalım. Ne kadar kitap girdiği hemen şimdi ortaya efendim, çıkar. Şunu Turgut abi verebilir misin lütfen? Buyurun. Şöyle şunu yeşili. Yeşili. Bu da bir kitap. O da kitap. Bu da bir kitap. Turgut abinin Sapanca'daki malikanesi. Estağfurullah. Her katı 600 metrekare, 4 katlık tepeleme kitap dolu bir yer. Bu da bir kitap yani. Oku bakalım neymiş? Risale-i Gaz. Gaz Risalesi'ymiş. Yani? Hediyetül İhvan. Estağfurullah. Neymiş? Anlatır şimdi. Böyle şey, bu şeyeymiş. Ministre Devlet Bakanı Kardinal Frevri'ye ithaf evet. Edilmiş. Buyurun efendim. Efendim teşekkür ben ederim. Bunu hiç görmemiştim. Turgut abi bunu daha anlatır onun, mısın? Onun görmediği nice kitaplar var. Mutlaka ben senin gibi kirli çıkı değil, ben işime yarı yanı topladım. Aldım. Senin gibi önce 1255'e kadar sonra 1555'e sonra 2005'e kadar şimdi, şey yapmadım. Yani ben satacağım bilmem ne edeceğim vesaire vesaire dedi diye öyle bir şey de düşünmedim. Tabii bana yalnız o kitaplar arasında hepsi değil bana kalan da kitap oldu. Beybamdan da büyük babamdan da bana epey kitap kaldı yani. Onun da şakası yok. Benim büyük babam Matbaa-i Amire'nin şimdiki devlet matbaasının. Onun için o dönemdeki kim bas, onun görevi sırasında. Ne basıldıysa? Ne basıldı? Hayır, arkadaşları. Mesela İbn-i Nevi'nin Mahmut Kemal Bey'in kitaplarının hepsi Beybam'a imzalıdır. O bakımdan. Genetik. Yok hepsi yani şey abin de öyleydi. Onun oğlu da öyle. Yani o, bilmiyorum genetik mi değil. Bu merak meselesi. Oğlu dedi Günkut. Ya gün daha sayısının eski müdürü. Evet. Evet. O da bir hayli merak. Onun yellenme kitabı. Yellenme kitabı evet yani.
Ne diyor içinde yerlenmeyle ilgili? Niçin yaparız, nasıl yaparız? Sessiz. Şey ne der? Sessiz. Şey ne der? Yüce Mahmut. Gazali. Ha deli şey, birader. Deli birader de üç çeşitli eder. Ne der? Melameti, selameti, tu laneti. Kokusuna göre. Yerlenme kitabı efendim. Ben bunu hiç görmemiştim. Abi yukarıda bir fotokopi alacağım şunları müsaade edersen. Görüyorsun. 1305. Her şeyi fotokopisine. Görüyorsun. Mahsus bazı kitapları da getirmedim. Bunun Osmanlı seks kitabı var ya. Osmanlı'da seks. Bu kadar yani böyle bundan daha kalın. Peki sen Koçbaşı'nı okudun mu? Sen şeyi gördün mü? Cüce Mahmud'un aslanı Türkiye'ye geldi biliyor musun? Söylemiştim. Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Bir özel koleksiyonda. Ya ben de işte Şinasi'nin bize verdiği fotokopiler. 100 bin pound civarında bir para verildi. Çok güzel minyatürlü bir nüshası bir özel koleksiyon. Kim? Dünan Kıraç mı aldı? İnanılmaz güzel bir kitap. Tıpkı basamayacaklar mı? Bilmiyorum. O basamadık onu şeyde. Yani o Türkiye'de eseri. Biraz... Bir sanat eseri. Minyatürler ciddi bir minyatür jüneminden çıkmış. Bilmiyorum. Yazısı çok güzel. Amerika'daki o Şinasi'nin bildiği kadarıyla... O şey berbat resimlerdi onlar. Fakat enteresandı. Bir sonra baskısı var ya bir baskı bahname vardır. O Cüce Mahmud. Hayır. Başı Cüce Mahmud. Aman yapma ya. Evet efendim Başı Cüce Mahmud iyi mukayese et. Satır satır mukayese ettim. Bahname'yi söyleyelim ne olduğunu. Söyleyin buyurun. İslami Kama Sutra. Budur yani. Şimdi tıp kitaplarının kimisinin arkasında da böyle Kama vardır. Kama Sutra bilmeyen vardır onu da söyle. Buyurun. Efendim cinsel pozisyonlar kitabı. Turgut Bey'de yazmaları vardır. Hayır yok. Fakat o zamanki kitaplara bakıyorum. Bugün bassanız mahkemelik olursunuz. Tabii. Kapatılır, ima edilir. Kapatılır, torbaya sokarlar. Evliya Çelebi'den müntehabatlar vardır, seçmeler vardır. Bu kitaplar hep toplattırılmıştır. Yani bugün basıldı Evliya Çelebi'nin içinde inanılmaz şeyler var. O zaman bunlar basılmış. Kimse bir şey söylememiş. Ayıp değil, bilmem neydi. Bugün mü ayıp oluyor bunlar ya? Bunlar da yabancı değil, bizim insanlarımız yazdı onları da. Yani resmi vesikalarda yok mu şeyler, bir takım abuk sabuk şeyler? Al işte helvane defteri mesela. Nedir helvane defteri? Helvane defteri Topkapı Sarayı'nda 17. yüzyılda helvanede yapılan ilaçlar, macunlar, lukat. Lukat. Ha. Lavuk kelimesi var ya. Oradan mı geliyor? Oradan. Ne demek? Lavuk değil tabii. Lavuk. Lukat çoğulu. Ağza alınıp salyayla erittikten sonra göğsünüze inmesini sağlayan, mideye gitmeyecek. Hala drajeler var ya işte boğazın ağrıyor, emiyorsun onu. İşte o lukattan. Luk o yani. Emeceksin onu, salyayı attıracak boğazını ve dolayısıyla herhalde şeyine, göğsüne. Ve onun yanında ilahi ilaçlar diyorlar. İlahi ilaç derse içinde muhakkak afyon vardır. İlahi oluyor o zaman. Şimdi mesela yerlenme risalesi 31 teşrin evvel 303 senesinde Marif Nezaretinin verdiği ruhsatla, izinle basılmış. Milli Eğitim Bakanlığı. Evet. 1383-84-1887'de efendim yazılı yerlenmenin el kitabını yazıyordu. Yerlenmenin kitabını bastırmış. El kitap. El kitabı evet. Risale-i Gaz. Gaz Risalesi. Gaz Risalesi. Abi yani edebimizi bozuyorsun. Böyle kitaplar gösteriyor. Var mı kitap mevzuna daha konuşacağımız? Yok işte artık. Başka bir yere geçelim mi ufak? Evet. Şimdi isterseniz biraz yemekten mi bahsedelim? Biraz yemekten mi? Ama ondan önce bir içkiden bahsedelim isterseniz. Yok bir peşin yemek yiyelim. Önce yiyelim sonra mı içeceğiz? Peki abi. Türk mutfağı. Şimdi Osmanlı mutfağı. Son zamanlarda çok moda. Ben sağda solda görüyorum Osmanlı yemekleri. Şimdi Elma Dağı'nda sizin bu tarafa o köşede bir dükkan var. Dükkanın vitrininin alt yazısına bakın. Dükkanımızda Osmanlı ve Türk yemekleri servis edilmektedir yazıyor. Evet. Ben bir türlü Osmanlı mutfağından Türk mutfağının arasındaki farkı çözemedim.
Peki niye bizim bir yemek kitabımızın üzerinde Osmanlı lafı geçmez? Yoktur. Bir tane bana birisi bulsun bir Osmanlı lafı. Ha bir cümle bir yerde içinde mi içinde geçebilir kapak olarak. Nedir kitap? Miftah-ı Tabbahin. Melce-i Tabbahin. Miftah-ı Tabbahin. Melce-i Tabbahin. Melce-i Tabbahin. Fahriye. Hayır. Mehmet Kamil Efendi'nin yazdığı Melce-i Tabbahin. Ahçıların ahçıların sığınağı. 1844'te basılıyor ilk kitap. 9 baskısı var. Ve hala ele geçiremediğim bir yazı, bir şey hazırlıyorum. Ve çözemediğim ve Mısır'dan bir türlü edinemediğimiz ne Günay Hanım ne bilmem ki hiç kimse şey edemez. Nedir baskısı? Kudüs'te Fransisken Manastırı matbaasında Melce-i Tabbahin basılıyor. Ne münasebet bilmiyorum. Bir dakika, Hıdiv'in bastırttığını mı diyorsun? Hayır, Hıdiv bastırttı. Ayrı mı bu? Bu bir baskı. Melce-i Tabbahin'in bir baskısı. Yemek kitabı. Yemek kitabı. Yemek kitabı. Niye basıyor papazlar? Bilmiyorum işte. Sarılmışlardır belki. 4-5 sene oldu getirtemiyoruz şu matbu kitabı. Getiren başka bir kitap getiriyor aynı isimden. Arapçasını getiriyor, bilmem nesini getiriyor. Ama bir türlü o baskısını... Orijinalini mi arıyorsun, fotokopisini mi? Ya bir fotokopisi ne yapayım orijinalini? Bana fotokopisi de yeter. Çünkü şimdi onun işte bibliografyasını 20-30 sene evvel yayınladık. Bizde yazılı olarak... Mutfak kültürümüz için pek fazla bir şey yoktur. Tek sığınak şimdi arşiv. Arşivden ne çıkarsa ancak bir yenilik gelir. Yoksa Melce-i Tabbahin'den bilmem neyle. Bir şey çıkacağı yok. Artık biliyoruz onu. İlk kitabımızdır. İlk yemek kitabımız. Evet, ilk yemek kitabımızdır. Mektebi Mülkiye-i Şahane-i Adliye'de hocalık yapan, neresi bu okul? Hukuk. Bak, hukuk dedi. Siz? Değil herhalde. Bir daha soğuduğuna göre değildir. Değildir. Bilinmeyen bir şeydir soğuduğuna göre. Galatasaray Lisesi'ndeki tıp mektebi ya. Tıp mektebi mi? Tıp mı? Tabii. Galatasaray Lisesi bir dönem tıp mektebi evet, oldu ya. Evet. Adli zamanında yapıldığı için. Ha adli ya. Oradan yani adliye. İkinci Mahmut zamanı. Bak görüyorsun. Bunlar Adem peygamberden günümüze kadar tarih sorumlularıdır. Bir de burada bir hiç göz. Hiç değiliz. Bir de şeyi bunun şeyi var ya Şüreka'dan Erhan'ın bu ikisi bunlar Adem peygamberden günümüze kadar tarihten sorumludur. Neyse. Bir dakika bence kes burada abi. Bir dakika. Yok yok. Yemek kitabını ben niye ezberleyeyim? Çöplük mü kafam? Sen nereye? Sana sorarım ben... söylersin. Sen bir bana sorarım. Sana sorarım söylersin. Senin işin o. Yemek kitapları kataloğu yayınladı mesela. Evet. O bilir. Ben onu niye ezberleyeyim? Uzmanlık diye bir şey var. Ah toplanacak. Tek gülüm kalmadı artık. Şimdi pek fazla yani eski harfli harf devrimine kadar 1844'ten harf devrimine kadar basılan kitap sayımız 40, 45, 50 bilemedin 50 civarındadır. Bunların ikinci baskıları bilmem neleri de var. Bunun yanına işte ben 7 tanesi biliyordum. Takuhi bir e-mail çekmiş. Benim bilmediğim 1909'da da basılmış Ermeni harfli bir Türk kitabın varlığından bahsediyor. Yemek kitabı. Yemek kitabı. Mükemmel yemek kitabı ismiyle bilinen bir kitap. Şeye gidiyor yazmalarına bakıyorsun. Pek fazla yemek yazması da vardır. Bilinenlerin hepsini zaten... yayınladı. Günay Hanım yayınladı onların çoğunu. Elimize pek fazla özelliği olmayan şeyleri de yani herhangi bir baskısının yazması da olabilir. 1865'te basılmış Melce-i Tabbahin'in bir yazması da o ne demektir? Adamın zamanı varmış matbuğundan kopya etmiştir. İkincisi özelliği olarak şimdi Melce-i Tabbahin Arapçaya çevriliyor bir kere. Bir. İçindeki pirinç, pilavlar Almanca'ya çevriliyor. Slavikov diye birisi, bir Bulgar, İstanbul'da Makedonya matbaasında
bunu Melce-i Tabbahine hem Bulgarca'ya çeviriyor hem kendi katkılarda bulunuyor. Hala 1992 yılında Sofya'da kitap tekrar basıldı. Bu bilinen bir şey değildir söylediğim. İşte üzerinde durduğum, çalıştığım bir konu bu. Üç baskıda o yapıyor. Demek ki çoğalıyor şeyler. Demek ki Merce-i Tabahin bir etki yapmış çevresinde kitap. Ondan sonra ne oluyor? Fahriye Hanım geliyor vesaire vesaire. Yani kimdi Fahriye Hanım? O da belli değil kim olduğu. Kimisi takmadır bir attır der, kimisi şu bir takım rivayetler de var orada. Ama kim olduğunu ben de bilmiyorum yani. Abi bu arada çok önemli bir koleksiyonerden mesaj gelmiş. Evet. Senin şeylere talip. Abi kızar hemen bu. Ver, hemen ver. Ver de kurtul. Ver, ver de kurtul. Cebime mesaj atmış. Diyor ki çok önemli bunların sergilenmesi, saklanması lazım diyor. Çünkü çok kişi uğraşacak vefatından sonra. Başta Murat Allah. Bardakçı olmak başta üzere. Başta ben bunları Allah'ım versin. Murat çalar. Herkes çalacak. O da çok kişiden çaldı. Nereden biliyorsun? Şahit misin? Ağzıma öyle evi dolaştın. Ben değil, boşalttın. Ben sen değilim. Ne münasebet. Ağzıma öyle evi boşalttın yani. Şimdi cenaze sahibinin başında ağlayıp kütüphaneye bakardı. Neyse. Kehafto teparasi. Kehafto teparasi. Kehafto teparasi. Hadi bakalım. Sen söyle ne olduğunu. Kostaka. abi peki şimdi ben şeyi merak ediyorum ben. Kalmıştık şeyde şu Türk Osmanlı mutfağı. Onu cümlemi bitireyim. Peki. Şimdi Osmanlı'nın bir 700. yılı kutlandı bizde. İşte ondan sonra furya halinde Osmanlı mutfağı çıktı. Ve Osmanlı mutfağı uzmanları çıktı. Çıktı. Şimdi bir gazete dergi yazarları, işte bir makale yazarları, bilimsel. Şimdi bunlara bir ben şey var, sonradan gurme haftada var. Haftada yapılan şeylere, istatistiklere göre yani geçen seneyle, ya bir buçuk sene içinde ortalama ayda 3 veya 4 tane yemek kitabı çıkmış. Çıksın bunlar. İlerisi için bir şeydir, emektir çünkü. Sen de 2 tane İyi veya yazdın. Kötü. İyi veya i̇ki kötü. 2 tane de sen yazdın. Evet. Bunların bir şey söyleyemeyiz ama yapılan şey şu tarif. Tariften ileri geçemiyorlar. Şimdi ben bakıyorum bir tarifçiler var, bir de araştırmacılar var. Kimseyi şey... Yemek kitabının özü tarif değil midir zaten? Pekala. Siz ne zamandan beri domates yiyorsunuz? Fatih domates yedi mi? Fatih domates yemedi. Amerika'nın keşfinden beri yemiyor. Ama patates yedi değil mi? Yedi mi? Galiba. Soruyorum. Onu da yemedim. Emin misin? Ay. Son şeyiniz mi? Son kararımız. Yemedim. Patates de yemedi, domates de yemedi. Patlıcan yedi. Fasulye yemedi ama. Yemedi. Biber de yemedi tabii. Niye biber yemedi? Yaş kuru biberle o bir biberi karıştırmayalım yalnız. Çaylı stol mu diyorsun, dolmalık mı? Yeşil. Yeşil biber. Sebze biber, hayır. Niye? Yok. Onlar nerede ya? Ama sen... Yani Batı'nın yemek literatürü çok üstün bir kere. Ellerinde adamların 12. 13. 14. yüzyıldan kalma yazmalar var. İngilizce olsun, Almanca olsun ve Fransızca olsun. Ve bu dönemin bu dillerini anlamak kolay değil. Şimdi bu ülkeler o yılların İngilizcesini, Fransızcasını veya Almancasını paralel metin yapıp basıyor. Şimdi kimin neyi ne zaman yediğini onlarla. Yalnız biz yemek yemiyoruz. Yeryüzü yemek. İnsanoğlu yemek yiyor. İnsanoğlu yediği hangi coğrafyaya tabi ise o coğrafyanın verdiği nimet veya nesnelerle şey olur. Doyuyor. Sonra tabii seyahatler, gelişler, gidişler vesaire. Bunun en güzel örneği İbni Batuta'da değil mi? Kim biliyordu ben bilmiyordum. Göynük'te safran yetiştirdiğini. Öyle diyor bir yağmurlu havada girdik bir kadın diyor bizi evine diyor şey etti. Misafir etti para karşılığı. Çıkamadık dışarı ters bir tarih herhalde ve mevsim. Çıkarken diyor bize bizi safran alıcısı sandı.
bir sepette safran çıkardı. Öğrendik diyor, Allah Allah. Göynük'te safran yetiştiriliyormuş. Bol Göynük. Evet. Şimdi safran çok tüketilen bir şey bizde. Biz evvelki sene Safranbolu'ya gittik bir toplantı için orada. Gayet garip bir şekilde Safranbolular zerde yemeğini bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Zerde tatlısını daha doğrusu. Ve şey kalmamış, ekim çökmüş. Zor durumda. Ben yani. Safranbolu'ya bir 10-12 sene önce gittiğimde safran almıştım biraz. Ama Mısırcarsa daha çok var. Ama onlar şimdi net safranı. Turgut abi, Safranbolu, safran, ben o Safranbolu safranı bilmiyorum, yemedim. Horasan safranı ile aynı mı? Şimdi safranların aslında çok güzel bir elimizde bir İran'da çekilmiş bir kültürel bir CD var. Safranın nasıl toplandığına evet. dair. Nasıl safran toplamadan evvel kurban kesildiğini. Hayır efendim, tadı aynı mı? Kokusu. Olamaz. Bir türdür o. Şimdi Hindistan'da da, Keşmir'de de çıkıyor. Pakistan'da da çıkıyor. İspanya'da İran'da da çıkıyor. İspanya'da da çıkıyor. Hatta Fransa'nın güneyinde ekilmeye başladı, çıkıyor. Safran Müzesi var Fransa'da. Bizde bir şey yok. Ve bir de Atlas Dağları'nda, Afrika'nın kuzeyinde. Söylenilen uzmanların söylediği, Atlas Dağı'nda çıkan safranın çok iyi bir ürün, Ahmet üretiyor herhalde. Ve safranı kullanmak şeydir yani, kolay değildir. Her baba yiğit safran kullanamaz. Her aşçı bile kullanamaz. Tabii zaten çok pahalı, her baba yiğit alamaz. Alamaz. Bir, çok bir kere onu acıtırsın. İki, bunun kolayı var tabii. Aspir var. Bir başka ot var. Onu bulamazsa enginarın mor tüyleri var. Zerdeçal'da aynı konu işi görmez mi? Yok, zerdeçal başka şey. O ayrı konu. O başka işi gör. Onun için söylemek istediğim, ben lafımı bağlayayım. Ben hala Osmanlı mutfağıyla Türk mutfağının arasında ne fark gördüklerini ya bilmiyorum ben ya anlamıyorum. Peki abi ne yiyordu mesela? Fatih Sultan Mehmet şimdi, ne yiyordu? Fatih Sultan, İstanbul'a bak, fethetti, geldi, dedi ki bana bir sofra koyun yemeği. Ne yedi? Şimdi, çok güzel. Şimdi iyi bir şey o tabii, bir başla, ama ben Osman Gazi'nin ne yediğini bilmiyorum. Orhan Gazi'nin. Ama onu abi Bursa'daydı, büyük ihtimalle İskender yiyordu. Şey yükü, merkep yükü, içki yolladığını biliyoruz. Kim kime içki yollamış? Kim kime kim? Orhan Gazi. Geyikli Baba'ya. Orhan Gazi Geyikli Baba'ya. Öyle bir şey var, evet. Bunun yazısı mı var, kaydı mı var? Tabii, yaptı. Bursa'dan bir profesör arkadaş yayınladı onun şeyini. Öyle. Osman Gazi Tekke'ye içki yolluyor. Orhan yani, yanılmayayım, şey etmeyeyim. Orhan Gazi herhalde. Tekke'ye yanında. Evet, öyle bir şey. Herhalde rakı yollamıştır, milli içki. Yok, o ilahi şarttır. Günay Hanım da onu şey... Şimdi Osmanlı saray mutfağı denince bir anlam kazanıyor. O tarihten, bu 700. yılı kutlamalarından sonra piyasa değeri arttı bu lafı. Önüne gelen Osmanlı mutfağı, Osmanlı mutfağı, Osmanlı... Yaptıkları yemeklere bakıyorsun, nedir? Ha, şimdi o da yavaş yavaş, onu da... Şimdi rahmetli Barkan Hoca, tarif vesikalarında koca bir cilt bir belge yayınladı, belgeler yayınladı. Nedir bunlar? 1468'den 1473'e kadar Fatih'in döneminin mutfağın masraf defterleri. Ne satın alınmış, ne girmiş mutfağa. Biz bunu Günay Hanım'la kabaca peşin şey olaraktan o dönemdeki yiyecek isimlerini, içecek isimlerini vesaireleri çıkardık, yayınladıydık. Şimdi bu biraz da gündeme geldi. Fakat bu masraf defterlerinin içinden çıkmak da kolay değil. Çünkü katipler Arapça biliyorsa o nesnenin ismini Arapça yazıyor. Farsça biliyorsa, işte atıyorum kerevizin vesaire Farsçasını söylüyor. Elmanı kimi zaman tüffah diyor, kimi zaman seferceliğe vesaire vesaire. Bu nedir? Bunlar haftalık, aylık hesaplar. Yani pazarcı başının piyasaya çıkıp aldığı nesnelerin kilere teslim edileceği kadar zaman. Bu arada o kadar
sağlam kayıtlar ki pazarcı mesela gelirken 3 tane garip dilenciye birkaç kuruş tasadduk etmiş. Yani sadaka vermiş. Hop defterde 3 kuruş tasadduk edildi. Hoş ama. Onun için onu sağlam kayıtlar. Peki ne yiyorlar? Anlaşılmıyor mu defterden? Hayır. Yedikleri veriliyor. Bildiğimiz şeyler. İçinde yalnız biber yok. Domates yok. Patates yok. Domatesle biber yok zaten bir şey yok. Gitti o tatsız bir yemek. Ama domates çıktıktan sonra salça mefhumu da Türk mutfağında beliriyor. Ondan evvel salça mefhumu da yok. Nasıl olsun? Değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Orada günlük şeyler çıkıyor, malzeme çıkıyor. Nereye çıkıyor? Hastalar için. Berayı hassa ve beciheti hassa dediği zaman padişaha gider. Mesela bir yemek yaptırmış. Ma must. Yoğurtla beraber kime? Mecanibi hassa. Padişaha gidenler hep belirtilmiş yanında. Tavuk alınıyor, makiyan, işte şu, bu, bu, bu. Hepsini biliyoruz. Ancak şöyle oluyor. Bir gündeki malzemeye bakıp, onlardan ne yapılmış olabilir? Tahmin ediliyor. Bu yemek kitabı değil, masraf defteri bu. Yemek kitabı değil. Oradan şey edebiliyoruz. Şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. Mesela bizde iddia edilir ki enginarın Ortaköy'de Yahudiler tarafından hani 17. yüzyılda ekildiği vesaire. O da bir iki Ermeni yazarın, seyyahın incici. Onlar Türkçe'ye de çevrildi. Hayır. Defterde Birun'da enginar ekiliyor. Yani dış bahçede. Sonra bu turşu yapılıyor. Enginar turşusu yapılıyor. Peki yaprak enginar mı, çanak enginar mı? Şimdi enginar nedir? Enginar yabani deve dikeni, evet, düşün. Deve dikeninden gelişe kinara şey olmuş, enginar olmuş. Eğer gördüğün enginar konikse hala o yabanidir daha. Eğer böyle bildiğimiz enginarsa o gelişmiş enginardır. Şimdi bizim bahçede 5-6 tane var. Kafa verdiler. Enginar yetiştirmesi bir seferliktir. Oo, perennial. Yıllarca verir sana baktığın sürece. 5 ila 15 tane bir kökte enginar çıkar. Kafası çıkar kellesi ve güzel şeydir. En güzel şey. Buradan yapabildiğimiz bunlar oluyor. Sıcağını sever misin? Kuzulu. Şimdi. Deli misin ya? Of. Enginar dolması. Of. Yapraklarını eme eme yersin ya Rabbim, o nedir? Şimdi tabii bu buraya giren yalnız bunlar girmiyor. Karides havyar falan yiyor bu adam. Bir dakika. Fatih. Kaşık kaşık havyar yiyor. Şimdi sonra 40 küsur yaşında guttan ölüyor. Ama herhalde Hazar havyarı yemiyor, balık yumurtası yiyor. Havyar galiba değil mi Turgut abi? Çünkü Fatih falan Bey geliyor. Bir kere bir Kırım'dan geliyor. Haşerat-ı bahriye vardır. Bir tane de mahsulat-ı bahriye vardır. Mahsulat-ı bahriye balıklardır. Haşerat-ı bahriye ise kabuklulardır. Deniz böcekleri. Deniz böcekleri. Bu Marmara, bir de tırnak içinde söyleyeyim. Yemekler aslında dinlerin koyduğu kurallara göre tertip edilmiştir. En basiti bizimkisidir. Nedir? Bir Ramazan ayı vardır. Şarap içmezsen. Domuz yemezsen. Domuz yemezsen. Tek tırnaklı. Yarık tırnak, geviş getireni yer, hiçbir şey yok. Geviş getiren olmazsa gayet basit, standart bir şeydir. At yenmez mi yani? Şimdi o da ayrı bir konu. Ama Yahudilik öyle değil. Yani o şimdi, koşer. O da ayrı. Şimdi bak, hepsi ayrı. Levitikus şeyin, yani Levililer var ya, Tevrat'ın 3. kitabı. Tevrat'ın 3. kitabı baştan aşağı yiyecek, içecekle bunlarla ilgili kanunlardır. Bizde ne var? İşte bir Maide suresinde, sofra yani, orada geçer. Kur'an'da pek var, yani benim bildiğim kadarıyla, fazla şeylik etmeyeyim, 26-27 tane bitki ismi geçer şeyde. Halbuki kitap mukaddese baktığın zaman 220'nin üzerindedir. Demek ki o daha biyolojisi şeyi daha fazla orada. Herhalde o kadar görüldü. Şimdi zaman zaman saraya istiridyenin de karidyenin de
karidesinde, midyeninde girdiğini görüyoruz. Bunun artı havyar giriyor. Şimdi bir takımlar, bir kesim daha doğrusu, bunların Fatih'in yemediğini iddia ediyor. Peki kim yiyor? Kim yediyor? Yese ne olur, yemese ne olur? Efendim o kadar çok şey geliyormuş ki elçi onlara. Allah Allah. Yani. Tam havyarın zamanında, karidesin zamanında elçi geliyor. Karidesin ki bu dini bir şey olduğu için, yani karides yemek, midye yemek Hristiyanlar için biraz bir şey, etli sütlü meselesinden bir hili şeriye gibi bir şey var orada ama öyle kuralları. Bizim Marmara Denizi var ya, Marmara Denizi'nin belirli bölgeleri dibi kiraya veriliyor. Haşeratı bahriye için. Yani midye çıkaracak, istiridye çıkaracak, karidesi tutacak. İşte kime o ihale ediyorsa oraya başkası girip oradan bir şey tutamıyor. Tabii kimisine göre yenmese İslamiyetçe, yenmese daha iyi olur. Ya haram değil. Yenmese daha iyi olur. O kadar. Ama bunun yanında haşerat-ı bahriye. Evet. Evet. Mesela şeyde pulsuz olmayacak balıklar bilmem ne, daha ayrıntıları var onlarda. Ne yapıyor Hristiyanlar da? Yani kuruluşundan bu taraf. Siz hiçbir robust böyle kanlı canlı bir ikona gördün mü? Hayır, hepsi nasıldır ikonalar? Hepsi sıskadır. Neden? Çünkü adamcağız bakla yemekten artık... Beyni durur adamın ya. Yazık yahu. Bir tek bakla mı serbest? İşte bakla ve şeyleri canım, o her şey serbest de yeneceği zamanlar var. Et yemeyeceği zaman var bilmem ne. Yahudi ise etliyle sütlüyü ayırıyor zaten. Mutfakları bile L şeklinde zamanında onların. Burası etliler için, burası sütlüler için. Şey yani vardı ya, etle sütü karıştırmayacaksın. Evet. Oğlağı annesinin sütünde pişirin diyor. O da evet, oradan. Yani bunların oradan hepsi Tevrat'tan çıkan şeylerle. Şimdi abi Fatih karidesi yiyor muydu İstanbul'da? Muhakkak bana sorarsanız tabii niye yemiyor? Yiyordu öyle. Peki nasıl yiyordu acaba? Söğüş mü? İşte onu bir bilsek onu bilemiyoruz. Şimdi karidese benzeyen bir kara hayvanı vardır ki o da çekirgedir. Karidesi nasıl soyuyorsan çekirgeyi de öyle soyarsın. Çekirge önce yağda kızartılır. Osmanlı çekirge mi yiyormuş? Hayır, söyleyeceğim. Savaşta. Bir de Medine müdafaasında yenmiş, yemiyor Osmanlı. Sen yedin mi abi çekirge? Hayır, yemedim. Yani öyle bir ben kim? Görmeye tahammülüm yok, ödüm patlıyor. Niye? Korkarım. Kelebekten tatsız, de korkarım. Tatsız bir hayvandır. Asla sana bir şey diyeyim, uçan şeyler korkutuyor. Evet. Güvercin de korkutuyor. Geçen halde bir malta benim tarafımda şöyle bir şey oldu açınca. Korkutuyor. Senin odana benim kelebek koleksiyonu vereyim az. Abi ödüm patlar. Hayatta en korktuğum şey bilmiyordum. Kelebek. Bilmiyordum. Neden? Bilmiyorum. Ne var bunun altında? Hiçbir fikrim yok. Tedavi olmam lazım ama olmuyor. Kelebek ve çekirgeden ödüm patlar. Evet. Kızartıyorlar. Güneşe koyuyorlar tuzlayarak. O kuruyor. Ondan sonra yiyorlar. Kabuğunu çıkartıp. Bedevi yemeği o tabii daha ziyade. Şimdi Yahudilikte çekirge yemek haram değil. Ancak diyorlar ki Yahudi dünyanın her tarafında var. Müslüman dünyanın her tarafında var. Şimdi düşünebiliyor musunuz bir İsveç Yahudisinin çekirge yiyebileceğini? Niye çekirge yok orada bir kere? Kendi diyor ki Yemen Yahudileri haram değil. İşte haram değil. Ama bu bölgesel kalmış diyor ki doğrudur. Ve bize de hiç uğramamıştır. Ya bizde de bir kayıtlarda ben bilmiyorum. Benim bildiğim seninki bir Fahrettin Paşa askere çekirge yedirmiştir. Bunun dışında Anadolu'da bilsek o kay. Anadolu'da bilmediğimiz bir şey daha var. Kımız da nerede yapıldığını bilmiyoruz. Demek ki o şey olmamış. Ya o kadar at bulamadılar. Anadolu'ya gelince tabii göçebelikten yerleşiğe doğru işte ilerliyor. Ama işte onun çeşitli şeyler var. İşte Oğuzlar'da içmeyen kolları yok bilmem neler vesaire vesaire. Ama bugüne kadar son muhaceretlerden söylemiyorum. Oradan gelenler yapılıyor bilmem ne ediyor şimdi. Var yapar. Ama
atıyorum işte 1400'de, 1500'de, hatta Selçuklu'da o dönemde yok, ilk yani 1071'den sonra bizde bir kayıt var mı? Yok. Kımız hakkında. Yok. Demek ki yenmiyordu. Peki şey, mesela zeytinyağı var mı o zaman kullanıyor Osmanlı? Şimdi zeytinyağı da ayrı bir şey var tabii zeytinyağının. Yani var da Osmanlı kullanımı yani. Çünkü Anadolu mutfağında çok yok zeytinyağı. Şimdi peki antik çağda yani Grekler zeytinyağı önce yediler mi? Yok. Önce süründüler. Sonra yaktılar, sonra yediler. O da üç kademeli. Şimdi yağ yani sıvı yağ yeniyor. Anadolu'da yapılan haşhaştan, afyon şeyinden yapılan yağ var biliyorsun. Pamuk yağı Kenevir'den var. Yapılan yağ var. Niğde, Orta Anadolu. Anladım. Pamuktan yapılan yağ var. Hala onlar İstanbul'da da satılıyor. Hatta o Galatasaray Lisesi'nin arkasındaki ne diyorlar? Paris Mahallesi mi orası? Cezayir Sokak. Cezayir Sokak. Ha orada. Paris neyse. O Kadıköy'deydi. Bazı lokantalarda keten yağından veya haşhaş yağından yapılmış, haşhaştan yapılmış yağ bir takım şeylerde meraklılar kullanıyorlar orada. Kimse de, evet. Abi yine bir kısa ara vereyim de şu reklam işini halledelim. Sonra yağla, balla devam edeceğiz. Evet. Daha kahvelerden bahsedeceğiz. Evet. Umumhanelerden bahsedeceğiz Murat'ın özel arzusu üzerine. Uzmanı tek uzmanı Türkiye'de. Ne münasebet? Neyse bazı kısa bir reklam arası. Umumhane maddesini sen yazdın abi. Bitti. Tek uzmanı. Evet, bu arada maillere baktık. Bayağı bir mail gelmiş. Sizin bahsettiğiniz Karl Görner'in kitabından da bir fotoğraf yollamışlar. Neden? Karl Görner'in kitabından. Bakalım neymiş? Karl Görner'in kitabından. Ha. Bir bakalım neymiş? Elçileri kabulüymüş. Ha, o meşhur isim, evet. Kitabın ismi o değil, benim söylediğim. Benim ismim Turkika. Karl Görner'in. Benimkisi bir bibliografya kitabıdır. Evet. Avrupa kütüphanelerinde bulunan nüshaları gösteren. Yani 600 yıllık dönemi. Eskiden her pazar bu saatlerde oturur rakı içerdim. Sizin programımı sızmadan seyretmek için pazarları rakı içmeyi bıraktım. Eşimin minnetlerini sunuyorum diyor. Bu arada gömlekleri neydi diyorsun? Suallerinden bolca gelmiş. Sana da dün sormuşlardı. Evet. Ben dik duruyorum. Peki yine bir çok da akla gelen bir soru. Osmanlı'ya matbaanın geç girişinin nedeni padişahların halkın aydınlanmasını istememeleri mi yoksa İslam'ı mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum öyle efendim, bir şey. Okumuyoruz. Bir hay bir kaynak basit, bunu. Okumuyoruz. Birisi bir yani bunu iddia eder. O konuda söylenen konuda hiçbir kaynak, hiçbir kayıt yoktur. Okumuyoruz. Yok hattatlar şey yok, etmiş canım. Bilmem ne etmiş divitlerini bilmiyorum. Bir de Turgut abi malum müteferrikanın bastığı kaç tane? 3. Bellidir. Topla hemen hesabını yaparız. Var zaten şeysi. Kaç tane? 23 tane kitap basıldı. Hayır. 500 tane. Van Kulu kaç tane basılmış? Ama ikinci tabu da var onun. İkinci. Cihannüma? Çok az herhalde. Yani. Bunda 500 veya 1000 tane basılmış kitaplar. En çok bastıkları Holderman. Evet. Ama onlar da yabancılar için. Şeyler. Yani bizde pek fazla işte şeyin mühendishane matbaasının evet. Öğrenciye veriyor geri alıyor kitabı. Evet. Yani çok basamıyor pahalı bir nesne. Peki abi biz bir tekrar... Kağıt bizde hep ithaldir. Neyse yemeğe dönelim şimdi. Evet. Biber niye yok mesela? Mesela biber anlamıyorum. Şimdi... biber Anadolu'da biber, var çünkü. Biber bakın yok şöyle. Niye Urfa Murfa çünkü yok? Çünkü endemik mu? Yani bu topraklara ait bu topraklarda yetişen bir bitki türü. Şöyle söyleyeyim. Nereden gelmiş? Söyleyeyim. Patlıcan, domates, biber, patates ve adamot. Bunlar patlıcangil ailesindendir. Son söylediğiniz neydi? Patlıcangiller. Adamotu. Ginseng. Mankind. Ginseng. Ha, evet. Ginseng. Değil. Mankind. O adamotu. Şeye de işte. Mankind. Hayır, ginseng başka bir şey. Şimdi. Benziyor. Benziyor, çok benzer. Ginseng çok fena kokar. Bilhassa şeyde kullanırlar. Büyüde falan kullanılır adamotu. Evet biliyorum. Dedem toplardı. Evet. Büyücü müydü? Yapmak için. Yok. Meraklıydı. Faydalı olduğunu düşünürdü. Yedirirdi bize. Eskiden nasıl toplanırmış o? Yerden çıkaran öleceğine alırmış. O yüzden keçiye evet. Çektirirlerdi. Çünkü bu Plinius da aynı şeyi anlatır onu. He? Plinius da aynı şeyi anlatır. Köpeğe çektirdiklerini vesaire çektirdikleri. Vesaire. Demek ki bir korku var. Bilmediniz misiniz? Hiç gördünüz mü siz kökünü gördüm onu? Gördüm ben. Aynı insana benziyor. Ayakları, kolları var. Aynı insan.
Dağlarda, dağların rutubetli ve gölgelik yerlerinde yetişiyor. Ve bulduktan sonra etrafını eşelerler, topraktan çıkarmak için köpeğe türüf veya... Türüf çıkartır gibi. Türüf çıkartır. Ya, türüf öyle türüfün kökü değil. Yok ama. Bu kök. Evet. Etrafını kazarlar, köpeğe veya keçiye bağlarlar iple, o çeker evet. Çıkartır. Onu yer miydin sen? Yediriyor muydun? Tabii yediriyor. Yer miydiniz? Tabii. Onun bir takım ağrılı şeylere, evet, dizlere, yani şeye, iyi geldi. Bir sürü şifalı tarafı vardı. Yani. Bir de orta çağ majesinde, büyüsünde o çok. Kötülük yapmak için çok kullanılır. Ama onu bilmiyorum o da ben... Maunus. O, evet. Opus Magnus. Şeyin, biber, patlıcan, domates, patates. Aynı aileden. Hepsinin yaprakları tüylüdür bir kere. Bunların içinde patlıcanın dışı, patlıcan Uzak Doğu isminden belli. O birileri ise... Nasıl isimden belli? Badincan yani. Fransız, aubergine. Evet. Evet, ne olacak? Zannedersem aubergine olması. Pomodoro da şey işte. Domates. Domates. Frank Badılgen derler de, Afrika'da patlıcan. Ona. Ne derler? Badılgen derler. Galiba o C'nin G okunması aubergine oluyor zannedersem. Emin değilim ama. Aubergine'den geliyor olabilir mi acaba? Aubergine? Yok, hayır, hiç alakası yok. Aubergine. Şimdi aubergine. Buna Kolomb sonrası Amerikan bitkileri denen nesneler var. Bunun içine aynı aileden olmadığı için Mısır'ı da katacağız. Yani durup dururken birisi 17. yüzyılda 1600 tarihinde Karadeniz'de mısır ekmeği yaparsa iş değişir. Yok öyle bir şey, olamaz. Şimdi. Mısır da Amerikan değil mi? Tabii. Tabii Amerikan. Şimdi bunlar. Daha doğrusu Meksika galiba Mısır. Kuzey Amerika değil. Meksika. Kıtalar şimdi yani. Amerika deyince onu da şey edelim. Bunların çoğu Güney Amerika. Şimdi bizde salkım şeklinde domates var ya. Domatesin yabani şekli o işte. Benim çocukluğumda o satılmazdı. Nedir? Yeşilköy'de tahta bir bina vardı ufacık. Tohum ıslah istasyonuydu orası. Hava yalının yanında. Yakın zamana trenden kadar durdu. Gözükürdü hatırlarsın. Yakın zamana kadar durdu. Oradan gider bostancılar 50 gram, 100 gram bilmem ne alır. Gelir bahçeye ekerdiler. Şimdi görüyorsunuz hem basında hem televizyonlarda işte epler şeyler oynandı, doğru onlar. Çünkü nüfus arttı. Neyse. Çocukken zaten domates Nisan'da falan çıkar. Daha önce domates falan yoktu. Mayıs'ta çıkardı. Siz kışın domates yediniz hayatta mi çocuğunda? Ne güzel de kokusu vardı. Mis gibi domatesdi. Bakın. Sırık domatesi vardı, salata yapılırdı. Yer domatesi vardı, yemeğe konur ve salça yapılır. Bir de yeşil domates vardı, turşu yapılırdı. Bir de kavata vardı. Oyulup doldurulur. Kavata'nın niçin yeşil domatese geçtiği hala ben bilmiyorum. Domatesin iyisi 6 tanesi 1 kilo gelirmiş. 6 domates 1 kilo. Bu da evet öyle bir şey de var. Kavata aslında Latince oyulmuş tahta kaba verilen herhalde sertliğinden. Kavata. Kavata'la bir alakası yok. Yok. İllaki. O gavvat, o bir kral. O nereden geliyor? Durun, beni de şaşırtmayın şimdi. Domatesden gavata yani bilmiyorum. HBB değil mi? O yüzden soruyorum. Abi biber Amerika'dan mı? Evet. Bunlar önce işte Kolomb sonrası, önce İspanya, Portekiz ondan sonra dağılıyor. Sanmayın ki domates birdenbire de Fransa'da kullanıldığını. Fransa'da domatesin kullanılması da 19. yüzyıl filan. Bir kere bir şey, büyü meselesi var orada. Çünkü bu Solanese güneşle ilgili şey. Hoşlanmıyorlar ama İtalya işte salça mesela vesaire o zaman başlıyor yapılmaya. Oradan da yavaş pomodoro, altın elma demek değil mi? Doğru, pomodoro, evet. Pomodoro, altın elma. Evet. Hala oradan yavaş yavaş Anadolu'ya geliyor. Şimdi birkaç yıl evvel bir Urfalı kebapçı bana çok kızdı. Siz dedim ne zamandan beri kırmızı pul biber yiyorsun? Oh dedi 500 sene falan vardı. Yok dedi o kadar değil. Şimdi bunlar kitap bilgisi değil. Bunlar ancak arkadaşlarım. İşte bir tanesi şey bizim Arif Bilgin. Çok güzel de bir kitabı var. Çünkü arşiv belgelerini evet. Dayıyor çocuğun kitabı. Şakası yok. Mutfak defterleri. Bir ikinci arkadaşımız Yeditepe Üniversitesi'nden. O da doktorasını yeni bitirdi Fransa'da. Osmanlı. O da arşivlere dayanaraktan. Özge Samancı. Basılacak kitabı.
Yani iki tane. Diğer münferit tabii makaleler falan ayrı. Ama arşivcilerin, arşivist, arşivle uğraşanların çıkaracağı şeyler bunlar, belgeler. İşte çıkarılan, Özge'nin çıkardığı bir şeydi. 1732 tarihi, 18. yüzyıl biber. Biber. Fasulye işte. Yani fasulye ne? Fasulye yeni, o da şeyden gelme bir şey bizim. Yani milli yemeğimiz değil. Kuru fasulye bizim milli yemeğimiz değil mi? Ya na, şimdi milliliğin herhalde bilmiyorum bir yılla alakası var mı? Şimdi şu kadar yıllık şey milli olur. Binlerce yıldır. Yani çok eskiden, yani Fatih yemedi, bilmem ne yemedi. Peki fasulye yeniyse bu kitap ne işe yarıyor o zaman? Onu işte bilmiyorum burası. Ona o. Risale-i Gaz. Fasulye gelince yazmışlar bir herhalde. Şeyin. Ya adam yerlenme kitabı yazıyor. Bilmem ne kitabını yazıyor. Bu bitkiler endemik, yani yerli olmadığı için bize sonradan tabii gelmiş bir bitki. Fasulye ne zaman geldi? O da 18. yüzyıl. 1700'lerde. Ha, şimdi bir de bu bitkilerin bir seyahat, bir şey yolları var. Yani şunun vasıtasıyla şuradan buradan geldi. Yani portakal, Portekiz bizden ne alakası var? Portekiz'in portakalla. Hiçbir alakası yok aslında. Çünkü Portekiz'de gemiciler portakalları taşımışlar vesaire. Portakal nerenin bitkisi? Portakal bir kere şey, Çin tabii, o oranj, o sınıf oranın. O da ayrı bir şey. Onun da Arapçadaki isimleri o kadar çok ki. En çok isim şey, hurma. Bir de deve. Arapçada iki deve ile hurmanın kıyamet kadar. İki aylık hamile devenin. Yavrusunu doğurmak için iki ön ayağından doğru çökmesinin fiili var. Şeyde. Arapça. Tercümesi bu. Eski barda 100 çeşit kar var yani, normal. Tabii. Çölde uyduruyor. Çıkartıyor, kelime yaratıyorlar. Tabii şeyde kelime uydurmak, şimdi Arapçaya kolay kolay yani, Arapça değil, uydur Arapça, öyle bir şey değil. Uydurken yaratıyor kelime, çölde bir şey yapıyor. Şimdi, işte... Yani portakal Portugal'dan geliyor. Değil canım onu. Bir sırayı şey edelim de, bir kelimeyi alıyor, üretiyor. Şimdi herhangi bir lügate baksak biz, terakki kelimesini bildiğimiz anlamda alırız. Ama bir terakki kelimesi, rakı içme anlamı, uydurma bir şey işte. Hani ne yapıyorlar? Tazakkum ediyorlar, zıkkımlanıyorlar. Hayır, öyle... Araba söylesen anlar mı? Anlamaz. Bankanın çoğulu nedir Arapçada? Buluk. Buyur. Hangi lügatte var? Çok yeni bir lügat. Sigaranın çoğulu ne? Bilmiyorum. Nasıldı? Toplanacak bir günüm kalmadı. Doğru. Segayir. Evet, segayir. Filmin çoğulu ne biliyorsun? Eflam. Eflam. Kullanıyorlar bunları. Şeyin de rahmetli Abdülbaki Hoca, Gölpınarlı. Kafir kelimesi geçmişti. Kafir kelimesi neydi? Bak ben de unuttum şimdi. Başka bir şeyi hatırladım. Nerede geçiyordu? Hayır bir şey olarak ekferi küferadan tekeffür etmiş kafir. Bir tane daha vardır. Onu da sen söyle. Hoca sıfatları çekerdi. Türkçe sıfatları. Pis, epies, peyaz. İşte. Pis, daha pis, en pisi. Ekferi Türkçe kelime, tekeffür etmiş kafir. Tabii bu... Pardon, bir cevap vereyim. Birisi bir şey sormuş. Evet. Risale-i Gafs sanmışlar. Risale-i Gafs değil. Gaz. Ya bunu okuyan adamlar gaz, var. Gaz, yerlenmek. Daha bir Gavs anlamı değil. Var da söylemeyelim şimdi. Bilmiyorum. Yani o harfiyle başlar, o değil. O değil, ona başlayan yani. O değil. Risale-i Gaz. Gavs değil, Gavs'la ne İnsanların gaz çıkarması vardır ya, onunla ilgili. Ya o kadar okuyoruz ya. Yani niçin, nasıl gaz çıkartır? Gavs başka bir şey çünkü. Gavs'ın ne alakası? Gavs'ın. Gaz. Şeyin de
Ya nerede kaldık gene? Karıştırıyoruz şeyleri. Domates miydi? Laftan lafa geçiyoruz. Portakal dedin abi. Portakal portakalı dedi. Geçtik de ben bir şey anlatıyordum. Gene gaz kelimesi. Nereden getirdin bu kitabı yahu? Sen getirdin, ben istemedim ki. Ben de bu doğa diye. Şey... Şimdi... Fasulye bizim yani kuru fasulye yemeğimiz değil. Fasulye tabii değil o aslında. Bizim midye yemeğimiz nedir? Midye. Şimdi yenmeyen yemek şey. Biz de Müslümanız. Milli yemeğimiz nedir? Şimdi milli yemeğinin bir kısmına bakarsan tabii ki fasulyedir derler. Ben şey olarak tarihe uygun düşmedi. Yani kronolojiye aykırı geldiği için ben milli olarak. Peki hangisi kronolojiye uygun olan? İşte patlıcan. Aldı şey. Patlıcan ama Osmanlı mutfağında yani da Türk mutfağında çok uzun zamandır var. Hem de nasıl. Niçin patlıcanı suya koyarlar? Çünkü tütün de aynı unuttuğum aynı aileden. Nikotin var içinde. Yani tütünle domates, patates aynı aileden. Tüylü. Yaprakları tüylü. Patlıcanın içinde de hafif nikotin olduğu için suyunu, acısını çıkarmak evet. için şeye konur o da. O zaman kanabis de aynı aileden demek ki. Evet. Yok. Değil o mi? Kanabis, indika o ayrı onlar. O da tüylü yaprak ama. Sativa. Birisi tüy, o da tüylüdür. Birisi indika olursa esrar olur. Sativa olursa Amerikalıların kullandığı, Amerika'da çıkan şey. Marihuana. Marihuana olur. Marihuana. İkisi de aynı şeyden. İkisi de kafayı bulur. Yani, yani keten. Keten. Yani keten şeyleri de işte tohumları vesaire. Şimdi bu yemek bizim şeylere, yemek kitaplarına girmeyen salyangozdur mesela. Hani Müslüman mahallesinde de salyangoz satmak. Çok sonraki kitaplarda o da batıdan çeviri olaraktan salyangoz girmiştir yemek şeylerimize mesela. Kurbağa? Kurbağa hiç rastlamadım ben kurbağaya daha sonraki yıllarda ama soruyorlar kurbağa yemek veya satmak da haram mı vesaire gibilerden öyle bir sorular da oluyor internette bazı zaman görüyorum. Şimdi salyangozun tabii bir özelliği de var biliyorsun. Salyangoz hem erkektir hem dişidir. Kendi seçer kendi şeyini. Seçer. Arkasında da böyle bir şey olduğu zaman o erkektir. Ama bu bize daha ziyade Girit Adalılar tarafından gelmiş, şey edilmiş, yani yemek şeyine girmiş bir şey. Ama bizim klasik mutfakta böyle salyangoz vesaire yok. Sarayda hangi eti yiyorlardı mesela? Tabii ki kuzu. Kuzu. Kuzu değil mi? Yani büyük şeylerde, tüketimlerde, askeriyede vesaire de ama dana. Türk mutfağının temeli şu. Mangal kömürü, bakır tencere, tencere kalaylı, soğan, kuzu eti. Ben bir yerde okudum. Temeli bu yani. İşte soğanlı yumurta Osmanlı'da çok makbul bir yemek. Ben de soğanlı. Şahane yaparım. Nasıl yaparsın? Hangi cins soğandan? Ne zaman yapılır bu yemek? Ne zaman yapılır? Ben vallahi kahvaltı yapıyorum. İyi de bu şey aslında. söyle ismini. Ramazan'da yapılan. Ve yumurtalı, soğanlı yumurtayı en iyi yapan saraya aşçı olarak alınıyor. Ben muhteşem yaparım abi. İçinde soğanı göremezsin. Hangi yani soğanı için? Hissedemezsin yani böyle. Bir erin içinde soğan. Böyle eril... kaşıkla mı yer yapıyorsun of. Onlara yumurtaları? Of. En üstüne ne serpiyorsun? Hiçbir şey. Tarçın. Öyle mi? Aa bak bunu bilmiyordum. Tarçın. Yazılan çizilen şeyleri de tabii okumuyorsunuz. Ah okuduklarımızdan tarçın serpmeyi öğrendik eksik kalsın. Sen serper misin tarçın? Hiç aklıma gelmedi. Gördünüz mü? Bir de o şeyde içerken sıcak sıcak boğazına Salep. Yapışır Salep'te. Öksürtür. Yakar öksürtür. Yakar öksürtür. Şimdi... Piştikten sonra mı tarçın pişmeden mi? Pişti. En son. Tarçın tozu. Evet. Tarçını ben nerede seviyorum biliyor musun? Şu küçük orada. Patlıcanlar var ya. Tay şeyi yaparken o Hindistan cevizi sütüyle ona çok güzel gidiyor tarçın. Ama karıştıracaksın. Toz tarçını. Toz tarçını karıştıracaksın. Veyahut o kabuğu ince ince çok ince hoş bir raiha verir. Bu temin unuttum onu söylemeye bu haşerat-ı bahriye yani kabuklu ve şey. Balıkhanede de bir kaşarcı var. O da bunları şey ediyor ayıklıyor.
O zaman. O zaman. Yani balıkhanede bir görev şeyi o. Kaşarcı, balıkhane kaşarcısının işi o. Karidesin kabuğunu şey, falan karidesin kabuğu ayrılmaz. Şeyin, diğerlerinin. Şeyin, o büyük. Evet işte. Neyse bir ıstakoz. Takım. Istakoz da ayrılmaz. Yapmayın şeyin, ya, şeyin, ıstakoz ayıklanır yani mı? Şeyi demek istiyor. İhraç ederiz ya Fransa'ya. Büyüyor canım langust. Kerevit mi diyorsun? Kerevit gibi. Onları kerevit mı diyorsun? Tatlısı da olur. Hayır, o tatlısı hangisi da olur. Diyorsun? Midye istiridye mi diyorsun? Midye ist... Kaşarcı diye bir şey var. Kaşarcı... Neyi ayıklıyor? Tarak. Tarak ayıklıyor. Ha, tarak ayıklıyor. Ha. Şimdi işte Fatih'ten bu tarafa doğru kesinlikle kimin ne yediğini, ne şey ettiğini bilmiyoruz. İkinci şöyle söyleyeyim. Bir de üst düzeylerin verdiği ziyafetler var. Bu ziyafetler 40 çeşitten aşağı düşmüyor. 40 çeşit. 40 çeşit. Şimdi en yenisinden başlayacağım. İngiliz Büyükelçisi meşhur o arkeolog. Ahmet Vefik Bey'in o zaman Saraçhane başındaki konağına sık Henry sık Lyart. Geliyor. Evet. Henry Lyart. Lyart. Ha. Sir Henry Lyart. Şimdi onun gelmesi ve akşam üzeri güneş batmadan geri dönmesi lazım. Niye? Öyle. Kural o. Geliyor. Hatıratında diyor ki Vefik'e gittik diyor. Önce diyor Shakespeare okuduk, şunu yaptık, bunu yaptık ama diyor bugün diyor babası diyor 38 çeşit yemek çıkardı. Şunları saymıyor yalnız. Şimdi Belon meşhur 1473. Çıkıyorlar elçiler. Viyana'yı geçiyorlar bilmem ne. Şimdi kaleler var tabii bizimkiler orada onlardan geçerken benim gidiyorum kağıdı da var. İşte şarap veriyorlar. Kime? Şeye. Elçilere. Elçiye. Kale beyine. Kale veriyor ha. Kale beyine elçiler şarap veriyor. Evet. Çaktırmadan tabii. Diyor ki içeride 40 çeşit yemek yedik diyor. Ya bir kalede 40 çeşit yemek yedik. Kim yapıyor bunu? Özel aşçılar mı var? Ben okuduğumu söylüyorum size. Ama Çin mutfağı gibi küçük şeyler değil mi? Bilmiyorum onu. Evet. Pek öyle bir resim de göremedim. Öyle bir şey vardı çünkü söylenen. Canım, gelen bütün elimizdeki resimler, 6 kişi belirli sınıfa göre oturuyoruz. Ortaya bir pilav şeyi, lengeri. Üzerinde de koca bir şey, but veya bir şey. Abi ya Allah deyip girişiyorlar ve yiyorlar. Yani pek fazla Avrupa'da da çeşit yok yani öyle sanılıyor. Ama tanzimat sonrasını biliyoruz. Ha, biz, sarayda yani aynı şeyden yavaş yavaş yani sofra düzen işte kitaplarda belli bizde sofra düzenleri taş basısı kitaplarda da var. Yemek kitaplarında. Şuraya şu konur, buraya bu konur, bilmem ne konur. Ha sarayda bir de ekşi takımı var. Ama onun bizim mutfak o birlerde normal şeylerde ekşi takımı geliyor mu? Yani ekşi takımı dediğim sirke, zeytinyağı veya limon. Yani o bir takım böyle şey ediliyor. Zaten sarayda nerede bir yerde pişiyor her yere tablalarla gönderiliyor sarılaraktan şeyler. Onların orada ufak. Bakın Beyoğlu'ndaki evlerin çoğunda bile büyük mutfaklar yok. Yoktur. Ufacıktır. Çünkü herkes dışarıda yiyor yemeğini. Ufacık bir afur ocağı gibi bir şey. Evet. Sabahleyin kahve içmek için veya ne çay da sanmıyorum. Öyle bir şeyler var. Çay niye sanmıyorsunuz abi? Çok yeni bir şey. Çok mu yenidir? Yok. 20. yüzyıl. Ben çocukluğumda bir sabahleyin çay içtim o kadar. Ancak birisiyle birisinin yanında bir kahveye gittiysek işte bir bardak. İnce belli çay bardağının onu da hocaya soramamıştık. Ben bilmiyorum ben şeyini ince bellinin. İran mıdır? Bizden midir? Nedir bilmiyorum. Ama İran'da yok. Bildiğim bir şey var. O meşhur sen de hatırlarsın. Evlerdeki kadın günlerinde benim hatırladığım şey eğer o evin sahibi o gününde o ince belliyle bardak verdiği zaman arkasından laf ederdiler. Yani kahve bardaklarıyla kahve. Kadın şey ediyor. Ayıptı. Bu bildiğimiz fincanla. Sonra işte hepimiz artık onun rengini görerek vesaire. Peki, içiyoruz. Kiryaki bardaklar vardı ya. Ha, o tek yudumluk bardakları. Şat. Şat. Güzel şat. Şimdi o rakı bahsinde de şey edilir. Şimdi bizim
şu bardaklar var ya, bildiğimiz akı. Bu ne biliyor musun? Bu aslında, buna eskiden renkli olurdu bunlar. Pul bardak denirdi. Pembe, yeşil filan. Bunlarla evde şerbet ikram edilirdi. Ve sünnet olmuş çocuğa da bir takım getirilirdi. Araplar da ona kulleh diyor. Uzun olduğu için. Sonra ne oldu? O bize viski bardağı aldı. Sonra ne oldu? Hala da rakı bardağı olarak sürüp gidiyor. Aslında limonata bardağı. Rakıyla bilmem neyle hiçbir alakası yok. Nerede görülmüş eski şeylerde böyle böyle bir resimde bile yok bir rakı bu ufacıktır. Bir kere su karıştırmak şey, manasız bir şey. Peki rakıya su karıştırmak ne zaman çıkmış? Vallahi o da herhalde bilmiyorum, çok eski olmasa gerek yani. Peki rakı çok eski bir Türk kültüründe. Şimdi ona bakarsan Ali'nin, Mustafa Ali'nin Geriboğlu Ali'den kitabında işte meşhur Arak, kitap. Arak. Arak geçiyor. Arapçadan geliyor. Arak. Terlemek ter, değil. Ter. Arakiye var ya, terlemekle ilgili. Damlıyor ya damıtıldığı için. İmbikten geçtiği için terlemekle. Terlemekle ama imbikten geçiyor. O arak arak bilmem öyle gidiyor. Ve ilk yapılanlar da hurma zaten. Üzüm sonra. Hurma rakısı. Arap şeyinde yani Mezopotamya, Irak ve Suriye'nin dışında daha güneyinde bağın ne işi var? Var. Yani Medine civarında bağ olmaz ki. Öyle yani damıtılmış hurma, damıtılmış. Ha, ya cahiliye döneminde bile, şiirinde bile şey yok yani şarap bilmem ne vesaire vesaire orada. Çünkü üretemiyor o. Nereden üretsin? Ha yaptığı şey işte o dönemlerde hurmayla üzüm sabahleyin suya basılır, akşama kadar kalır, o içilir. Ama onu ertesi sabaha bırakamazsın işte, tahammül ediyor. Fermante olur. Fermante oluyor. Bütün mesele bizim şeyde bu. Şerbet, şurup, şarap, meşrubat vesaire. Tek şey bariyer, tek şey fermantasyon. Onu fermente etmediğin sürece işte o şey olmuyor fazla. Yani Peki, Bulgut abi, şarap, pardon, rakı ne zamandır gelir, şimdi, neredendir? Şöyle yarım kaldı. Gelibolu Ali'de rakı geçiyor. Rakı geçerken yanındaki mezeleri de koyuyor adam. İşte taze badem koyacaksın diyor, şunu koyacaksın, sırasıyla yiyeceksin. Öyle hapur hupur yemeyeceksin. Geçiyor. Başka yerlerde de muhakkak geçiyor. Arak veya rakı adı altında. Ama söylenene göre, bazı yazarlarımıza göre, rakı kelimesi rıza, onların rezaki üzüm dediği o razaki Rumcasıyla rezaki. Uzun razaki üzümdür. Onun rakı için, bir Rum içkisi midir yani? Bir dakika. Şimdi yahu. Yahu bir kesin cevap ver. Rakı Rum içkisi mi, Arap içkisi mi? Alamazsın cevap. Dur yahu. Dur 5 dakika. Yahu ne kadar sabırsız adam yahu. Hurmayla Arap tabii ki şeyde Orta Doğu'da. Ama rakı yapılan rakı şeyde, adalarda vesaire vesaire. Bizde yapılmıyor mu? Yapılıyor. Bizde nerede? Çorlulu Ermenilerin çoğu rakı ustalarıdır yani. Onlar Yedikule'de otururdu. Şeyleri de vardı, dükkanları da vardı. Fakat rakıyı da pek fazla içeri sokturmuyorlar. Yani hamerle pek fazla uğraşamamışlar. Çünkü vergisi o kadar çok para geliyor. Hamir ne? Şey işte şarap, içki. 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 İçki de şey eski yani Divan Lügat Türk'te de içki şeyin karşılığıdır. Çağır. O çakır oluyor bizde, çakır ki. Hala Azerbaycan'da şaraba çakır derler mesela. Değil mi? Şeyi bildiğimiz şey 19. yüzyıl. Yani Sarıca Paşa'nın, Ragıp Paşa'nın ta Tekirdağ kadar olan bağları onun mülkiyetinde. Ve oradaki Tekirdağ'daki şeyde yapılıyor şaraplar vesaire. 1897 o yıllara ait İstanbul'da çıkan ticaret gazeteleri var. İşte Mesajeri Maritim, yani vapur, yük bekleyenler, bilenler, gelenler, gidenler vesaire vesaire. Onların bir tanesinde şeyde Anier Oriental'de 1800 başka bir ticari dergide
Göztepe civarında bir İngiliz şirketinin şarap fabrikası var. Yani fabrika olmaz da bağı var. Ve ürettiği şarapların isimleri de var. İthal ettiği şarapların isimleri de var. Yani Göztepe, Pendik'e kadar oraları zamanında, yani bağ. Sahraice bağ yani. Benim çocukluğumda üzüm Kandilli Vadiköy Sirk, şimdiki Hekimbaşı denilen oradan gelirdi. Böyle küfelerle. O bizim tahta sandıkları Bulgaristan'dan gelen göçmenler getirmiştir onlar, o ştaygaları. O, öyle bir şey bilmiyorduk biz. Onlar getirdi, sonra şimdi moda her yerde artık fabrikasyon halinde yapılıyor. Peki rakı? Rakı 19. yüzyıldan sonra şeyleniyor, yani çoğalıyor. İşte okuyoruz şeylerinden, içenler de belli, Ali Paşalar bilmem neler o. Beyazıt'ın oradaki konaklarında vesaire vesaire. Sonra yaygınlaşıyor. Ama şişe masaya gelmiyor. Karafa koyuyor. O da bir kendine göre zarafet. Büyük şişe Yunanistan'da da gelmez masaya yani. Öyle, o bir şey. Yani rakının aslı uzo o zaman. Hayır. Uzo for use. Kullanılmak üzere, İtalya getirilen şeylere vurulan bir şeydir o. Uzo'nun tam anlamı for use'un bozması. Kullanılmak üzere. Öyle mi? İngilizce üzere. Aslında yani. Yani. Allah Allah. Yani fıçılara onu vuruyorlar, o şeye diyorlar. Ha, bilmediğimiz ne var? Bugüne kadar kimse herhangi bir belgede, herhangi bir yerde Topkapı Sarayı'na veya başka bir saraya içeri girmiş şarap veya içkiyle ilgili bir belge bulamıyor. Yok, yok bilmiyorum. Dolmabahçe'de var. Belki vardır. O Dolmabahçe'ye, da taşındı şeye davetler, belgeler. Hayır. Dolmabahçe'ye giren şey var. Onu bilmiyorum. Falan bir ölüyor, onlar da var. Yani sarayda içki geçirmiyormuş. Şimdi bak, söylemek istediğim ben bir belgesi var mı yok mu? Yani saraya şarap giriyor mu? Giriyorsa her şeyin adam sadaka veriyor, onu kaydediyordu. Onu nasıl kaydetmeyecek? Hani ben bilmiyorum. Bir belge bugüne kadar olsaydı çoktan yayınlanırdı. Veyahut da çıkmadı daha. Ha, bilmiyorum. Topkapı Sarayı. Yani saraya, padişahın sarayına içki girip girmediğini. Şimdi davet şeylerinde var. O ayrı ama çok yeni onlar. Tazima sonrasını söylüyorum. Ben evvelinden bahsediyorum. O şeydeki yapılan Beylerbeyi'ndeki saraydaki bütün ne kadar Fransa'dan gelen şaraplar. Hepsi bile. Var. Elçilere sözlü istekler var, onu biliyoruz. Evet. Sözle gidiyor. Şunu gönder diyorlar. Yani içkiyi kayıt altına almıyorlar. Bakın, Atatürk'ün ziyaret defteri diye bir biliyorsun bir matbu kitap vardır. O matbu kitabın ön sözünde Atatürk'ün yani Cebi Hümayun kendi sarf ettiğinin bir defteri varmış. O defter oraya kayda girdi. Peki bu defter nerede bugün? Onu da bilmiyoruz. Değil mi? Hatırladın. Ön sözünde ziyaret defterinde onu yazar şey. Çünkü onun sarf ettiği bir para, onun cebinden çıkan bir para var. O kaydediliyor, defter yok. Ama defter yok. Ama varlığından bahsediliyor. Yani Turgut abi biz şeyi bir açık şey yapalım. 19. yüzyıl. O zamana kadar şarap mı içiyordun? Herhalde. Şarap. Kımız? Ya temin yok. Söyledik. Yok. Kımızın yok. Ne alakası var bizle? Şimdi Kanuni zamandaki yani Kanuni Süleyman'ın kanunnamelerinde şarap vergileri var. Tabii. İthalat ve ihracat. Hamur vergisi var tabii, yahu. Hamur vergisi var. Hamur vergisi var. O kıyamet kadar bulunuyor onlar. Peki mesela sebzeden mi? Meyvelerden neler var mesela o dönemde? Ha şimdiki egzotik meyvelerin dışında aşağı yukarı bilmiyorum her şey var yani. Var. Evet. Ama bolluk derecesi bir de. Mesela ne kadar çok o kadar çok muz var mı güneyde? Siz hiç muz bahçesine gittiniz mi? Gittim. Ne dinlediniz orada ses? Hatırlamadım. Tam olgunlaşırken çıtır. Çıtır çıtır evet çıtır. Peki muz nerede yetişir? Güneyde. Hayır. Nasıl bir şey de yetişir yani? Ağaç mıdır muz? Ağaçtır. Hayır değildir. Şöyle bir şey var işte. Muz bir defa hevenk verir, ondan sonra kesilir. Hmm. Onun ucunda da böyle püskül gibi bir yer var ya, işte o zaman o çıtırdaması çiftleşti, döllendiler. Hmm. Çok güzel de ses çıkıyor. Yürütülü seks yapıyorlar yani. Yok canım anladım. Yürütülü seks.
Bir şey söylenmiyor. Şaka yani. Yapıyoruz ha. Evet. Peki abi, keşkek Türk yemeği midir mesela? Çok eski şimdi, bir Türk yemeği. Keşkek herisi. Birisi Arapçadır, birisi Farsçadır. Herisse diye de bir şey yok sizin gazetede çıktığı gibi. Herisse'dir onun adı. Abi o el ne öyle? Ne o? Herisse. Hangi el? Ne yaptın? Şöyle bir yaptın mı bir hareket yaptın? Hayır, böyle bir şey yapmadım. Yaptı, ya. Yaptı. Öyle mi? Bize yaptı sanırım. Yok canım, demiyorsun. Yani sen hiç karmak. Büyüğümüz dedik. Sembolizm şeyleri yapmayın. Şimdi biri Farsça, biri Arapça, iki kelime. Değil mi? Keşke şeyce. Acemce, Farsça. Farsça. Her ise de Arapçası. Diş buğdayının kaynamış etle macun şekline getirilinceye kadar dövülüp yapılan bir yemek. Risotto Ottoman. Yani bilemiyorum onu artık risottoluğunu. Risotto yalnız, Ottoman. Yani hangisi? Bu bir keşkek. Keşkek gibi. Günlük, ama buğday risottosu. Buğday evet. Ha, günlük bir yemek değil. Yani biraz da düğünle ilgili bir yemek olsa. Evet öyle. Yapımı. Peki annenler niye çok güzel yaparlar onu? Canım herkes şimdi... Benim annem... Mesela ben Ermeni dolmasını pek sevmem ama Ermeni'nin yaptığı keşkeke bayılırım. Midye dolmasını? Ben midye sevmem. Ha sen sevmezsin midye. Ha. Midye sevilmez mi? Ya, neyse. Şeyin... Hep laf şey oluyor. Rezzaki ile rakının hiçbir alakası yoktur. Rezzaki üzüm Rezzaki değil mi bizim? Rezzaki bir üzüm, üzüm türüdür. Türüdür. Razik de keten tohumudur mesela ona bakarak. Rez denen şey Arapçası asma yanılmıyorsa. Asma. Şey. Rez. Rez, rezaki. Reze ne ne? O ayrı şey odur. Yani o bir ot. O da güzel bir şey tabii. Şimdi tabii bunları niye yapılıyor bilmiyorum. Yani durup dururken illaki bir şey bulacağım diye üzüm isminden kalkıp rakı etimolojisi yapamazsın. Fakat bir şey söyleyeyim maalesef. Bu ülkede... Mevlana'ya kahve içirirler. Hayır, kahve içemezler de. Heh. Kahve eski Farsça'da şarap demektir. Arapça'da. Aa, Arapça'da pardon, şarap demektir. Arapça'da. İlk anlamı. Divan-ı Kebir'in bir kısmı şeyde... hepsi Farsça değildir. Orada 5-6 tane şey, Arapça, gazel, Arapça vardır. Gazel vardır. O Arapça gazellerde geçer zaten şarap kelimesi. Bunun dışında başka bir yerde geçmez. Peki, şimdi kitap çıkıyor. Temin bahsediyorduk, fasulye, fasulye, fasulye Fatih Bey. Bir tane Hitit Yemekleri kitabı var elimizde. Hitit Yemekleri kitabında fasulyenin kurusundan buğdayla karıştırılıp ekmek yapılıyor mesela. Şimdi fasulyenin Hititlerle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Yok. Ha, bitti. Yeni romancımız... 1248'de mi, 68'de mi ne? Bağdat'ta, Mevlevihane'de domates kullanıyor. Kim o yine? Bilmiyorum. Kim? Bilmiyorum. Yanım Orhan Pamuk. Ya değil şimdi, bana niye kim? İsim söyledi? Okuyor. Kim? Bilmiyorum. Bir yazarımız. Erkek romancı. Mı, hanım mı? Romancımız. Erkek mi, hanım mı? Hanım. Evet. Neyse. Bir başkası ne yaptı? Katırı ne sağdı. Yaptı? Katırı sağdı. Katır sütü yaptı. Allah Allah. Yani ondan da kımız yaptı. Katırdan. Evet, kim bu? Katır sütü. Bismillah. Bilmiyorum. Bana isim sormayın. Okuyun. Katırdan. Siz gazetecisiniz. Katır sütünden. Fatih, katır nedir? Atla eşeğin hangisi çifti. Baba hangisi ana? Eşek babadır. Eşek babadır, annedir. At annedir. Peki ona katır denir. Evet. Tersi olursa kim olur? Değiştir şeyleri. Ester olur. Çünkü biri eşeğe benzer, evet. Biri ata benzer. Evet. Çok sağlam hayvanlar. Tek anası katıra süt verir. Ester süt verir mi? Süt verir mi ester? Hayır, hiçbirisi. Hiçbirisi vermez. Hepsi kısırdır. Kısır, evet. Niye kısırdır? Çünkü şeyleri, şey sayıları, gen sayı 64, 62, 61. Tek sayılı gen olmaz. Çünkü döllenmez. Açı takılır, doğurmaz. Katırda süt vermez. O yüzden süt de vermez. Katırdan da, katır sütü de diye bir şey yoktur. Eşek sütüdür belki, o katır sanmıştır. Ya da katırın süt verdiğini zannedene ne denir? Eşek. Bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum ben. Şimdi...
Evet, kahveyi diyordunuz. Arapça. Kahve. Arapçadaki yani eski lügate göre ilk anlamı o. Hamurdur kahve eski Arapçada. İlk anlamı şarap olarak ama ne kadar kullanılmış ayrı onu. Peki abi cahiliye devrinde bile yoktu şarap Arabistan'a diyorsun. Hayır. Üretilmiyordu. Üretilmiyordu. İthal olarak vardı. Çünkü toprağa şey değil uygun. Müsait değil. Yakın İran'da. Tabii şarap yok. Onun şeyi güneyi nedir? Bağlı. Mezopotamya. Suriye, Irak tam bölgeleri bağlı bölgeler onlar. Birisi mail atmış diyor ki rakıya su katılarak içilmesi İstanbul'un işgalinde İngilizler tarafından icat edilmiştir. Ağır yerini içemiyorlar. Neredeyse o bilmiyorum onu. Ben bilmiyorum. Evet biber bilimsel adı Capsicum annuum'muş. Vatanı Meksika. Annuum. Annuum. Patlıcan Solanum melogena Hindistan. Melongena. Yanlış olmuş demek ki. Patateste Solanum tuberosum. Evet. Güney Amerika. Çünkü. Evet. Güney Amerika. Domatesin bilimsel adı neymiş? Lycopersicum esculentum. Esculentum. Yenilebilir. Ha. Özür dilerim ya ben göremiyorum. Gözler iyice bozuldu. Bu nedir bu? Anlamadım. Birisi atmış da nereden geldiğini kaynaklarını. Ben evet. Anlamadım. Evet abi kahve. Çay. Şimdi, çay. Hayır çayın işte o Yeşil'in romanı Zihni Bey'in kitabı var yani zorlan. Peki Karadeniz. Abi şimdi Türkler Çinlilerle çok yakın. Çin'de yok mu çay mesela? Olmaz olur mu? Peki Türkler niye almamış Çin'den o zaman çayı? De beklemişler 500 sene 1000 sene. Wonton. Mantı. Mantı ama Orta Asya'dan beri var değil mi Türk mutfağında? Var. Ama Çin'de de var. Zaten Wonton. Bak o komşuluktan şekerli yani ekşit yani sweet and sour. Tatlı o ekşi. Dengi. Oradan herhalde bize Türk şey mutfağı oldu. Tatlı ekşi var mıdır? Var ya bazı yemekler, eski yemeklerde. İşte canım şey ayvayla. Ayva yahnisi. Abi şimdi nereden aklıma getirdin? Nasıl canım çekti ya ayva yahnisi ya. Efendim? Bak en güzeli ne biliyor musun? Feridun çok güzel annem, yapıyor. Annem gerdan. Feridun güzel yapıyor. Yapma ya. Ayva yahnisi seviyorum. Et gibi seviyorum. Ayva yahnisi sevmez misin? Abi müthiş bir lezzettir ya. Gerdan alırdı. Gerdanı ayırmak şey çok zordur onu. Kasap ayırır. Evet şöyle ortası. Bir tencereye konur. Su ve işte diğer koku alıcı. Soğan, muan. Soğan ve maydanoz vesaire. Üzerine bir koca bir mermer oturdu. Öyle bırakırsan o dilimler böyle olur. O piştikten sonra o küfes atılır. Kaynayınca yağlı kısımdır boyu bir yağ verir. Ondan sonra onun üzerine mışmışlar dizilir. Kayısılar dizilir. Kayısılı evet. Boyun olur. Kayısılı ama ayvalı. Ayvayla. Elmayla yapılan o biraz güneydoğulu ve şeylerin yaptığı yok. Güzel olursa ayva. Bu bir alışma. Bizim yemek kitaplarımızda var ama yani kimin neyi sevdiğini şey edemeyiz ki. Zeytinli et mesela. Evet işte bak ben hemen. Ben sevemedim. Yakışmaz ama. Bilmiyorum nerenin usulüdür güney. Bu. Bilmiyorum. Halep tarafından ama bilmiyorum. Mesela ben onu da sevmedim. Zeytinli et. Bence de pek hoş değil. Yani bilmiyorum. Peki baklava böyle. Yeşil zeytin. Baklava. Şimdi yeşil zeytin o, ama. Tabii bakın. Bilmiyorum. Yeşil zeytin siyah değil. Baklava da zaten işte o hala bir sorun olarak. İşte Charles Perry gibi dostlar vesaire bir takım baklava etimolojisi üzerine yazdılar. Onlar da Yunanistan'dakiler de araştırıcılar. Onun da işte bir Yunan şeyi olduğunu vesaire bir tartışmadır gidiyor. Ama hala bizdeki etimolojik sözlüklerde baklavanın nece olduğunu işte Hasan Bey'in rahmetli Hasan Eren'in kitabında da yani kesinleşmemiş. Ha, bilmediğimiz bir sürü şey var ona bakarsan öyle. Yani etimolojisinin ne olduğunu, nereden geldiğini bilmiyoruz yani. Ama şimdi geçen gün Berberakis... Abi, kafla yazıyor. Kefle yazmıyor baklavayı. Baklavayı. Baklava. Kafla yazıyor. Kafla tabii. Batıdan, İnce değil ki o. Evet. O da buradan biraz, çıkması lazım. O zaman Orta Doğu şey. Yani öyle. Kaf çünkü. Yani bilmiyoruz kafla ama. Yazıyor. Ama birisi çıkıp bunu bir şekilde sucuk, izah etmesi. Sucuk. Nece o? Nece? Bilmiyorum ben de şimdi. Pastırma nece? O bastırmadan. Bastırma değil mi? B'den o. Şeyin kitabı vardı ya bizim. Pastırma Türk. Türk.
Ya Araplar basturma diyorlar. Peki at eti Türkler yemiyor mu eskiden? Şimdi at eti ve günümüz şeyine bakarsan belediye nizamnamesine göre özel olarak ihale edilmiş bir iş koludur. Karagümrük'te iki kişi vardı, at kesme yetkisi onlardaydı. Şimdi yok. At niçin kesilirdi? Medrano bilmem ne hayvan sirkleri. Geldiği zaman aslanlar yesin diye. Lazımdı. Onlar da işte yılkı, hergele atları şey ederler. Maalesef at iki kişiyle kesilir. Birisi boğazına, birisi alt tarafına şey edip. Ama bir şey kasabı. Nasıl alt tarafına? Nasıl? Birisi, ya ellen göstermeyin. Boynu uzundur ya hayvanın. Birisi gırtlağına, birisi de şeyine, gövdeye yakışın yerdeki damara atar ki hayvan şey olsun. Ölsün diye. O bir türlü çırpınır. Çırpınır. Yazık. Deve de öyledir. Kesin öyleymiş yani. Pastırmanın yapılışı bilmem ne eskiden beri. İstanbul'da pastırma yapılıyor. Buna imkan var mı? Ne demek İstanbul'da pastırma ya? Tabii nüfus artarsa, istek artarsa. Şimdi bizde bir eski Arif pastırma kitabı vardır. Diyor ki Kayseri'de bilen alır diyor şeyi, sığırı. O diyor sağına mı yattığını, soluna mı yattığını diye de bilir diyor. Ve pastırmadaki 9 tane sağında, 9 tane hepsinin ismi ayrı, solunda var. Yani sağ kuş gönlüğü, sol kuş gönlüğü. Sağ mehle, sol mehle. Kuş gönlü tam neresidir? Kuş gönlü şu kadarcık bonfilesi sırtında mi? Bonfile. Şöyle uzunlamasına bir de. Fakat daha methedilen hayvanın arka ayağının kenarında bir kısım var. Evet. Şekerpare dedikleri. Şekerpare. Onun da sağını solunu. Sapanca, şeyden mi bu otlarken, yamalarken dayanıyor bir tarafa. Tabii yatıyor hayvan. O yüzden hayvan. Yatıyor çünkü. Evet. Yattığı yer sert mi oluyor? Tabii sert oluyor. Ben Adapazarı'nda bir şeyde bir hayvan kesmişler. Ben de bakıyordum. Bak dedi. Bu ne dedi. Şimdi hayvanın şeyinde, kalçasında iri iri morartılar var. Yani oraları sertleşmiş. Ben anlamadım tabii. Ne bak dedi. Hep bu dedi değneği sağına yemiş dedi. Buraya. Sürerken. Vurdukça sertleşiyor orası. Pastırma da söz konusu değil. İşte söylenenler eğer altına koyaraktan vesaire vesaire. Ama mesela de derler girmesi, ki Ermeniler yapardı derler mesela pastırma içinde, sucuk içinde. Canım herkes yapabilir, bilmiyorum. Yani Türk onu, değildir derler. Da, ya, niye böyle yapılıyor anlamıyorum. Ermeni de yapar, Türk de yapar bunu. Yani illaki şimdi Arnavut ciğeri diye bir şey biliyor. Var mı yani ne? Ya Arnavutluk'taki Arnavut ciğer yemezmiş. Evet, öyle derler. Arnavutluk'taki Arnavut ciğer yemezmiş. Çünkü bizim ciğerciler Rumeli'den göçen Arnavutlardır. Evet. Ve hepsi de eskiden birbiriyle akrabaydı. Bizim Edirne Kapı'dan çıktıktan sonra sağ tarafta Arnavutçu Raşid Ağa'nın mezarı vardır böyle. Anıt gibi. Ciğercilik yaptıkları için, o Arnavutların sattığı için o Arnavut ciğeri. Tabii. Yani çıkardılar ya, ayrımcılık yapıyorsun Çerkez tavuğunu. Çerkezler bana sen Çerkez tavuğunu yediğinizi sanıyorsunuz diyor. Şıpsi yani. Bizim yaptığımız Çerkez tavuğu başka, onların yaptığı başka. Çerkez sıcak tavuğu. Sıcak şey mi diyorsun? Aslında. Şıpsi. Sıcak. Farklı. Farklı, tatsızdı sıcağı. Bana Çerkez tavuğunu zaten sevmem ben. Ah. Hiç sevmem. Neyi? Çerkez tavuğu. Oo. Yapma ya. Yani ya şeylisini söylüyorum ama ben. Cevizlisini. Cevizli falan. Sevmiyorsun. Gürcü yemeği yedim. Sevmediğim ender yemeklerden biridir. Yani. Her şey yerim bir onu yemem. Biz bir yapalım da ben bir şey yapayım öyle ya. Bak bakayım farkında. 18-9 yaşında otu vardır. Onsuz olmaz ya o. Eziyetli yemektir. Çok eziyetli yemektir. O eziyete yazık yani. O taştan sevmediğin ceviz şeyi geçecek. Sevmiyorum. Bitti. Hayır hayır. İyisini yemem işte. Belki. Az yerde pişer. Bir gün yapalım. İyisini de yedim, çok sevmem. Bir de yemem demiyorum, çok sevmem. Bak, o cevizli o sosu var ya onun. Onun içine şey koyuyorlar eskiler. Saray şeyde Turgut abi biliyorsun. Karides, jumbo karides. Evet. Karidese yazık ya. Of ne güzel oluyor. Allahu Ekber. Cık.
Turgut abi. Şeyin, affedersin. Mesela günümüzde kahke artık kutulara girdi. Ben de çok seviyorum. Ama ben çocukluğumda İstanbul'da kahke denen bir şeyi, yuvarlak kahke, Arapçası işte yuvarlak şey, işte çeşit çeşit yapılıyor, bilmiyorum. Unutulmuş bir şey, elimizdeki defterlerde 1700'lerde fiyatları var, bilmem neleri var vesaire. Fakat sonra birdenbire kayboluyor nedense. Fakat kahke şimdi döndü tekrar. Üretim. Kahke nedir abi? Kahke, Arap bir kurabiye şey, yuvarlak bir kurabiye. Bazı zaman tuzlusu oluyor, tatlısı oluyor, söyle ismini, susamlısı oluyor, susamsızı oluyor. Şey, simit mesela. Simit şehir geleneğinden gelen bir şeydir. Kırsal kesim geleneği değildir. Niye? Öyle. Günde başka yerde de hayır çıkıyor ama değildir. De. Bana o zaman bir yer söyle, orada simit yapılır de. İzmir'de gevrek. Ayrı o, İzmir ama. O da tatlıdır. Pek hoş değil. İstanbul simidi gibi. Yani. Kum kapı simidi derler. Niye? Evet. Baş parmağım kadar olurdu o. O böyle gelir. Onu gelir şey eder. Pekmez bile vesaire. Neyse. En güzeli simit. Bir kere fast food. Çabuk tüketilen bir şey. Değil mi? Sabah simiti, öğle simiti, akşam simidi. Ve simitçi o zamanki bilmiyorum Cumhuriyet döneminde de yani simit pişiren ekmek pişirmez. Ekmek pişiren simit pişirmez. Tabii simit fırınları vardı ya. En bilinenleri bir tanesi Kumkapı. Bir tanesi Yeni Çarşı'ya inerken lisenin yanından sağ taraftaki. Sağ tarafta. İki. Bir sürü daha var tabii. Çok güzel olur simit ama. Bir de avare yiyeceğidir değil mi? Alır simiti köprüye dayanır. Anlarsın. Boş boş oturup bakar yersin. Ama şimdi martılara da atılıyor. Ama o vapurlara satıyor. Çok kötü bir simit o. Simite de benzemiyor. O martı havada da kapıyor onu uçarken. Şimdi yani iyi bir simit çıkarabilmesi için bir fırının bir kere taş fırını olacak. Bir taş fırını o ne eziyetli iştir biliyor musun? En azından 2000 tane çıkar. Şimdi fabrikasyon yaparsan ısmarladığın kadar sana yapar. 10.000 tane simit yapan fabrika var. Şimdi bir sürü de saraylar vesaireler çıktı. Eskiden böyle bir şey yoktu. Elektrikli fırında şey yapıyorlar. Olmaz öyle şey. Olamaz. Yani tipik onun da fırını da ayrı bir fırında pişmesi tabii lazım onun. Öyle her fırında da o. Ne güzel kokardı ya, ne güzel simit. Ve altın rengi olur. Altın rengi olur. Eğer biraz karardı mı o kaçırılmış simittir o. Ama bir avare yemeğidir biraz da değil mi? Yolculuk yemeğidir. Kimisine göre iftarda yok. Ya şeyde sahurda. Sahurda. Oxford etimoloji sözlüğü baklava kelimesinin Türkçeden alınma bir kelime olduğunu yazıyormuş. Olabilir. O Oxford sözlüğü. Oxford etimoloji sözlüğü nedir? Bilmiyorum. Oxford'un meşhur 12 ciltlik bir sözlüğü var. İngilizce etimolojik sözlüktür o. İngilizce. Şimdi litrenin de var tabii. Robert'in de var güzel Fransızca sözlükle. Litrenin arkasındaki son cilt doğudan şark dillerinden geçen kelimeler. Alkohol gibi vesaire, alkol oluyor vesaire. İşte şerbet, sorbe oluyor, sirop oluyor. Önce İtalyanca'ya geçiyor. Sorbe şerbetten mi geliyor? Tabii. Dondurulmuş şerbet. Sorbire fiili yavaş yavaş içmek. Sorbe de birdenbire içilmez çünkü içinde buz biraz var. Soğuk, buzlu bir şey var. Ne de güzel. Dondurulmuş şerbet aslında. Tabii tabii. Değil tabii de öyle yapılıyor. Kırılmış buzlar. Maalesef şeysiz. Tabii işte dondurmak diye bir şey mümkün olmadığı için zaten. Niye? Karıştıra. Küherçileği koyarsın, döndürürsün. O şey, buzdolabı kelimesi ne güzel bir kelime. Eski buzdolapları, eski evlerin mutfaklarından bir konur bir daha yıkılınca çıkar o. Selanik'ten meşhur. Alatini değil tabii. Alatini firmasının yaptığı. O nasıldı? Kestane ağacından
Aynı bugünkü buzdolabı kapısı gibi. En alt tarafına buz konur, kaya tuzu atılır, üstündeki raflar da deliklidir. Soğuk olan çıksın diye. Ve geri kalanı tel dolap halledecek. Peki ya mesela yemekler var, kadın budu. Dilber dudağı, evet, vezir göbeği, parmağı. Vezir parmağı. Evet. Papaz yahnisi. Nereden giriyor bunlar? Eski midir mesela bu yemekler? Şimdi, tabii o kayıtla aynı şekilde. Tabii. Bunun aşçıların bazı hayalleriyle alakası var mı? Obsede seksüel aşçılar tarafından. Seksüel aşçılar tarafından, evet. Bilmiyorum. Fakat ben tabii yemek kitaplarındaki şeylerde geçiyor bunlar. Bunu bir programda bir aşçımız isimlerini değiştirmeye kalkmıştı bunları. Ha, hatırlıyorum, evet. Neyse. Niye? Ayıptır müstehcen diye. Ha, müstehcendir diye. Ama şimdi, kadın bu, buna kadın buduna benzemez. Bu bir benzetme. Nasıl benzer kadınla? Hiç benzemez. Alakası yok mesela. Neyse. Kadın budu. Selülütlü gibi duruyor. o hayır, Konya'daki tatlı var. Kaynana gerdanı. Gerdanı. Kaynana gerdanı var. Konya'da bir devri kebir var biliyorsun. Evet. Yemekçi. Sofra çeşidi. Ha o tabii. Korkunç en bir şey yok. En sonunda Fatih. Şey gelecek. Devri kebir. Neydi? Dur. Kara haber. Kara haber geldiği zaman yemek, o ismi şeyin, kara haber geldiği zaman yemek bitti oluyor. Genellikle de bir sarma oluyor. Çorba, ama bu isimlerin... et, pilav, bir devir yiyorsun. Arkasından başka bir çorba, başka bir çeşit et, başka bir çeşit pilav. Başka zeytinyağlı. Tam bizim yaptığımız 4-5 gibi. 4-5 bizim gibi. Evet. Course yani. First course. Evet. Birinci devri şey. Devri kebir ikinci. Diyorlar, büyük devir. Büyük devir. Kaç yemek oluyor? Ama işte bir kere yedim ölüyor. 40 çeşit olduğuna göre. 40 çeşit ama isimlerini bulamıyoruz onların. Nedir bu 40 çeşit? Nasıl yapıyordular bunları? Yani hala yapılıyor bazı evlerde. Biz Murat'la Hünkar lokantasında böyle mesela bir devri kebir yapıyoruz bazen. Yapma ya. Kanaatte. Pardon, Hünkar diyor. Kanaatte. Tatlıları yiyoruz. Bu saat 10.30'da akşam geldi. Kanaat lokantasına gittik ya. Biz şöyle yapıyoruz abi. Çorba, yemek, tatlı. Tekrar çorbaya dönüyoruz. Tekrar yemek, tekrar tatlı. Sonra bastasın diye döner yiyoruz. Sonra bir de kalkarken de bir tatlıdan sonra diyoruz ki ya bir ağız tadı olsun, bir döner üstüne yiyoruz. Şimdi bu gurme kelimesi nedir, bu gurme kelimesi? Gereksiz bir şeydir. Sonradan abi onlar gurme. Sonradan gurme. Hayır. Yumurta kırmayı beceremezler. Bak, gurme yemek yazısı yazar. Beni dinlesen. Dinliyoruz abi. Gırtlak. Gurme... 17. yüzyılda Fransa'da piyasada sabahleyin gelmiş etin ve şarabın fiyatını tespit eden evet. Adam. Şarap gurmesi, uzun şarabı tüküreceğine hababa yuta tabii herhalde şeker kelle oluyor. O işte gurman olur. Gurman. Murat'la ben gurmanız zaten. Gurman. Şikenperver diyorlar. Obur yani. Tam obur. Basit şeyi obur. Obur. Yani, 55 köfte sen yemişsin bir yerde. O ne Murat? Daha fazladır. Öyle mi? İnanmazsın diye düşürmüşler sayıyı. Hı. Şimdi pek yiyemiyorum ama eskiden 70-80 tane yaptım. Ben de yerdim valla 70-80 gün. Yapmayın ya. Ne yapıyorsunuz siz? Bana bir gün Bursa'da bana Cemal sağ olsun, Allah ömür versin. Hangi şey Cemal? Yaptı. İskender'e Cemal. Of. 13 porsiyon, 12 porsiyon yedim. 13. istediğimde dedi ki... Ya bunu garson, herkes duyuyor söyledi. Dedi ki usta selam söylüyor. Kötü bir şey yapmadık. Ölecek, benden bilecekler. Vermiyorum dedim. Şey hatırlamıyor musun? Lütfü abi de nasıl yedik, gece hasta olduk. Ne yedik yarabbim, ölüyorduk. Ne yemeklerdi ya. Turgut abi. Efendim. Çayı bir şey yapsana. Ha çay... Nereden gelmiş? Çin'de o kadar komşuluk çay, almamışız işte, sonra... Yani, telaffuz et, bak enteresan. Telaffuz et, dinle. Tabii ki oradan geldi çay kelimesi. Almamışız, enteresan o, evet. Şimdi bizde çok yeni bir şey. Zihni Bey'in anlattıklarına göre çay için Zihni Bey'i Çin'e yollamışlar. Yani o Lapsan, Suçonglar, o değişik, o kıyamet kadar İngiliz çayını orada öğrenmiş ve bunu da uygulanırken... Çay sektörüne bizi siyaset karıştı biliyorsunuz. Hatırlığında şey, vardır. Bu anlattıklarını anlatıyorum. Diyor ki çay ektiriyoruz diyor. Adam yaylaya çıkıyor çayı bırakıp diyor. Ha şimdi bırakamıyorlar. Ama çay fazla tüketilen bir şey değil. O zaman. Ha, o zamanlar. Yani ada çayı daha çok içiliyor. Hep kahve tüketilen.
Yani Beybam günde 20 tane kahve içerdi benim ya. Şakası yok ve hepsi sade. Peki Turgut abi şu çay risalesi vardı ya. Ha çay, onlar çay risalesi. Neydi adamın ismi? Neydi? Hadi ne efendidir? Şimdi hatırlarız onu. Çay risalesi vardır. O yayınlandı onlar. Evet. Hepsi şey. Çay bizde önceleri pek fazla tutmamış yani. Bu senin gördüğün o tarif, Doğan şey gümrük tarifesinde çay işte orada adı geçiyor. İlaç şeklinde yani. Pek fazla sonra fazla çay içene ya Erzurumludur ya Acem'dir derdiler yahu. Adam evet. Anlamıyor İstanbul'da o kadar çayın içileceğini. Yunanistan'da da bugün fazla. Ya İspanya'da hadi git bakayım sabahleyin bir çay iç sana nasıl bakacaklar. Ben de sabah çaydan başka bir şey içemem. İşte görüyorsun. İşte ben şeye şaşıyorum. Bazı Türkler sabah kahve içiyor mesela. Bana garip geliyor. Hayda. Ayıtmak için ben de içiyorum. Şeyin, şimdi benim... Bana göre sabah çay içilir çünkü. Yahu. Ada kahve kültüründe... oturdu o bizim koyu kahveyi içmiyorum ben. Ada kültüründe, yayla kültüründe bile kahve var yahu. Herif yaylaya kahve çıkarıyor. Dibeğini mi beyni. Kahve kaçıdır Anadolu'da? Bizde mi? Ha ona geleceğiz herhalde kahve. Şimdi kahve bir kere Yemen tarzı. Yani Afrika şeyin, Arabistan, Güney Arabistan'da çıkan bir bitki. Kahve sonra şeydi, Arapçada bun. Onun bun. Şey olarak. Bu orada bulunuyor. Oradan yavaş yavaş kuzeye doğru geliyor. Buni'yi oradan mı görüyor? O Buni'nin oradan mı geliyor? Nereden onları hatırlıyor? Buni ne? Çok ilginç bir yazma. Buni. Şimdi. Sen de var değil mi Buni'nin yazması? Hayır ne münasebet. O bir tane Buni, var bildiğin kadar benim. Şimdi bir devlet kütüphanesinde kilit altında saklanan, okuyucuya çıkmayan, kataloglarda olmayan, şu kalınlıkta, şu boyda çok teferruatlı bir büyü yazması. Ha büyü yazması. Büyü yazması. Buni. Şimdi kahvenin şarap anlamına geldiği de şöyle bir kayıt da var elimizde. Memlûklar dönemi divan katibi İbni Hicre. Bunun bir kitabı var, yazışmaları vesaire vesaire. Resmi ve şey, mektupları. Kitabın ismi de... Kitabı kahve. Hayır, dur. Kitabı Kahvetül İnşa. Kahvedir inşa. Şimdi kahve kelimesi herhalde orada muhtemelen de şey anlamına geliyor, şarap anlamına geliyor. Neyse, bu yavaş yavaş güneyden işte o Şazeli Hazretleri bilmem neler vesaire vesaire. Önce işte Halep tarafına, oradan da kronolojik olarak bize geliyor. Bize gelirken de onun da kayıtlara göre... bazı şeylere Katip Çelebi'ye bakarsanız 1543. Ondan sonra şeye Ali'ye bakarsan 1553. Yahut Peçevi'ye bakarsan 1555 tarihinde geldi. Ama bir şey var. Kahvehane mahalle eğlence diye bir tarih düşürülmüş. O da aşağı yukarı 1552-1553 arasında bir şey tutuyor. Ne oluyor? Oradan bize geliyor. Tahtakale'ye geliyor, oturuyor orada. Ondan sonra Şems'len İki kahveci. Diğer söyle ismini. İki kişidir onlar. Neyse Şem. Dur. İlk kahvehaneler. Hakim ve Şems. Kahvehanelerini kuruyorlar. Tabii şey 4. Murat'tan şeyimize kadar kapanıyor. Önce gelen kabul. Niye kapanıyor sen? Niye yasaklanmış? Fetva veriliyor. Bu şey gözüküyor. Kara sudur. İçilir mi, içilmez mi tartışılıyor. Onundan sonunda hatta en son Ahizade de yasak ediliyor vesaire vesaire. Sonra oturuyor yerine, işte kalkıp anlatılanlara göre bilmiyorum, baca koklamaklar bilmem, sigara içiyor mu, şunu yapıyor mu, bunu yapıyor mu, tütün daha doğrusu. Ve dolayısıyla şeye gidiyor,
Avrupa'ya doğru yol alıyor. Pardon, şey hangisidir abi? Helalse içiyoruz, haramsa yakıyoruz diyen. Şeyde yahu o... Fetva mı istedi, bir şey istedi? Değil ya, o nedir o? Muhammediye'de geçen şey değil. Ya da çünkü... Yani yeşil günah. Yaprak, bir yeşil yaprak diye bir şeyde galiba. Tütün içindir değil mi o? Hayır, kahve için. Kahve için. Kavruluyor ya. Ha. Helalse içiyoruz, haramsa yakıyoruz. Evet. Yunanistan işte vesaire. İkinci Viyana kuşatmasındaki de o felaket dönemde bizimkiler de kavrulmuş kahvelerini bırakıyorlar malum şey. Orada şey edenler vay keçi pisliği mi şey ediyor. Bu Müteferrika dizisi içinde bizim bir tane Tadeusz Kruszynski diye bir İran hakkında bir kitap sahibi vardır. Bu Kruszynski'nin o İngilizce'ye de çevrilmiş, ben göremedim onu. Türk usulü kahve pişirme diye bir kitabı var bunun. Polonya'da basılmış. İşte bu Kruszynski ve o arada bir elçi vasıtasıyla yahu durun şunları yakmayalım o keçi filan şeyi değil. Sonra pişiriyorlar. Pişirdikten sonra da kahve yaygınlaşıyor. Yani kruvasan ve kahve Osmanlı'nın Viyana'ya gitmesiyle. Yoksa yok. Yani, yani olmasak Avrupalılar sabah aç. Sabah aç yani. Kaseyle değil mi? Bir de kruvasanla kahve. Canım Brezilya'daki plantasyonlar 1828. Tabii. 1554'ü alsan bas. Anla biz ne kadar kahvede öndeyiz. Şimdi kahve meselesi de değil. Bir orta diyorsun, adam soruyor Türk kahvesi mi? Sanki Japon orta Türk kahvesi varmış gibi. Köpüğün nasıl olması lazım bir anlatsana. Kahve nasıl pişirilir abi? Şimdi Allah! Allah! Ne yapıyorsun Fatih? Aman. Bir şey olmadı. Kitapları kurtardık. Oh, nazarım değdi. Ben dedim ver, bu kitapları ver. Masaya koymayalım diye. İslanmamış. Dur şunu bir... Şurası, hemen kurmasın. Ya yok bir şey yok. Bir şey olmaz. Ya bir daha bakma sen benim kitaplarıma. Hakikaten Murat gözüm kaldı. Senin için söylenir. Ya. Hasut diye benimle... Yok, içine geçmedi. Gelmedi. Yok. İçinde yok. Evet. Burada duruyor kitap var. Bir ara verelim, hemen biz kitapları kurtaralım i̇şte, sonra devam edelim. Görüyorsun değil mi? Ne Murat gözün kaldı kitapta, gözün kaldı. Vallahi gözün kaldı. Peki abi, kitapları kurtardık sudan selden. Ama son 50 senede öyle fırlamamıştı herhalde. Bir şey de olmadı yahu. Ama o kem göze baksaydı gitmişti. Togut abi peki şimdi sofra adetleri değişti mesela. Eskiden de 3 öğün yemek yenirdi hep. Yok, o batıda öyle canım. 2 öğün, bir sabahleyin yani bir kuşluk denen nesne. Kuşluk da ne kuşluk? Kuşluk, güneşin doğumundan batımına kadar geçen saatin 1/4 oluyor. Güneş zenit noktasına gelinceye kadar tam tepede olunca erken kuşluk, orta kuşluk, genç kuşluk. Yani o saat ne kadar süreyse, kış günü farklı, yaz günü farklı, günler uzun. O saatte yeniyor, kuşluk yeniyor. Gündüz bir yemek yeniyor. Gündüz bir yemek yeniyor. Ondan sonra bu bize daha sonra yani bakın Kral Edward'ın kaşıkları eskiden annenin de biliyorsun kaşıklar evde bir kaşık takımı vardı. Kaşık kepçe gibi. Evet. Büyük ve yeni de ağır. Değil mi? Şey ise çatal ise tırmık gibi. bıçak da pastırma bıçağı gibi. Demek ki bu bir şeyi gösteriyor. Eski resimlerdeki Topkapı Sarayı'ndaki şeylere de yani eski tabaklara bakın kocaman. Yani zenginlik bu herhalde sanayi devriminden sonra paranın artmasıyla da biraz yemekler çoğaldı şey oldu. Çeşitleri arttı, yemesi çoğaldı. Şimdi eski mesela kitabında
Ahmet Haşim, ki o da çok iyi bir yiyicidir biliyorsunuz. Yani iştahlı bir adam. Gurme gurman karışımı. Yahya Kemal de öyledir. İştahlı adamlar bunlar. Bir de neydi o? Parlamentodaki bir adam vardır. Osmanlı'da meşhur şişman. Şey, ne beydi o? Halil, Halil Bey. Melteş. Böyle. Meclis Reis. Şimdi... bunlar bir şey böyle olması lazım. Talat Paşa'da 3'er 4'er atarmış köfteyi. Ahmet Haşim bir şeye vapur seyahatini anlatıyor. Şimdi, keşke böyle olsa diyor. Şimdi sabahleyin kahve veriyorlar. Yemek yiyor, sabah kahvaltı ediyor. Kahvaltı kahve altı mıdır? Şimdi kofe ole bir sürü onun şeyi var. Sütlü kahve... Kafe latte, sütlü kahve gibi. Herhalde bu da bir halk etimolojisi olsa var. Bilmiyorum tam şey olarak ama şeyden sonra yani kahveden önce veyahut da önce yiyor da sonra yemiyor mu? O da ayrı. Neyse. İngiliz gemisinde sabahleyin 7-11'e doğru yiyor. Öğle yemeği yiyor. İkindi yemeği yiyor, akşam yemeği yiyor, bir de yassuluk yiyor. Öyle der Çankırılılar, yassuluk veyahut da yatta geber yemeği. Demek ki bak öğünler birdenbire çıktı ama bizim topluma baktığımız zaman kayıtlar bir sabahleyin bir çorba genellikle veya yani sofraya sanma ki şimdiki gibi hıyarın, domatesin, biberin bilmem ne geldiğini eskiden öyle bir adet yok. Gelen nedir? Zeytin gelir, peynir gelir, reçel gelir, bal gelir, tereyağı gelir. Ekmeği ya kızartırsın ya kızartmazsın, yersin yani. Sonra bunlar işte benim o işte Kral Edward döneminin o kaşık şeyleri demek ki artıyor. Şimdi öyle bir kaşık niye yok mesela? Yani o kadar zenginlik mi yok? Abi belki var. Ama kaşıklar ufaldı. Çatallar ufaldı. Şeyde de öyleydi. Yani hatırlarsınız bir vapurla bir yere giderken veya tren seyahatlerinde bile restorana gittiğiniz zaman koca koca çatal bıçak takımı gelirdi. Ya bir düşün bir 12 yaşında çocuk o zaman benim gibi o şeyle... Ağzına sığmaz. Ağzına sığmaz onu. Pardon. Katran Ekrem Hakkı Ekrem ilacı içmek lazım. Katran Hakkı boğazıma. Bunun bir de taşrası var tabii. Bu genellikle çorba oluyor sanırım. Medresedeki okuyan çocuklara verilen nedir? Sabahleyin o meşhur pirinç çorbası. Ve üzerinde de maydanoz. Bunlar yazılı çizili şeyler. Talebeyi uluma verilen sabahleyin o. Öğleyin bir şey yemiyor. Akşam da verilen yemekler belli. Tabii yemek şeyinin artması, evde mutfağın bulunması, insan sayısı, aşçı ve eski evlerde pilavı yapan adam ayrı. Tatlıyı yapan ayrı. Sabah kelle paça sever misin? Kelle paça aslında hala Bosna'da, Saraybosna'da sabah biliyorsun. Hala kelle paça için. Severim ben. Ben ayırt etmem onu. Size isterseniz bakın aklıma geldi şimdi. Evliya Çelebi'den bir şey okuyayım. Bu başka bir şeydi de. Şimdi diyor ki, şarabı nabı bi hicap içildikten sonra, şarabı nabı bi hicabı nuş edenler, utanmaz şarabı içenler, utanılacak bir yeri olmayan şarabı içenler, canına can ve katıp, bir can iken, cansız iken, şirane bir hale gelir. Aslan gibi. Cümbüşe merdane olur.
söylesen. Oyuna kalkar. Başlayıp bir hicab olurlar. Utanmaz olurlar. Seher vakti gelince nice mahmur. Sarhoş yani. Mahmur sarhoş değil de. Hamur aslında sarhoş değil mi? Odaki manası evet, sarhoş. Evet tabii. Defi hımar için, kafasındaki şeyi geçirmek için, zerafet ve kabahat çorbası, yani taamı mahmuran içmek için işkembeciye giderler. Değişmemiş. Değişmemiş. Görüyorsun. Hiç değişmiyor. İstiklal Caddesi'ndeki işkembe şimdi yok. Bir tane tarla başında var. O kadar çoktu ki. Bir tane balık. Bunlar meşhurdu. Sultanahmet'teki. Sultanahmet'ten yukarı çıkarken, Yeni Kapı'daki, Cağaloğlu'ndaki, Aksaray'daki pardon. Sirkeci'de var. Sirkeci'deki, buradaki. Demek ki hiçbir şey evet, değişmiyor. Sultanahmet'te meyhane var. Neredeydi? Şimdi benim bir şey bu. İşkembeci meyhane ne oldu? Şunu söyleyeyim. 2006 yılından 1960-70 yılları arasındaki meyhane sayısıyla bugünkü meyhane sayısı sanmayın ki daha fazla, daha az. Daha az. Şöyle, Yeni Kapı istasyonuna giderken odun depolarının arkasında en azından 20 tane ayakçı vardı. Langa'nın orada. Orada. Şeye, Şehremin'de Büyük Saray Meydanı'nda, of, Texas vardı, kapısı böyle açılır kapanır. 30-40 tane. Gel Karagümrük'te pazar içine ay şeklinde böyle. Tam Atik Ali Camii'nin karşısında 3 tane şarapçı vardı. Şeyde ise Saraçhane başında ise hala duruyor. Can Oteli vardı. Can Oteli'nin altında şarap içilirdi. Hatta mecalsiz kalanları yukarı çıkarıp yatırırlar parasını da alırdılar oradan. Yani. Tarlabaşı, Varlabaşı doluydu ya şaraphane. Bir iki tane Galatasaray'da var. İşte Panayot mesela. Abi ayak meyhanesi hangisi? Nerede? Ayak eski. O şimdi bir de şeyler var. Onu söylenen taşı... şu. Bir şey içinde bir eski dondurmacı gibi bir adam sırtında şeyle dolaşıyor. Bunu söylenen ben babamdan dinlemiştim. Tam Karaköy'de vapur izgezmesine çıkan o sokak var ya. O sokakta bir adam dururmuş. Orada çaktırmadan veriyor, atıyor bir taneyi tek gidiyor. Tek tekçi. Bu seyyar ama. Şerbetçiler gibi. Ha. Sonra dükkan sahipleri vesaire. Ve şimdi bakın hatırlarsınız Lala'yı, Lala birhanesini hatırlar mısınız siz? Kaza İtalya'nın yanında bir meşhur Lala birhanesi vardı. Sen onu hatırlamaz mısın? Biz genciz efendim. Doğru siz gençsiniz. Genciz. Ahmet Murat... Lasim'le giderdiniz değil mi? Hayır canım ne alakası var Ahmet Lasim'den beri. Şimdi Lala'nın sahibi ne şeftali çekirdeğini yutup ölmüştü. Ve orada resmi çıkaramamış var. Lala öyle öldüydü. Şeftali çekirdeğini yutup öldüydü. Hatta adamın resmi bile asılı dururdu. Bu meşhurdur. Evet. Abi gözümden yaş geldi vallahi. Bunları biliyor. Şeftali çekirdeği yutup öldü. Müthiş bir şey. Meyhaneci Lala. Evet, ay birhane, Lala birhaneci. Meşhur Lala birhanesi vardı. Kaza d'Italia'nın orada. İşte ona Lala derdiler. Lala aslında Kaza d'Italia nerede bu şeyde? Şeydeki, Esen'de falan mı? Ne? Yok yok şeyde canım. Ya o şey oteli var ya köşede. Park Otel'in. Aman tamir oluyor şimdi. Amerikan Konsolosluğu'nun oradaki şey. Ya Pera Palace'ın karşısında otel var ya. Otelin tam karşısına. İtalyan Kültür Merkezi'nin oradaydı. Şimdi. Koskoca açık Lala birahanesiydi orası. Şeftali çekirdeğini yutup öldü adam orada. Ölmüş. Ey Allah'ım ya. Ay. Tabii. Sizin bir derneğiniz var.
Var. O burada da hayır, neydi? Yemek dostları derdi. Yani. Mutfakta o. Kaç sene oldu o? Ne yapıyorsunuz eskidi. Orada? Valla onlar işte şey, şimdi bu günde bu bir marka vermek var ya, ne deniyor ona? Michelin yıldızı gibi. Değil. Şeylere, menşe şeyi, şahadet tanesi. Onun şarap şişelerinde de var ya Fransızların. Apelasyon kontrolü. Evet. Şimdi onun bir şeyi, yani geziler yapıyor, şimdi şeye gidiliyor. Kars'taki meşhur gravyer, Kars gravyerinin yapıldığı yere. Onlar biliyorsunuz şeyden, Çariçe'nin azat edip oraya gelip yerleşen bir ailedir. Onlar, o Alman ailesi. Onların kızlarında hep bugünküler, işte onların kızlarıyla evlenmiş. Yoksa Kars peyniri, Kars gravyeri ismi üstünde bizim peynir kültürümüzde yok, olan bir şey değildir o. Kaynatma peynir bizde yoktur çünkü. Ha, oraya gidiliyor. İşte özel yemekler veriliyor. Şey bunlar, yeme turları. Konulu yemekler yapılıyor vesaire. Peki abi, kebap mesela çok sevilen, şimdi, Türkiye'de artık çok benimsenmiş bir yemek. Nedir? Özü, aslı ne? Şöyle. Kebap bize A Camii'nden aşağı iniyorsunuz. Tam camiye sokmayın. Orada duran bir dükkan var. Karşısında da lokanta var. O dükkan hala duruyor. A lokantası yanında da A onun karşısı, karşı sırası. İlk 1900 ya 55 ya 54. İlk şey, kebapçı dükkanı orada açıldı. İstanbul kebap bilmiyor muydu? Benim büyük babam, beybam ne lahmacun yedi, ne Urfa yedi. Ne Adana yedi. Ne Adana yedi, ne Urfa yedi. Ne cartlak yedi, gitti. O yüzden gitti. Ha, bu arada sanmayın ki 1950'li yıllarda Urfa'da, Maraş'ta kebapçı dükkanları. Hayır. Evde mi yapılırdı? Fırın var. Yanında kasap var. Alırsın kasaptan, fırına verirsin. İstediğin gibi yaptırırsın. Böyle bir şey yoktu. İstanbul'da arttıktan sonra, bundan bir şey olduktan sonra. Orada. Orada. Hala oralarda, İstanbul'da kadar çok yok. İşte bazı yerlerdekilerin, onların da şeyleri var. Tabii sen teminki gibi kasap yanında, fırın yanında bir dük ısmarlıyorsun, çektiriyorsun etini, kıymanı, zırhtan vesaire veriyorsun, yiyorsun. Yani o civara, yani eve de ısmarlama gitmiyor oradan. Yani esnaf için yapılmış lokantalar. Ve sayısı 1955'lerden sonra orada da şey oluyor. Şimdi lahmacun. Eski bir lügatte lahmacun kelimesini bulamazsın. Zaten o galat bir kelime. Lahm alel acin. Yani hamur üstünde et. Alel üstünde ya. Öyle aslı o. Ama bizde galat olmuş. Eski bir lügate bak, lahmacun kelimesini bulamazsın. Etli ekmek o mu? Bir yerde de. Bir yerde o. Yani lahma etli, Adana'da etli ekmek vesaire denir ona. İyi yapılır. Karadeniz pidesi. O da ha. Karadeniz pidesi ilk defa Fatih askerlik şubesinin karşısında açıldı. Ya, 1900 yo bu taraf o. Yani kadınlar pazarına, itfaiyenin arka tarafı oluyor yani orası. Veya kaymakamlığın eski kaymakamlığın yan tarafı. Mesela orada açıldı. Çünkü öyle bir peynirle öyle bir pide yapmasını da bilinmiyor. Tuttu. Önce İstanbul'da pide de bilinmiyor mu yani? Hayır, biliniyor da o tür Karadeniz pidesi, yani o kaşarlı şeyler falan bilinmiyor tabii. Veyahut da bilen oralıysa yapıyordun yani. Onu da bilinmiyor demek de kolay bir şey değil tabii. Ondan sonra yavaş yavaş açıldı. Peki pizza mesela Türk yemeği midir, İtalyan yemeği midir? Ya canım, pizza ismi üstünde, şimdi biz ondan şey etmemize imkan. Yani benzerlikler bulabilirsiniz belki ama... tabii ki İtalyan yemeği bir şeyi, pidesi vesairesi o. Şimdi arttı onlar. Bir ısmarlama denen de nesne var. Şeye gidersen Aksaray meydanın orada Muratpaşa Camii'nin, yani
Sofulardan yukarı çıkarsan bütün orası Güneydoğu Anadolu mutfaklarıyla dolu. Mardin dolu şimdi. Mardinlisi var, Süryani şeyi var, Sultan, her şey var artık. Ama yeni bunlar yani. 50'den sonra. Tabii yok efendim, eskiden nasıl olur? Ya İstanbul'un ağzı çok şeydir yani. Ya bu İstanbullu kalkar süpürge almak için 20 kilometre ileri evet. gider. Evet. Et almak için bilmem 10 kilometre ileri gider. Anladım. Süpürgenin alınacağı yerler de vardı. Onlar süpürgeciler bilmem ne. Düşünebiliyor musun? Fatih neresi? Eyüp neresi? O zaman şimdiki yol da yok. Ya beni Eyüp'e kaymak almaya yollarlar. Mezarlıkların içinden gir. Baki'nin altasından. İn aşağıya bir de onu çık yukarı. Ne bu? İkilül'e kaymak alacağız. Orada manda mı beslenirdi? Hayır. İlk kaymakçılar oradaydı yani. Bak şey enteresan Turgut abi. İkinci Selim zamanı, yani 16. yüzyıl sonunda Eyüp kaymakçıları o zaman da var. Yasak ediyorlar. Yasak ediyorlar, fuhuş merkezi oluyor. Yasak ederler onu. 400 sene devam ediyor aynı yer. Şeyse. Eyüp Sultan'da her yerde içki satılmaz zaten. Bir, iki tane yer var. Böyle bir şey yok. Şimdi o da kalmadı herhalde değil mi orada galiba? Bilmiyorum son durum ne. İşte Pierre Loti açıldıydı. O yenidir. Abi kar kuyusu nasıl oluyordu? Gördün mü hiç? Şimdi kar kuyusu değil, kar şeyini, keçesini bilirim. Kar Musak keçesi. Diyorlar ya eskiden aşağıda. Kar keçeleri vardı. Bizim evde bir tane vardı Beyvan'da. Kar keçesi yağmurda, kömürlükte dururdu. Taraçan şeyin altından, çamaşır asılan yerin altında. İlkbahara doğru kullanılmadığı halde kurtlanırdı. Kırmızı kırmızı, kar kurt kırmızı olur. Bu genellikle benim hatırladığım şeyden, Bursa'dan, Olimpos'tan, yani Uludağ, Uludağ. Ki çok yeni o isim, Uludağ ismi, Keşiş Dağı daha evvel. Geliyor teknelerle. Kar. Kar geliyor. Kuyular neresi? Temin bahsettiğim Pierre Loti'nin, ki arkadaki Bektaşi Tekkesi, o sırtlar Cellat Mezarlığı'nın alt tarafı. Oralar kuyular kazılıyor, gömülüyor onlar oraya. İhtiyaç şey zamanında orada. Hangi ayda geliyor? Kar toplandı. Kışın, yani. Kışın geliyor ve oradan Bursa'dan düşün ki Mudanya'ya inecek. Mudanya'dan vapurla ancak. Burada yok mu kar o zaman? Hayır, oradan o bu kadar İstanbul'da nasıl olsun? Yani nereden toplayacaklar? Orada karı ezip kalıp hale getirip getiriyor buraya. Orada kesin kalıp. Sonra onlar kimisi evinde keçeye sarıyor. Soğuk bir yerde kuzeye bakan mutfaklar hep kuzeye bakardı. Orada saklıyorlar şeyi, karı. Ne kadar duruyor o? Valla ben tabii yetişmedim ama epey duruyor. Yani çok kalın bir keçeydi onlar. Geçirmiyor havayı. Geçirmiyor onun içinde. Tabii herhalde ona biraz muhakkak şey, kaya tuzu. Tuz eritmez mi buzu? Hayır, erimez. Eritirmez. Niye yollara tuz atıyorlar buz olsun diye? Hayır. Keçenin içine sürüyor. Kapalı bir yerde duruyor. Yoksa... niye? İstanbul'da buzcular vardı hatırlarsın. Her mahallede buzcular vardı. Evet, buzcu vardı. Testereyle. Testereyle keserler. Onlar sütlücüdeki, sütlücüdeki mezbahadan gelirdi onlar. O bir cumhurbaşkanı döneminde onun oğluna verildi orası. Batta hiçbir şey tıkır tıkır işleyen bir tek buzhaneydi orası. Sonra battı. Battık sonra. Şimdi çalışmıyor zaten orası. Kültür merkezi kültür oldu merkezi. Vesaire. Buz satılıyor diyor. Şeyler. Testereyle kesilir. Testereyle kesilir. En azı taşırlardı. Kesilir. Bir de şey sazla bağlanır. Sazla bağlanır. Talaşa atarlardı. Eve gelir. Evde onlar yıkanır. Allah Allah. Ondan sonra işte nereye konacaksa şey olacak o kadar yani öyle. O buzcular çok önemliydi ve güneş battıktan sonra onlar piyasaya çıkardılar yani. Erir sonra buz. Bir de metre falan deyip erimesin diye talaşa ısı geçirmediği için talaşa sarardı. Talaş. Buz arabaları vardı. Tabii. Sonra şeyler, İstiklal Caddesi'ndeki bir takım
buzdolapları dedin, altta buz kalıpları konur, tutturuyordular şeyini. Buzdolabı güzel söz ama. Evet, çok güzel bir söz. İki söz iyi, buzdolabı ve bilgisayar. Bilgisayar. O ikisi enteresan. Halkın bulduğu iki söz. Hiç de değişmemiştir. Ve pek güzel bir söz. Evet. Kaldı mı konuşacağım şey? Çok Turgut abi konuk olunca. Hayır, bilmiyorum. Siz... Binlerce konu var. Kaç oldu? Daha erken. 1,5 daha bir şey. İstanbul'u şey yapmak istiyordu. Fatih'i anlatayım diyor şimdi. Hayır, ben anlatayım demedim. Şey dedi olursa. Ya, bütün meşrular bizim oradan çıkmıştı dedi. Tabii. Yani bütün... Peki neydi abi mesela? İstanbul'un güzel yerleri neresiydi? Mesela o zaman Etiler'de oturan yoktu. Hayır. Levent'te oturan da yoktu. Hayır, bak. Bugünkü bizim Mecidiye köyündeki stadın yan tarafından Beşiktaş'a inen uzun duvarlı bir yol. Orada biterdi. Biterdi. Orada oturan, ilk oturanlardan bir tanesi Vasfi Rıza Zobu. Ve bir de şey, film stüdyoları orada. O kadar. Orada hayat bitiyor. Yani İncir bahçeleri falan vardı orada. Bugünkü Levazım sitesi var ya. Levazım sitesi baştan aşağı kadar dutluktu. Dutluktu. 1950'li yıllarda İstanbul cihetinde oturanlar Harbiye Fatih'e biner. Harbiye'de aktarma olup Şişli'deki tramvay deposunun önüne gelir. Orada bekleyen bir çift öküz arabasının arka tekerleği çekilir. İnsanlar sağlı sollu bardak gibi oturur. Öküz arabası. Yanına tahtaların üzerine. Oradan Levazım sitesine kadar tıngır bıngır gidilir. İçeri girilir. Çarşaflar sevilir. Götürülen yemekler yenir. Dut yenir. Ancak kara dutu topladığın çıkarken onun parası ödenirdi. Çünkü kara dut çok önemli. Çocukların hepimizin ağzı pamukçuk olurdu. Eczaneden alırsan çok pahalı. Ama evde yapılırdı o. Aynı yollandı. Dut şurubu mu? Evet, dut şeyi. Kara dut şeyi. Şurubu. Çok beyaz beyaz noktalar olur ya. O. Tabii İstanbul'un her şeyin kendine mahsus semtleri var ama Beyoğlu, Nişantaşı vesaire onlar yeni. Ve o saray insanlarının, memurların oturduğu, Murat'ın eski evi vesaire, Muradiye değil mi oraları? Sen şeyi hatırlasın, Abdülbaki Hoca geldiği vakit gurbete geldik derdi. Nişantaşı'nın teşvikiyle. Bir de işte Üsküdar var, Eyüplüler gurbete var, bir de sur içinde olanlar var. Sur içinde mesela... Kalkıp bugünkü Laleli'den, şimdiki gibi değil, Laleli'den veyahut da Saraçhane başından eden Feyzi Paşa Caddesi'nden veyahut da Kıztaş'ından. Hadi sıkıysa git de burası kiralık mı de, adamı kovalardılar. Ayıp bir şeydi. Ama sur içinde o dönemde, yani sur içinden çıkmaya insanlar 1970'lerden vesaire sonra başladılar. Yani bir sürü saymaya kalksak kıyamet kadar insan. Fatih civarında sur içinde otururdular. Mesela biz Halit abi, Halit Kıvanç. Halit Kıvanç şimdiki postanenin arka sokağında okumuş adamda otururdu. Yakışıklı adam. Hangi postanenin? Fatih postanesi. Orası daha evvel makarna fabrikasıydı. Şimdi bir laf çıktıydı. Halit abi hafif şey kesik konuşurmuş. Yani sesi gırtlağında bir şey var. Peke mi ediyor? Değil öyle değil. Bir konuşma zorluğu. Komşusunun kanaryasının suyu Halit abiye içirilmiş ve düzelmiş. Böyle bir laf. Yalan, düzelmedi. Bilmiyorum. ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şimdi ama televizyonda şahane konuşuyor. Kamera tamam, görünce, evet, mikrofon tamam, görünce süper konuşuyor. Benim söylediğim yıllar yahu 1950'ler bilmem neler onlar. Ha, Halit abi şimdi burada otursun, şahane tabii, konuşur. Tabii. Kapının arkasına çıkalım, başlar kekelemeye. İşte bak, ben pek fazla karşı karşıya da konuşmuş birisi. Ama biz ona Halit abi diye orada bizden çok büyük olduğu için. Öyle Halit abi gidiyor, çok yakışıklı bir adamdı. Hala yakışıklı. Tabii Fatih'te oturanları bir saymaya kalksak, al işte en şeyi Müjdat Gezen'i söyleyeyim size mesela. Müjdat Gezen.
Demir Özlü, Tezer Sezer, bizim rahmetli şeyin, Orhan'ın karısı. Orhan'ın. Babası işte Sait Bey. İki sokak bizden yukarı otururdular. Gene televizyon oyun, Can Kolu Kısa mesela. Erol Büyükbürç, Ocaklı Sokak'ta. Onun karşısında da Faik Hanım otururdu, İstanbul Kız Sesi'nin müdiresi. Benim sınıf arkadaşım Ayberk Çolak, sıra arkadaşım. Hani ya, Galatasaray Lisesi zil çalmadan okulu tatil eden adam var ya o işte. Neyit Topçu Osman Ergin, tam şeyde, Karagümrük'te. Ya o isimler bitti. Mesela Faika diye isim yok şimdi. Koymuyorlar. Bazı isimler gitti. Gidiyor sonra tekrar geri geliyor ama ya. Her şeye can konuyor şimdi. Özge Can, Burak Can, Cicim Can, Gülüm Can. Ya geçen gün Akmerkez'e dolaşıyorum. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Bir aile dolaşıyor orada. Anladığım kadarıyla Yahudi bir aile. Döndü oğluna seslendi. David Can gel buraya. David Can. İnanamadım ya. Ciddi koymuş David Can. İnanamadım ya. Hani tanıdığınız isimlerden işte Muzaffer Hoca, Muzaffer Uzak. Karagümrük'te otururdu. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin abi dediğimiz bizim evin tam karşısında muayenehanesi vardı. Konuşurdu o da hafif şey. Fatih'te bir şey varmış abi. Ha, şeyde Necmettin Erbakan'ın da evi halıcılara inerken sol taraftaydı. O meşhur ceza hukukçusu Sulhi Dönmezer. Sulhi Dönmezer Fatih tramvay durağının tam yanında otururdu mesela. Saymakla Çiçero değil, Bazna bizim evin karşısında Zülali Çeşme'de otururdu. Şey gibi bir adam. Kim olduğunu söylesen onu seyircimiz bilmez. Bu meşhur casus İkinci Dünya Harbi'nde. Evet, İkinci Dünya Harbi'nin ünlü casuslarından Bazna. Evet. Kimin? Von Papen'in. Von Papen'in. Ve adamı kullanıyorlar sahte para. Evet, Ankara'da. bunun geç çocuğu oldu. Beyaz eldiven giyip arabasıyla çocuk gezdirirdi Hazret. Bu arada Turgut abi okurlardan çok mail geliyor. Murat Bardakçı'nın evlendiği doğru mu diye soruyorlar. Geç çocuğu oldu deyince aklıma geldi. Yeni teehhül etti. Halilesi evdeymiş. Evet. Biz de yeni evladımı bu saatlerde burada tutuyoruz hala. Hiçbir şey değişmedi. Turgut abi. Evet değerli Murat Bardakçı'nın evlendiği yoldaki rivayetler doğru. Zaten herhalde rivayet. Gazete Habertürk'te vermiş olduğumuz dehşetli kutlama ilanını görmüşsünüzdür. Şimdi ayakçı şeyi takıldı aklıma. Konuyu değiştirmeye çalışıyor. Konu kendine geldi ya. Hamdullah Sufi Tanrıever. Bunlar geç vakit öldüler. Hepsi Fatih'te oturanlardı. En güzel. Peki şeyde kim otururdu? Tansın. Beyoğlu tarafında. Onları ben bilemem. Bir sürü insan oturuyor. Yani Türkler mi otururdu? Devantenler mi otururdu? Yabancılar mı otururdu? Herkes otururdu ama tabii ki daha çok yabancı. Yaz bir rivayet vardı. Halide Edip'in evi. Halide Edip'in evi Ragıp Paşa kütüphanesinin yan sokağındaydı. Ve kaç katlıydı? 3 katlı bir büyük kapı, girdikten sonra büyük bir hol ve kitaplar orada. Dendiğine göre Halide Hanım minus kattaymış. Şimdi orada kapı çalıyor. Kapıyı çalarlarmış. O da kapıyı çalıyor, çekiyor. Çekiyor o. İpi çekiyor. Ya kimse gelmedi diyor. Kitapları çuvalları doldurup götürüyorlar. Kimdi onlar? Bilmiyorum onların kim olduğunu. Ben bunu Fahir Hoca'dan dinlediydim. Yani Fahir'den dinlediydim. Öyle bir abi şeyden. Seni ima ediyor. Sen götürmüşsün kitapları öyle. Yok ya, buydu işte bir tanesi. Şuydu. Hala mı aldın? Tahsin Şahin Kaya var ya meşhur. Süslü Tahsin derdiler o zaman. General. O da yani harp okulundan sonraki şeylerde o da bizim birkaç şey ileride karşı tarafta orada otururdu. Kapıdan çıkarken şapkasını giyer.
vesaire. Halide Hanım'ın kütüphanesi ne oldu abi? Bilmiyorum onun ne oldu. Onu... Bilmiyorum vallahi ne olduğunu onu. Bu arada bana geçen... Neyzen Tevfik. Beşiktaş'ta öldü ama... Sizin o tarafınız bizim o. Fatih'te, Reşadiye Oteli'nde kalırdı. Doktor Rahmi Duman ondan ilgilenirdi. Sen herhalde Rahmi Duman'ın... biz Cemile Hanım'ı tanırız. Cemile Hanım efendi, güzel Cemile. Güzel Cemile. Kimseyi güzel böyle Cemile perişan etme. Gitti bezin. Neyse işte onun o bir... Dur, doğru canım. Bak. Seni böyle... Adam aksi. Kimden geçti? Çocukluğumdan böyle tanıyorum seni. Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter. Hicaz mıydı neydi? Alat Bey'in evet. Bu söyleyen ama sözler Rahmi Duman. Sözler Rahmi Duman. Oğlu kaçırmışlar. Oğlu kaçırmışlar diyor. Evet meşhur. O şeyin hamisiydi. Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik de bugün yıkılan yeni sinemanın yanında bir kahve vardı. Orada oturur. Neydi arkasında? Öyle ona yeni kimse... sinema neredeydi? Şehzade başına giderken. Yani yeni sinema nerede? Bugünkü belediye şeyini... Binasının karşı sırasında 100 metre geçtikten ileride. Geçtikten sonra Genç Türk Caddesi'nin yanında ileride. Şimdi orası iş merkezi oldu. Olmuş, evet. Yeni sinema. Rahmi Duman'ın kliniği de Bakırköy'de galiba. Evet Bakırköy'de, Çamlık'ta. Fakat Cemile Hanım ne güzel. Siz nereden biliyorsunuz Çamlık'ı? Hala duruyor ya. Duruyor orada. Niye bildiğini sor. Turgut abi seni ziyarete gelmiştim. Turgut abi niye bana deli muamele sattın? Estağfurullah. Abi, ziyarete gelmiştim ilk o zaman gördüm. Sen. Rahmi Duman vardı bir de Ayhan Songar vardı. Biz ona giderek değil mi seninle? Evet. Abi çok sorular geliyor ama. Evet ne geliyor? Rus salatası mı Amerikan salatası mı? Rus salatası. Rus. Höşmerim nedir abi? Höşmerim peynirle yapılan bir çeşit tatlıdır. Türk müdür? Türk tabii. Peki kokoreç abi? Hah. Of. Kokoreç. Of. Ya var mıdır ya? Şimdi. Var. Bu saatte kalmamıştı. Kokoreç. Yani iyisi kalmamış. İki kelime var bakın burada. Kapalı. Şey hayır. Bu. Şeye giderken neydi? Gayrettepe'deki. Ha. İki tane, iki nasıl kelime çıkıyor? Var. İki yemek var. Birisi cacık, birisi kokoreç. Şimdi cacık kelimesi Türkçe mi, Rum, cacık ismi vesaire. Hayır. Cacık kelimesi buz gibi Ermenice bir kelime. Cacuk. Bitti. Ermenice mi? Ermenice. Bitti. Ne Rum ne Türk? Hiç alakası yok. Sözünü kestim abi. Geçen gün Fatih Ayşegül'e bir Avusturya Kraliyet Yemekleri kitabına bakıyoruz. Otomanişe işte yoğurtlu, hıyarlı bir şey anlatıyor adam. Medyen cacık. Cacık. Evet. Yoğurtla demiyor, sütlü diyor. Çorba diyor. Krem diyor, pardon. Kremli. Çorba diyor. Evet, cacık. Şey ise, kokoreç kelimesi de ne Rumca ne Ermenice bir kelimedir, ne de Türkçe, Arnavutça bir kelimedir. Arnavutça mı? Evet. Arnavutça mı? Evet. Dansı var kokoreçe. Bilmiyorum. Ha Yunanistan'daki yapılan kokoreçle bizim yapılan kokoreç arasında fark var. Peki doğrusu bunun hangisidir? Kokoreç. Nasıl yapılanıdır doğru yapılanı? Şimdi o belirli bir şey kuzu ciğer şeyinin bağırsaklarının alıp içinin temizlendikten sonra onu bilenlerin bir örme şeklinde. İyi olması için de içine takviye maddesi. Onlar da nedir? Genellikle uykuluk. Uykuluk. Allah. Ama onun her mevsim yenmez. Hayır zaten yeni işte yeni kuzu da ama onlar buluyorlar yapılıyorlar. Şimdi 20 12 ay. Aynen onu her gün her yerde. Evet, var. Şey nereden buluyor uykuluğu sizi şey? Devamlı. Şimdi uykuluk kesicinin payıdır. Uykuluğu eskiden şimdiki gibi ciğercide de bulamazdık. Bulamazdık. Eski, o yeni şimdi ciğerciye girmesi onlar. Yine her ciğercide yok zaten. Her ciğercide yok. Uykuluğu çoğu kişi başka çünkü bir yer. Çünkü uykuluk... Yok olur mu ya? Uykusu. Boyunun altıdır ya. Evet. Tiroid. Şurasıdır. Eğer hayvan büyükse, danaysa şekerlik olur buraları. Bu kadardır senin telefonun gibi. Uykuluk buradaki olan. Bir de fındık vardır bağırsağın şeyindeki. O çok yağlı bir şeydir ki o yağını aslında oradaki yağ sonra bizim açmaların üzerine o güzel tadı vermesi için sürülüyor. O yağ sürülür oraya. Ve çok da güzel. Yani böbrek üstü yağ güzel kokar. Güzel.
O kadar şey... Biliyorsun içli köfte yaparlar böbrek üstü yağından. Onu ben bilemem işte. Onu sen bana, onu o kadarını... Evet. Biliyorsun değil mi? Böbrek üstü yağı. İçli köftenin içine böbrek üstü yağını koyarlar. Pişerken o yağ orada erir. Yerken ne güzel şey. Ceviz de geliyor ağzına. Ya bir şey var. İçli köfte Türk işi midir? Türk işi midir? Herhalde. Şimdi bakın onun senin benim de olmaz bu yahu. Yani... Ortak şimdi bir musakkayı şey eğer şeyden etimolojik alırsak Arapça çıkar. Ama bunu paylaşılan bir şey. Yani yemeğe de milliyet oturtmanın da pek fazla bilmiyorum bir şeyi var mı yok mu yani. O coğrafyanın insanı aynı şey. İmam bayıldı ne alaka abi? Şimdi onu işte... Onu niye da... işin içerisine imamı sokmuştu? Ya da hünkâr beğendi ya da hünkâr mı beğenmiş? Evet o, ama hünkâr beğendiyan diye soyadı var Ermenilerde. İşte kimisi de ona bağlamaya kalkar. Onun için o yapmış da hünkâr beğendi. O da hünkâr beğendiyan şeyini bilmiyorum. Bir döner mesela nereden çıkmadı? Döner bir kere bir ev yemeğidir bir kere. Bir şölen yemeği. Bir. Daha sonra piyasaya çıkıyor. Çarşı yemeği. Önce yatık mı sonra dikmişler galiba değil mi? O cağ kebabı olur o doğalda. O böyle döner. O etli kemikli de et. Cağ şeyi kemikli. Nereden alıyor? Şey işte Erzurum. Doğulu. Orada o böyle kızarır. Onu keser bir şişe koyar. Sana verir. Evet. O da güzel olur. Kemiğinden ayırarak da. Şey ise elimizdeki yani gravürlerde Sultanahmet Meydanı'nda döner satan kebapçı şey dönercilere de rastlıyoruz. Hangi yıl? 19. yüzyıl. Öyle elimizde var. Şimdi bunu kimisi de şey diyor ya Bursa'ya bağlamak bilmem ne etmek ama o havalide yaprak döner denilen şey. İstanbul'da döner nerede satılırdı biliyor musun? Sirkeci'de Muradiye Caddesi'nde dönerciler genellikle oradaydı. İki, Hacı Bekir'in arkasındaki Bursa lokantası yapardı. Onun kepengi de yoktu. Şöyle bir yer oraya girip orada ama bayağı şey yani daha kıyma koyma yöntemi gelişmemiş yani o zaman bayağı yaprak şey etlerden yapılan bir yemek. Hem gravürlerini gördüğümüz gibi hem dışarıda satılıyor hem de şölenler için. Eve dönerciler çağrılırdı düğünler için mesela. O gelir hazırlığını yapar vesaire. Şey, ama evde yapılan bir yemek. Araplarda var şavurma diyorlar, çevirme. İşte o da çevirme. Evet, o da Arap da burnoti diyor, burnotu diyor. Biz de enfiye diyoruz. Enfiye, burnoti. Biz onlar burnoti diyor. Biz enfiye diyoruz. Enfiye işte burun için. Enf burun zaten. Burnoti. Bir de ebül enf vardır. Nasıl? O ne? Anlatsana. Bilmiyorum. Burnu büyük. Kocaman burunlu adamlara. Evet, o anlamda evet. Değil. Yani doğal burnu büyük olanlara. Yani bana. Estağfurullah. Siz ikisi o kadar. O burun mu ya? Patlıcan ya, gibi burunlar var. onlar da ebül enf oluyorlar. Böyle oluyor. Peki bu mezeler nereden geliyor Türk mutfağına? Şimdi şarabın mezesi var mıdır bilmiyorum. Yemeğine göre şey edilir. Meze yalnız içki için mi yalnız meze acaba yoksa diğer şey ufak tefek sunulan şeylerde meze oluyor mu? Rakı aslında bir mezeyle, yani yemek bizim Türk mutfağından rakı da içilmez. İçilmez. Yani kadın göbeğinden, ya kadın budu köfteyle veya vezir parmağından. Değil mi? Bu önceden. Ne içilir? Başka ne istiyorsan içilir. Şerbet. Yani şarap bilmiyorum. İçene göre işte şey. Yani rakı sofraya gelen bir nesne değil. Bakmayın şimdiki şeylere. Eskiden Efendi Hazretleri evine tepsisini alıyor. İşte ufak tefek şeyleri. Bakın 1964 yılına kadar şehir hatlarında şey içki yerleri vardı. Hatırlarsınız adaya giderken. Daha evvel Kandilli'ye veya bir yere giderken de tepsiyle rakı getirirler.
Biraz beyaz peynir, biraz şey. Vardı değil mi çocukluğumda? Vardı, vardı. Ben, evet. Ufak, yarım adam beyaz şeyle giymiş garsonlar. Garsonlar. Kimse de ne gürültü çıkardı, evet, ne sarhoşluk görülürdü, ne bir şey görülürdü yani. 1964 yılında ne olduysa şehir hatları birdenbire şeyi, o zaten yalnız adalara. Bak adalarının çocukluğunda. Birdenbire ortadan kalktı. Şey ise diğer yani kısa mesafe Mudanya'ya giden vapurlar ki yatılacak o gece. Elimizde şeyleri var, kitapçıkları var. Birinci mevki, ikinci mevki. Viskinin de fiyatı var. Şampanyanın da fiyatı var. Yabancı biranın da fiyatı var. Yerli bir Fransız şarabı da hepsi var orada yani. Demek trenlerde ki... de vardı. Efendim? Trenlerde de vardı. O, tabii trenlerde. Şu an hala var değil mi o? Bilmiyorum. Canım önce işte Ankara'ya gidecek olanlar. Peşin Haydarpaşa'daki gar lokantasında atıştırırlar peşin. Güzel lokantadaki lokantası. Hala duruyor mu acaba? Şimdi nerede? Bilmiyorum. Kapalı şimdi zaten. Ondan sonra hemen restorana çökerler. Orada içe sonra işte herhalde birinci mevki. Ankara'ya varlıklarını hatırlamazlar. Evet. Bir bakarlar Sivas'ta. O öyle bir şey yok. Turgut abi hamburger sever misin? Kimi? Hamburger. Hayatımda Amerika'da ya 6 defa yedim ya 7 defa yedim. Hayır. Hamburger. Yemem. Hayır. Çıkışta yedim şurada abi. Hayır. Siz buyurun. Niye yemiyorsunuz? Yemem. Niye? Sebep ne? Siz niye çerkez tavuğu yemiyorsunuz? Ha, sevmiyorsunuz. Ben yiyorum. Bana anlamıyorum ne olduğunu. Ben yiyorum. Onun böyle bir şey. Sarımsaklı köfte var içinde. Ha şey ama McDonald's demiyorum. Benim Türk hamburgeri bizim. Ben sevdiğim bir şey. Sen ne seviyorsun abi? Ne yemeklerde neyi seviyorsun mesela? Ben ayırmam, çok yiyemem ben. O kadar. Ayırmam yani. Ben de ayırmam. Ben bamyayı çok severim. Zeytin altında sıcağında. Nohutlu işkembeyi çok severim. Of. Geçen öde ben bamyayı. Of o nohutlu işkembe. Nohutlu muydu paçalı mıydı? Paçalı yedik. Paçalı yediniz. Anlattın bana paçalı. Paçalı, paçalı işkembe yedik. Ha, işkembe paça, evet. Paçalı ayak nohut. Paça diyorlar paçalı ona. Nohut. Pardon işkembe değil mi? Paçalı nohut. Paçalı nohut dedin. Paçalı güzel nohut. Çok güzel. Ben işkembe nohuta bayılırım. Peki hangi paça? Koyun paçası mı güzeldir yoksa keçi paçası? Keçi tabii ki. Keçi tabii. Ama bulunmuyor ki keçi paçası. Bulunur. Yok var. Beşiktaş'ta bulunur. Bak bir iki yerde var İstanbul'da. Ama artık aradım, mevsimi değil. Yani biraz artık şey olması. Şey. Rahmetli Avcumat Batalay 72 saat kaynatırdı onu. Kemiği bile erirdi içinde. O vaziyette. Sebzelerle beraber. Şimdi yalnız işkembeyi biz yemiyoruz tabii. Yani İtalyan da yiyor. Ama İskoçyalı da yiyor. Fransız da yiyor. Ama Haggis mi diyorsun abi? Haggis. İğrenç bir şey. Berbat bir şey. İğrenç bir şey. Çünkü içinde şalgam var. Sever misin onu? Hayır. Berbat bir şey. Yiyemedim. Ağzıma göre uygun gelmedi. Devam i̇şte andouillette var şeyde Fransa'da. İtalya'da da... Zampinim, zamper. O da gene şeyden yapılan, işkembeden yapılan bir yemek var. Ama eski fiyat şeylerine baktığınız zaman, işte Mübahat Hanım'ın kitabına, şeyler daha pahalı. Sakatat daha pahalı. Daha az dondu. Şeyde işte bak okuyoruz, Orta Asya'daki misafire önce kellek, sağ veya sol kulağa veriliyor mesela. Yakın zamana kadar sakatat daha pahalıydı ama zaten. Tabii ama ciğerci ile kasap fiyatı aynı değildi. Arada bir fark vardı. Herkes et alamıyordu. Ama bir tane şey ciğeri yüreği aldığı zaman birkaç kişi evde pek güzel. İşte onu güzel keserler, şeyler böyle. Rulo gibi şey gibi yapar. Sonra aynı şekle girer o. Sonra evde de işte hanım onu kimse pişiren kendine göre pişirirdi. Baş eti satılmıyor. Evet baş eti kalmadı hakikaten. Ama en güzel köfte baş etinden olur. İçine biraz katacaksın. Baş eti katılırsa çok daha güzel lezzetli olur o yanaklardan olan da. Hala bazı köfteciler katıyor. Var var. Arada bir şey. Ama bazı işte o etin oradaki işte o kelledeki herhalde o yağ. Kemiğe yakın yağlı yakın. Biraz da orası şeydir, çok sert de değildir.
atın buralarında şey hayvanı. Karbonat diye konur abi hafif. Nereye? Köfteye. Karbonat mı? Şimdi koyuyorlar. Bilmiyorum onu. Ben de içmiyorum hiç. Şimdi hoş olmaz. Şimdi başlık koyuyorlar. Karbonatlı köfte olur mu? Olur mu ya? Şişer acayip bir şey olur ya. Kabartma dozu gibi. O şişse hazır köftelerde bilhassa çok var. Allah Allah. Kutularda satılanlar. Şimdi o yüzden şişiyor. Şeyde Florya'daki plajlara gidildiği zaman bütün plajlara giden yollarda köfteciler dizilirdi. Tam Yeşilköy'den bu tarafa kara tren gözükür gözükmez köfteciler hemen başlardılar atmaya. Yalnız çocukluğumuzdaki o köfte, yani köfte güzel sokak yapan köfteciler. Yerler var. O köftenin tadı yok artık. Evet, doğru. Etten mi şey de bilmiyorum. Doğru. Veya kömürden. Domatesin de o tadı yoktu ondan. Yok evet. Domatesin hiç yok zaten tadı. Bazı yanmış yerleri böyle şeyi hafif ne güzel bir şey verirdi. Yok şimdi. Balık ekmekçiler? Yok. Evet. Şimdi, İstanbul'u balık biliyor mu Turgut abi? Bilir tabii ya, bilmez mi? Müslüman kesim. Şimdi bu tabii tartışmalı. Kimisi bence yok, bilmez yemez. Çünkü. Hayır. Hayır ben, yemez dedi yangın ve koku endişesi. Şimdi evde mutfak yok, baca da yok. Bütün eski ahşap evlerin bacaları pencereden çıkarılmış. O sonradır mangalla idare ediliyor çünkü şeyleri. Isınma meselesi mangalla. Bahçesi vardır. Nedir o hep gazetelerde patlıcan mevsimi geldi, yangınlar başladı vesaire vesaire şey ediliyor. Ama şimdi kum kapıda deniz kenarında oturanlar niye balık yemesin? Ama yemese dahi iç içe oturuyorsan alışır yemesine. Annem de midye dolmasını yapmayı şeyden bir Ermeni şeyden öğrendiydi yani bunda şey edilecek bir şey yok. Ama yine Fatih'in defterlerinde mutlak masraf defterlerinde mesela pek fazla balık adı yok. Bir iki tane geçer birisi de Terkoz Gölü'nden gelir. Şimdi merak ediyorum. Düşün şeydeki mutfaklardan denize kadar kaç adımdır? Sarayın. Ha, burnunun dibinde deniz. Peki balıkçı padişah var mı? Avcı padişahlar avcı var. Hani peki balık tutan padişah var mı? Niye? Bilmiyorum. Ama yüzücü padişah var mı? Şimdi şeye dildiği gibi yani şimdi tekkelere balık ve balık ürünlerinin girmeyeceği. Girer efendim olumlu şey. Şimdi şeydekinde ben Tophane'deki. Bahariye Mevlevihanesi karides şeyi var, dalyanı var. Tabii Mevlevihanesi'nin tam önündeki önünde. Adada en güzel çıkan karides orada. Hatta kereste şeyi balık ve balıkçılık kitabında İstanbul'un en güzel midyesinin Haliç'te çıktığını yazar. Evet. Şimdi balık girmiyor pek fazla şeye. Saraya. Saraya. Ama o birileri giriyor. Yani girse ama sonra yeniyor tabii. Saraya giriyor. Ama yani anafranga balık oluyor. Topkapı'dan çıktıktan sonra o mayonezliler bayağı, onlar giriyor. Avrupa tipi. Avrupa tipi oluyor. Ama sarayda yiyemez o kokusu var. Yani ben çocukluğumda mesela bizim ahşap evde ben balık piştiğini hatırlamam. Bilmezdik. Mesela annem hala balık bilmez. Bir iki tane balığı biliyor. Biz de bilmezdik. Şeyin, benim çocukluk arkadaşlar falan bilmeyiz bir balık biz. Sen de pek bilmiyorsun balık. Hiç bilmem pek değil hiç. Kalkanı anlarım şeyli dürüstü. O kadar yani. Bizde epey pişerdi. Bahçede imkan vardı. Şeydi yani. Bizde de bahçe vardı ama olmazdı. Denize uzak. Hayır yani. Bu bir hiç. Bakın. Yerde yemezdi değil. İsteyenler, sevenler yiyor. Şey etmeyenler yemiyor. Bizde pişiyordu Turgut mesela. Abi. Ve bu mesela karides bir hayli tüketilirdi. Turgut abi. Bak bizde mesela teşvikede şeyde çocukluğumda mahallede şeyde bahçede balık pişirmek ayıptı. Canım Rumlar Ermeniler nerede pişiriyordu balıkları? Ama Rumlar Ermeniler bizde yoktu o zaman. Nasıl yoktu ya sen her yerde vardı. Museviler vardı. Olsun bizim Musevi. Ama Müslüman mahallesiydi yoktu. Gayrimüslim yoktu bizde. Şeyli olacak işte. Yukarıda Museviler var. Yani daha yukarı tarafta Harbiye'ye doğru oturuyorlardı. Fakat bizde balık pişirmek ayıp bir şeydi. Hatta İlber de anlatır ya. Kadının canı çekiyor kadıncağızın. Şey yapıyor falan. Komşu kokuya geliyor böyle. Kör olası bey istedi diyor ama kadın kendi yiyor. Bu biraz yoktu. Menşe'yle ilgili belki. Yok hayır. O işte.
Anladığım kadarıyla Erhan Afyoncu'nun Muzur neşriyatı her yere yayılmış vaziyette. Dünkü mü? Yok. Nasıl? Menşe diyor ya. Hayır canım, şey yapıyor ki. O da bilir benim nereli olduğunu. Ama yani benim çocukluk arkadaşım şeyler biz balık bilmeyiz. Enteresan. Çok sona yedik. Ay, şey yapardık lokantada şeyde ama. Sen hala çok balık sevmiyorsun ama. Alışmamış. Değil, alışmamış. Alışmamış. Aramam. Bir alışmak meselesi. Yani bir iki yeri hoşuma gidiyor ama. Evde ne pişiyorsa. Pişmez de. Ne şey ediliyorsa ama bir alışkanlıkladır. Bir kuzu kol, hünkar beğendi, çarkesle bu. Kellese şeyi falan tamam ama yoktu balık bizde. Ve dediğim gibi arkadaşlarım da bilmez benim çocukluğum. Bilmiyorum arkadaşlarım. Evet. Kız bayağı kez. Bizde siz gayrimüslim mahallesinde yaşıyordunuz. Ne münasebet ya? Fatih'in ne alakası var gayrimüslim mahallesinin? Validenizden de öğrenmiş şeyi komşudan almış. Ha hayır. Onun i̇şte adamları geldiğiniz vardı. Yere bağlı olduğu için onun için. Yani evet. Saati 2 yaptık. Kapatalım artık ufak. Vallahi 2. Ufak ufak bitirelim. Bir gün de başka bir konuyla ilgili Turgut abiyi rica edelim. Büyük konusunda çağırın. Büyük kitapları koleksiyonu vardır da o şekilde biliyor. Yoksa büyüğüyle falan uğraşmaz Turgut abi, estağfurullah, ama güzel kitapları vardır. Sende de var bir sürü büyüyle ilgili malzemeler var getirdik koydun bir gün şeye. Onda envai çeşidi. Ne güzel. Ha bende matpulları vardır canım bende, o da bir zaman öyle kimse korkardılar büyük kitabı satmaya sahaflar. Niye? Öyle. Büyü çünkü diye bir şey var mıdır? Şimdi ayrı konu, bilmiyorum, belki vardır belki yoktur. Sizce var mıdır? Şimdi peygamberi büyü tuttuğuna göre... Turgut abi sence büyü var mıdır? Olabilir. Bilmiyorum. Evet hayır demez hiç. Ben korkarım o büyü işlerinden. Ama neler anlatır? Bir gün bir büyü konuşalım mı? Ne alakamız var bu devirde büyüyle bizim ya? Hayır canım. Ha. Evet, büyü tarihiyle uğraştığın için yani. Hayır, oradaki tabii o yıldıznameler bilmem neler vesaire şeyleri güzel. Yani üslup anlatılış şekli güzel. Nasıl oluyor, nasıl şey ediliyor, ne yapıyor, ne ediyor. Koku verenler bilmem neler. Peki bu filmlerde gördüğümüz, bu vardır ya cadı filmlerinde falan böyle büyü kitapları vardır. Onların mesela bu taraf doğu kültüründe karşılığı var mı? Kadının zaten büyücü olduğuna inanıyor Batı. Hayır, doğuda var mı? Doğuda var mı karşılığı onun? Kadınlarla var. İlgili mi? Büyüyle ilgili. Yani. Var tabii, olmaz mı? Her ülkede var ya. Yani abrakadabralar falan var ya. Her ülkede var. Buni. Afrika'da yok mu? Demin dediğiniz Buni. Buni Risalesi. Kitabı yani Buni. Buni olağanüstü bir kitap. Sende şeysi var değil mi Turgut abi? Buni'nin mikrofilm fotoğrafı. Hayır canım. Ben pek fazla ona şey etmedim. Gördüydüm. Lütfettiler, ben aldım efendim onu. Bir müşterek dostumuz İyi ettiler. Başındaydı. Bunun ben daha ziyade matbu olanlarını toplamaya çalışmıştım. Çok farklı, yalnız söyleyeyim mi? Tabii. Yazmasıyla çok farklı. Farklı mı? Musun? Uydurmuşlar. Yani direkt yazmayı alıp basmamışlar, uydurmuşlar. Girişi yazmışlar, bir iki şekil koymuşlar. Ama bunun şöyle bir şey yani. Çok farklı. Bir de matbusu Türkçe, aslı Arapça. Dil olarak. Neyse, teşekkür ederim. Yemekleri öğrendik. Kitapları öğrendik. Acıktım ben. Adetleri öğrendik. Evet, bir murabba oturup yemek yemek lazım. Hadi gidelim. Yani bağdaş kuracağım. Gidelim bir yemek yiyelim. Olur. Abi kelle yiyelim. Yarın öğlen yiyelim kendini. Ya da sabah yiyelim. Bana yok. Yemem misin abi kelleyi mi? Yemem ki, niye yemeyeyim? Yarın öğlen böğlen bir kelle yiyelim biz bir yerde. Alıp yaptırır mı? Şurada var şeyde. Yaptırırız. Çocuğu şey Yavuz yolla. Bu saatte kelle mi olur ya? Yarın, değerli izleyiciler, bugün de programın sonuna geldik. Saat 2 oldu. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.